Selam chat. Ya merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Ya merhabalar. Lemeyan Arkist aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Yakel Prime'i kullanmış. Teşekkür ederim. Onun dışında Yakel aramıza katılmış. Wizdow Prime'i kullanmış. 00 Kürşat 4. ayında Adal Adam Nicayları yayınlar demiş. Olmuş bize. Ama ondan önce hoş geldiniz chat. Birazcık eve geç gelebildim. O yüzden de yayına geç açıyorum. Aslında yayına geldim ama direkt açamadım. Birkaç hazırlık yapmam lazımdı. Bir şeylerle uğraştım. Öyle kaldı. Onun dışında aynen sakallar kesildi. Mis gibi oldu. Bebek poposu götü gibi oldu. Böyle şap 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 şap. Ve evet yine 20.00'da olmasa da evet bu sefer yarım saatlik bir gecikme oldu. Hiç olmamasından daha iyidir. Güzel gömlek cix tatlı. Güzel, teşekkür ederim beğendiğiniz için, yeni aldım. Güzel. Evet, mezevenk gömleği bu arada. Of, gerçekten mezevenk gömleği bu. P ile başlıyor aslında bu. O tam olarak bu gömleği. Birazdan pazarlamaya başlayacağım arkadaşlar. Ondan havai mükemmel bir gömlek aslında. Neden mezevek gömleği yapıyorsunuz ki bunu? Neyse, bu sansürlü hali daha fazlasını şey yapmıyorum. Sansürlendiği kadarıyla. Güzel, tatlı. Benim saçım bir kere şeydi böyle. Uzundu, şuraya falan geliyordu. Aynı tabirleri şeyden duymuştum direkt olarak. Saçım uzun diye mezevenk mi bu demişti arkadaşımın babası. He, uzun saçlı olunca öyle oluyorum. Garip şekilde, neyse, çok ilginç, garip bir andı. Öyle bir an. Bu sefer çok hızlı geçeceğim bu şekilde. Dün böyle bir farm yapmıştık, mob farmı yapmıştık. Buradan da experience gelmiyor aslında. Experience için değil de burada mesela karşıdan 47 tane barutumuz var. Bakalım ne kadar gelecek şimdi 47 baruttan. Böyle savurmayla kesiyorduk, barut alıyorduk. Bir tane mob farmımız vardı. 63 oldu sadece 2-3 tane kesmemizle beraber. Havai fişeğimiz çok az, onları falan birazcık yapmamız gerekiyor. Bunlar da son havai fişeklerim, yapabileceğim bir şey yok. Burada da deliler gibi işte creeper var vesaire, bu çok güzel. Tek sıkıntı buradaki örümceklerin birazcık kafayı yemiş olması, beni sinirlendiriyor olması. Tamamen olay bu çünkü. Ya bir gidin oğlum gerçekten. Tamam neyse, bu adamları boş verin tamamen. Hiç uğraşamayacağım. Şöyle geleyim, buraları da aydınlatacaktım en son. Bu mob farmından daha verimli galiba ya. O kadar fazla düşüyor ki, şuna bak. Fazla yaratık var. Buraları ışıklandıracaktık, ışıklandıramadık, öyle kalmıştı. Neyse, şunları da vuralım da bir. Her yerdeler. Phantom'la mı uğraşayım? Creeper'la mı uğraşayım? Neyle uğraşayım? Hiç emin değilim. Sen de öl abi, öl. Özellikle de kılıcımızda ganimet olduğundan dolayı barutları bu şekilde almaya çalışıyoruz. Çünkü çok da... Ay yine ölüyordum bu arada. Evet, hardcore'u bir daha yok edemem abi. Hardcore yine gidecek gibi geliyor sayemde. Sen şöyle şunu ya abi. Ondan sonra ben öbür taraftan dolanıp şuradan sana bir kritik vurayım. Yok mu öyle vurmam? Oğlum ne yapıyoruz? Aşıklar gibi bir oraya bir buraya. Ha şu barutlar. Önemli olan bu zaten. Hardcore yakın zamanda, evet hardcore yakın zamanda bitecek galiba. Ben öyle bir oynuyorum ki zaten. Ha, o kadar sıkıntılı ki. Auto farm yapman yok mu? Bu auto farm yapmaya gerek yok bunda ya. Baksana creeper'lar falan da bayağı fazla. 63 barutumuz vardı. 15-16'ya çıkıyor. Ya çok hızlı, çok verimli, çok güzel. Dün bu kadar verimli değildi bu arada. Dün aşırı verimsizdi. Hatta bir tane daha düştü. Sesini duydum. Bak burada. Bunu da kesiyorum. Çıkıyor. Bunlardan deli gibi fişek yapılır. Şunu da öldürelim artık da adamlar böyle... O kadar sinir ediyor ki, gel kankacığım, canım benim, aynen sana vurayım şöyle de bir kendine gelin. Bu arada çok hızlı girdim bugün yayına. Ha, bu da böyle olsun. Onun işte Polat 2004-004 4. ayında Prime kullanmış. Ha, bu sırada şunları yaparken şöyle kendimi kapatayım da bu adamlara karşı. Şöyle bir tamamen full odak kasılalım. Bir yandan da bu şekilde bunları kesmeye devam edeyim. Abi şu Rickroll'u kapatacağım bundan sonra. Hatta Rickroll'u direkt kapatayım. Rickroll daha fazla istemiyorum arkadaşlar. Hızlıca Rickroll'u kapatıyorum. Çünkü daha fazla Rickroll şeyi rahatsız ediyor. Telifli de bir de. Telif'ten en çok bilinen şarkılardan bir tanesi olduğu için kesinlikle telifi yerim ve otururum diye düşünüyorum. O yüzden bir daha Rickroll atacak biri varsa atmasın. Çünkü üzülür. Ben bu şekilde uyarı kutusundan bunu kapatacağım. Nerede? Bağışlar. Aha burada. Alert Variations. Buradan da neredeydi? Aynen.
disabled'ladım abi. Çok şey yapmaya gerek yok bundan sonra. Tamamdır. Hallettik, kapattık. Bak creeper'lara bak. Neyse güzel. Robin 07 TR Prime'i kullanmış. Polat aramıza katılmış. Dark Light 901 ikinci ayında yayınlara Adal Adam demiş. Teşekkür ederim. Adal ama gazozu ikinci ay mı demiş. Alex Tak 3. ayında. Hey selam Adal, ben de bugün Prismarine farmı yapar mısın demiş. Abi bugün Prismarine değil. Bugün Totem farmı yapacağız. Totem farmı daha iyi. Şimdi Prismarine farmı ne işime yarar ki yani? Neredeyse işime bile yaramaz. Onun dışında Merat 2. ayında buradan Samuray kardeşime selamlar demiş. Confess Time Prime kullanmış. Gökay Batuhan Prime'ı kullanmış. Ahmet 12123 Prime'ı kullanmış. Wisdom Prime'ı kullanmış. Yakel aramıza katılmıştı. Kereke HD 5. ayında. Abi 6. ayda mı arkadaşlık ekliyordun demiş. Aynen öyle kanki. Onun dışında barutlar çok artıyor be. Bugün en verimli hali. Dün hani birçok şeyde burun kırın etmiştiniz değil mi? Yedip de şey demiştiniz. Evet. Bu çok da verimli değil falan demiştiniz. Şimdi o kadar güzel ki. Yani biraz burada kasılacağız, ondan sonra da totem farmına doğru yol alacağız. Totem farmı birazcık daha meşakkatli bir iş aslında öbürü farmlara göre. O yüzden de sıkıntılı olacak. Yapabileceğim bir şey yok. Onun dışında kemik farmı bak, bak bunların hepsini bu içindeki demir hariç galiba. Yok demirler de şey. Galiba huş basamak ve gölgeli cam hariç hepsini buradan faydalı bir şekilde elde ettik. Çok iyi. Astas Pepe Pue 3. ayında selam Adal Adam 3. ayım iyi oyunlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bu arada chat, bu kulaklıktan kazanmak istiyorsanız, onun dışında ekstra olaraktan 2 tane mouse kazanmak istiyorsanız tabii ki abone oluyorsunuz, destek vermiş oluyorsunuz. Abone chatinden etkilenmiyorsunuz, abone chatinde yazabiliyorsunuz. Ona istediğiniz kadar spam da atabilirsiniz. Atmayın ama yani bir timeout'a takılmıyorsunuz yazdıktan sonra 30 saniye falan beklemiyorsunuz. Gibi gibi böyle şeyler, bir sürü avantajı var. Reklam almıyorsunuz, reklam gözükmüyor size gibi bir sürü olayı var. Abone olursunuz, destek verirsiniz, çekilişe katılırsınız. Her ayda 40 tane Minecraft Premium veriyoruz zaten. Bu şekilde yayına abone olarak ilk ay bedava. Yani parası olmayanın bile artık alabileceği dünyanın en kolay işi. Prime Türkiye'ye geldiğinden beri. İlk ay giriyorsun, deneme sürümü. Prime'ını alıyorsun, dizi izliyorsun, film izliyorsun. Ondan sonra bir de üzerine abone oluyorsun, çekilişe katılıyorsun. Daha ne olsun yani? İlk ay bedava. Param yok diyene bile bahanesinden kurtaracak şey. Bahane olsa bile. Olay bu. O yüzden hani bu şekilde sizlerle de anlaştım. Hem abone olup bana destek veriyorsunuz. Ben de size işte çekiliş falan sağlamaya çalışıyorum. Güzel tatlı oluyor. 6 ay aboneliklerimi Discord'dan ekliyorum. Discord'da yani çok konuşulmuyor onu söyleyeyim. Çok işim olduğundan dolayı yazdığınız şeylere arada bir dönebiliyorum. Çok az konuşuyoruz ama Discord'dan ekliyorum o şekilde de. Hadi bakalım. Para yok nasıl abone? Beleş kanka. Beleşin de parası yok. Anlamıyorum. Ya bari şey olmayın. Yani abone olmanıza gerek yok. Yani bu bir abonelik bir ayrıcalıktır. Ekstra olarak daha ayrıcalık şey falan istiyorsanız bu kesinlikle. Bütün aboneler tabii ki. Yani bir dergiye abone oluyorsun. Adam sana abone olduğun için bir tık daha ucuza veriyor dergiyi. Onun dışında ekstra ufak tefek şeylerdir. Her şeyin bir abonesi vardır. Yani bir dergi olursun ve herhangi başka bir... ne bileyim böyle kutular falan yolluyorlar size, onlardan Mr. Box'lar falan filan var, onlara abone olursunuz, size bir şeyler sağlarlar. Bu da Twitch'te yani yayıncıyı desteklersin, ekstra da faydalanırsın yani. Abone olmaya hiç gerek yok ama şey değil, reklam çıkıyor falan diye ağlayanlar var. Bu reklam beni destekler kanka. Ha, parasını verip reklam şeyinden kurtulmak istiyorsan abone olursun böyle şeylerde. Yani abone olduğunda da reklam falan görmezsin. Abone chatine mesela, şu an abone chatine alsam mesela şu şekilde, bundan etkilenmeyeceksin hiçbir şekilde. Üzerine istediğin kadar da yazabileceksin. Olay bu. Ha bunu istemem. Ben normalde de arada yazabiliyorum. Adaliumlar şey yapıyorum. Bedavaya geçiniyorum. Ara reklam izliyorum. Bu şekilde destekliyorum. Ben gayet cool'um. Hiçbir sıkıntı yok bunda diyorsanız. Bu şey size ne uyuyorsa tabii ki. Ama reklam geldi ağlayam. Bunu reklam geldi ağla diye chat'e yazam falan diyenlerdenseniz. O zaman biraz üzücü. Çünkü yani... Oğlum benim işim bu. Ben buradan para kazanıyorum. Bazen belimi çürütüp ekstra şeyler yapıyorum. Bugün mesela yayın açmayacaktım. Yoruldum ama yine de böyle eğleniyoruz falan filan diye. Siz de böyle bekliyorsunuz. Baktım chatte birçok kişi. Adal nerede falan yazıyor. Ben de dedim ki bu kadar herkes Adal nerede, Adal nerede diyor. Açayım dedim böyle bir sohbet muhabbet edelim. Kısa sürecekse de kısa sürsün. Olay bu. Ama en azından eğlenelim dedim. Olay buydu tamamen. Şimdi bu arada bunu birazcık daha verimli yapabilmek için
Bunu ikiye almıştık olayını. Böyle bir yerde burası. Ben bunu birazcık da arttıracağım şimdi. Bu şekilde verimi de düşüyor tabii de. Biz mesela 64 tane bayağı barut almışız. Demir bloklarını şöyle koyayım, şu barutları alayım. Bunlardan deliler gibi roket yapacağız. Oklar, ondan sonra kemikler, bir sürü şey var. Tabii benim evimin nerede olduğunu ben tam olarak hatırlamıyorum. Bu tarafta mıydı benim evim? Bu tarafta mıydı? Şuradan gitsem mesela. Hayır, evet. Dur. Burası değil mi? Burası mı? Lan burası mı? Burası, evet. Lan tam bulamadım. Neyse. Selam. Selam abi. Ben buradan doğru yola mı gidiyorum? Hiç doğru yola gitmiyorum. Buradan gideceğim ve buradan. Ha, tamam, doğru yolu buldum. Arkadaşlar doğru yolu bulduk. Enescat 9. ayında kanonik. 3. ayında çok seviyorum seni Adal. Bu arada adam canonik demiş. Ama ismini yazıyor zaten, manyak adam. Canonik, teşekkür ederim 3. ayın için. Onun dışında Murat Avler Prime kullanmış. Pegasi 303. 3. ayında selam kral, çekiliş ne zamandı? Abi yarın açıklanacak çekiliş. Bugün son güne. 40 tane Minecraft Premium'dan birini kazanmak istiyorsanız. Onun dışında bu Logitech kulaklık şey birazcık daha uzun sürecek. Ona da hani zamanınız var. Birkaç hani bu hafta içerisinde bitecek çekiliş, hafta sonu. Şimdiden başladı bile. O şekilde. Şimdi 1400'e geldik. Ben buradan şöyle gitsem tamamdır. Eve geldik. Sıkıntı yok. Güzel evim. Evim. Güzel evim. Güzel. Tatlı. Bu arada evet. Donate seslerini falan kapamışım az önceki şeyden sonra. Set. 46 Prime kullanmış. Onun dışında Ege Boster. Aramıza katılmış. Eren BBR Prime kullanmış. Emir Osko Prime kullanmış. Atakan 626 3. ayında. Efsur D 20 3. ayın 3. ayında diyorum. Az önce aramıza katılmış. SpaceX 4. ayında. Tolmayan Bır Prime'ini kullanmış. Killer Mestere aramıza katılmıştı. Adas Pepoe aramıza katılmıştı. Robin aramıza katılmış. Onun dışında arada gözümden kaçan kimseler yok. Tamamdır. Sen selamlar Bne Kuzey Prime kullanmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Bir de şey yapacağım. Bağışları da açacağım ki arada görmediğim kişileri, bağış yapanları da göreyim. Sonra tam hızımızı alıp devam edeceğiz. Boynumu bu aralar çok fazla kütletiyorum. O bayağı sıkıntı ya. Bir de hani şey, başımın dönmesine de bir etkisi falan olmaya başladı. Boyun ağrısı direkt başına falan vurur. Hani geçen fenalaştım, yayını kapatmam falan gerekti ya. Onun sebeplerinden bir tanesi de tamamen olay bu. Yani o boyun ağrım birazcık başıma vuruyor. Ondan sonra ben yavaş yavaş böyle başım dönmeye başlıyor. Kapatmak zorunda kalıyorum. Özellikle sıcak, terliyorum. Buradan pervane dönüyor. İşte boynuma falan filan vuruyor. Bu şekilde bayağı boynum pert oluyor. Onun dışında burası öğrenci evine dönmeye başlamıştı en son. Bayağı boku yedik. Olur böyle şeyler. Şimdi şeker kamışlarını alıp, hatta kağıtlarım vardı burada. Şu kağıtları da alıp kendime roket yapmam gerekiyor. Hadi bakalım ne kadar yapabileceğiz. Şunları da şöyle baktığımda, yani şeker kamışımız, kağıdımız bayağı olması lazım. Kağıtları da mı göremedim ben? Sanki bir kağıdımız falan da yok. Öyle bir sıkıntımız da var. Burada da kağıt olması lazımdı, deli gibi. Ben çok eminim bizim deliler gibi kağıdımız olduğuna. Şeker kamışı farmı yapacaktık ama yok şu an. Burada diyeceğim, burada da yok. Ben nereye koydum bunları? Hiç hatırlamıyorum. Zaten buraya baskın olduğundan kapıyı kapatmıştık da. Bunu da boş ver, açalım. Burası var, burada da yok. İşin ilginç kısımlarından bir tanesi. Yani her yerde kağıt vardı, barutumuz yoktu. Barut farmı yaptık, ekstra eşyalar yaptık. Bu sefer de öbürküler yok. Kağıt. Tamam, gördüm. Birazcık daha gördüm. Acaba arada görmediğim birazcık daha var mıdır? Acaba böyle. Ben nasıl olsa biliyorsunuz körüm arkadaşlar. Böyle bakıyorum, görmüyorum, kalıyor. Tapınak olabilir mi? Tapınakta da kalmış olabilir. 45 kağıttan bu arada deliler gibi yaparız ya, sıkıntı yok. Bak, şimdi alıyoruz kağıdı. Barutumuzu koyuyoruz. Zinc. Hatta arttı bile. Zinc. Kaç tane oldu? Deliler gibi oldu. Tabii bu uçuş süresi 3 yaptığımdan dolayı sadece 2 tane uçuş süresi kalmış. Ama bunları boş ver. Uçuş süresi 3 bunlar. Bunlar 1. 2 stack. 2 stack maşallahı var. Bir de bunlardan işte daha fazlasını kullanmayacağım. Bir şeker kamışı farmı yapsak güzel olur ama... Yani şeker kamışım 0. O zaman en azından bulduğumuz bu havai fişeklerle bir totem farmı yapmadan önce hızlı bir şekilde gidelim. Kör adal emoti yapılabilir Twitch için. Kullanırsınız.
Güzel olur. Burada keçkeler. O keçkeler baya baya burada. Bu kadar fazla keçke yoktu burada. Bu bizim keçkelerden biri var mıdır acaba? Bizim isim verdiğimiz keçkeler. Aa evet, keçke. Kendine aile kurmuş arkadaşlar. Beni bıraktın lan oğlum. Canım oğlum. Keçkem. Sen benim oğlum değilsin. Neyse. Beğendim. Öğrenci evine çıkmış arkadaşlar. Öğrenci evi. Şimdi karnını da doyuramıyordur. Babacım sana yemek getirdim babacım. Al bir dakika babam. Canım babam, buğday al. Lütfen. Gel buraya şöyle. Keçke sensin değil mi oğlum? Sen değilsin, sensin. Keçkeciğim al bakalım. Keçkeciğim babanın önünde sevişmesen mi? Ne çabuk büyüyorlar. Tipe bak. Kafan neden? Kafasını kara gömdü, ölecek şimdi. Lan manyak. Ne yapıyorsun? Bu neden böyle? Aa! Zilli'ye bak. Torunum. Canım torunum benim. En sevdiğim torunum sensin çünkü. Şaka şaka. Torunum benim. Gel gel, ama çok tatlısın lan. Gerçekten çok tatlısın. Seni seviyorum. Kafaya bak. Hadi be. Hadi be. Dedene bir tane kafa atsana. Dedene bir tane kafa atsana. Hadi bakalım. Yok, bizim torun öyle değil. Tatlı şu yumurta. Aynen, tüy yumağı. Çok yani. Çok fena bir çocuk olacak. Şimdiden belli. Yaramaz değil ama olsun ya. Evlatlık mı alalım? Oğlumun oğlunu nasıl evlatlık alabilirim? Hey canım oğlum. Keçke. Keçke nerede burada? Keçke neredesin oğlum? Çocuk yaptın, kaçtın. Sen ne değilsin? Sensin değil mi keçke? Ha? Keçke diyorum. Diyorum ki oğlunu evlatlık alacağım. Sen bakamazsın falan. Bakalım bir ne yapabilir. Şöyle ittireyim biraz. Acaba bana sinirlenecek mi? Çünkü küçük keçiler daha böyle hiperaktif falan. Ben test sürümlerinde denerken küçük keçiler daha fazla yukarı zıplıyordu. Daha fazla etrafta dolanıyordu falan filan. Çok gariplerdi yani. Ben anlamıyordum. Ama bu birazcık gerçekten kendi çapında sakin tatlı duruyor. Gerçekten çok efendi uslu bir çocuk. Bu keçin ismi torun mu yapayım? Yapayım abi torun. İsim etiketimiz zaten var. Bol bol var. Onları yaparız. Onun dışında OC 1950 Prime kullanmış. Dex Boss Prime kullanmış. Legosal 2. ayında. Selam ben Can 31. 4. ayında. Demir Arslan onun dışında Killer B 498 Prime'ını bizlere kullanmış. Maxim 4 Hours aramıza katılmış. Onun dışında Ali Efe 1501 4. ayımız kutlu olsun. Nicayları Adal abi demiş. The Ereh Prime kullanmış. Inflames 1394 Prime kullanmış. 1903 Mehmet aramıza katılmış. Sağ ben Kuzey. Bu ne? Kuzey de aramıza katılmıştı. Osi de aramıza katılmıştı o zaman. Güzel. Peki benim isim etiketlerim neredeydi? Dünyanın en tertipli, en düzenli insanının evine hoş geldiniz arkadaşlar. Belki içiniz daralabilir. Belki içinizin daralmasıyla kafanızı duvarlara vurabilirsiniz. Çünkü çok derli toplu bir insanım ben. Ondan kaynaklı yani. Yoksa yani ne sandınız? Yani dünyanın en tertipli insanı benim. Dağınıklık da bir düzendir. Dağınık olmak da bir düzendir arkadaşlar. Mesela ben kendi dağınığımı başka bir düzenlediğinde, annem benim dağınığımı başka bir yere koyduğunda ben bulamıyorum. Eşyalarımı bulamıyorum. Öyle bir durumum var. Herkes de öyledir büyük ihtimalle. Yani kendi dağının her zaman daha iyidir. Güzeldir. Aynen o şekilde. O zaman şimdi size birazcık kitap satacağız. Siz de bana birazcık eşya zümrüt vereceksiniz. Ben de şuradan alıyorum 12 tane. Abi kitapları alabilir miyim şuradan tekrardan beyefendi? Şöyle buğday atayım size. Aynı o şekilde. Onun dışında buralar bayağı sıkıntı. Sana da zümrütle bir şeyler alabiliriz. Bu yeni bu arada gerçekten. Ben almayacağım. Almak istemiyorum. Sana da kitap satabiliyor olmam lazım ki bunların... Yok, sadece şimdilik bu. Sadece bu adam var şimdilik. Aga bey. 12 zümrüt. İsim etiketi ama ben görmedim. Var mıydı? Var mıydı? Bu arada abone chatten çıkarıyorum ki herkes yazabilsin chat. Sakince şey yapalım. Birbirimize kırmayalım. Sakince konuşalım. O şekilde devam edin. Bu arada Discord sesimi yine açmışım. Klasik. Kapatayım hemen. Çünkü bizimkiler konuşuyor birden. Ondan sonra zing. Ne oluyor? Ben. Konuşmaya başlıyorum. Susuyorlar. Onun dışında teşekkür ederim. Gömlek güzel. Aynen. Gel bize. Bugün aldım. Gömlek giymem bu hiçbir şekilde. Dedim bu güzel oldu. Ben bunu giymeliyim. Aldım öyle.
Ama yani çok pahalılaşmış her şey lan, böbrek veriyorsun. Gömlek alıyorum, böbreğime kredi kartı olarak diye. Al tabii 3000-4000'e zaten pahalı markaları alanlar da var. Onları nasıl alıyorlar ya? Gerçekten insanlar ne paralar kazanıyor be? 3000-4000 liraya gömlek veya ne bir şey. Ben 30 liraya tişört aldım seneler önce, hala onu giyiyorum. Şey yapıyorum. 3000 lira versem büyük ihtimal arkaya falan asarım böyle özel bir kaplamayla falan, böyle toz almasın diye. Ondan sonra o şekilde stoklardım. Hiçbir şey yapmazdım. Ya ekonomiden değil lan, 3000 lira şey de o eski pahalı şeyi, o mesela 1000'di, 3000, 4000 oldu, 10.000 oldu. Bu arada hadi 3 tane daha zümrüte vereceksiniz ya. Siz de neden hep zombi oluyorsunuz? Ben bu evi daha ne kadar ışıklandırabilirim? Kafayı yemelik. Kafayı yemelik. Daha benim mesela meşalelere bakalım abi. Ne kadar meşalem varmış. O meşalelere bakayım bir, her yeri ışıklandıracağım. Hatta böyle olabilecek her yer. Lav koyacağım, yakacağım en sonunda. Ha o sırada şimdi biraz mol mu dinlesek acaba ya? Biraz mol dinleyelim. Bir de benim yemeğe de ihtiyacım var. Yani sadece en Prime'ı kullanmış Ahmet Eren 31 bit atmış. Abi bugün kaç Temmuz demiş. Abi sıcı Temmuz, aynen. Beynir 30 bit atmış, hiçbir şey dememiş. 55 Ali Kemal 55 4. ayında. Muhammed Utus 6. ayında. Selam Adala'dan Minecraft'ta orta çağlarla ilgili bir roleplay sunucum var. Gelmeyi düşünürsen Discord'dan eklersin. 6. ay olduğu için demiş. Abi 6. ay olduğu için öyle şey yapmama gerek yok. Normalde ekleyebilirim yani. Ama orta çoğu roleplay bilmiyorum. Biz kendi aramızda yapınca hoştu da sunucular biraz sarmayabilir. Emin olamadım. Tüm bunların dışında baba merhaba. Öncelikle selamın aleyküm Adal adam, nasılsın demiş. Baba merhaba, uzun zaman oldu kanka. Selamlar. Hoş geldin. Onun dışında Dogukan NK Prime kullanmış, Eren Yayın Prime kullanmış, Seruna Urarıl Prime'ını bizleri kullanmış. Arada görmediğim çok fazla kişi geldi birden, onun için okuyamadım. Lobs65 Prime kullanmış arkadaşlar. Ay bu adamlar götümü ısırmaktan başka bir şey yapmıyor ki. F-16'lar tekrar piu piu bombardıman diye böyle. Bir dakika, ben yine alayım mı bunu? Arkadaşlar özlediniz mi benim internet kafe sesimi? İnternet kafe sesimi özlediniz mi arkadaşlar? Gelecek sesi özlemediniz değil mi? Bekleyin bekleyin. Özlediniz özlediniz. Arkadaşlar hayır, özlediniz. Kabul etmiyorum. Ya özlemişsinizdir ya özlemişsinizdir. Bu ses özlenir. Özellikle de şimdi şuradan neredeydi? Burada. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Selamlar. Cafe Ambient People Sound. Tekrardan arka plana açalım şunu. Aynen öyle. Tamam. Arkadaşlar maalesef en son Minecraft Premium dağıtırken çok fazla size çekiliş falan yapmışım Twitch'te. Twitch abonelerimi çok önemsediğim için artık internet kafeden açıyorum yayınları. O yüzden de maalesef bu ay Premium çekilişi yapabilecek miyim bilmiyorum. Geçen taksidi ödeyebilmek için maalesef böbreğimi satmak zorunda kaldım. Çişe falan zor çıkıyorum. Taş var bir de ekstra olarak. O yüzden sıkıntılı bir tık. Hayat iyi. Yayıncı mikrofonumu satmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani öyle. Bütün her sesi alıyor ya. Ha, bu arada şu an odamın arka planını şey yaptım, bir tane kartondan green screen aldım, yeşil bir karton aldım, arka planı sildim, internet kafeye koydum, odamdaymışım gibi hissedin diye arkaya da şey yaptım, böyle güzel bir şey koydum. Annem diyor ki ses iyi gelmiyor. Anne ben evde değilim, ben şu an evde değilim, sen beni yan odada sanıyorsun. Hayır abi, toz istemiyorum. Olmuyor da olur, kaşar yok, karışık olsun, karışık. Bir daha masa 5'i bir saat daha uzatırsın değil mi? Tamam abi, çok teşekkür ederim. Minecraft oynayacağım. Ne Minecraft'a fazladan para mı alıyorsunuz? Abi ne alaka lan, oyunun şeyine göre daha fazla işlemci yakıyor, daha fazla şey oluyor. Abi sen biraz cimrisin galiba. Abi ne alaka? Ben normal fiyattan vereceğim.
Abi o kadar tost yiyoruz. Tostların pahalı bir şey diyor muyuz? Oradan kız. Gerçekten. Neyse. Arkadaşlar bağışlarınızı bekliyorum. Bir daha yayıncılığa devam edebilmem için. Çok özür dilerim. Galiba internet kafeye daha fazla insan geliyor. Ses iyice arttı. Konuşamıyorum. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Ne chat ses mi gelmiyor? Nasıl yani? Oğlum özür dilerim. Yani. Alo. Gelmiyor mu ses? Ulan be. Ulan be. Çok kötü oldu bu. Ses gelmiyormuş. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim. Kamera kapanır. Dur kamera kapanıyor. 5 saat sonra internet kafeden gitti ve tefeciden para aldı. Tefeciden para aldıktan sonra aynen öyle mikrofonunu Rahim bıraktığı yerden geri alacaktı. Ve bir saat sonra şuradan kapatıyorum. Selam arkadaşlar, evime geldim bu sefer. Merhabalar. Gerçekten bu arada bundan bak şundan yapıyordu az önce. Kulağınız rahatlıyor değil mi bundan sonra? Baya rahatlıyor. Ey maşallah. Güzel. Sonunda. Neyse internet kafe. Oğlum internet kafe RP'si çok güzeldi ya. Ben internet kafe RP'sini yapmaya devam edeceğim. O mikrofona geçeceğim. O kadar eğleniyorum ki internet kafe RP'si yaparken baya eğlenceli ya. Özellikle sucuklu tost falan alıyorsun böyle. Diyorsun ki Mehmet abi sucuklu tost bir tane bana. Ondan sonra o da getiriyor. Çok eğlenceli. Çok hoşuma gidiyor. O zaman şimdi biz en son ne yapıyorduk? Evet. Bu adamın bize zümrüt satmasını bekliyorduk. Bir de torunumuza isim verecektik. Onları yapıyorduk. Onlara bir gideyim. Torunumuza isim verelim ya. Bir torunumuza isim verelim. Önemli torunumuza isim vermek. Onun dışında sucuklu uha prime'i kullanmış Zedaf 4. ayında. Deniz Çevik prime'i kullanmış Eren Flex aramıza katılmış. Karahan SMT prime'i kullanmış King Tuğrul. Var ya ben abone oldum demiş 7. ayında. Onun dışında Ahmet'ten 30 bit atmış abi sesin bana zevk veriyor demiş. Ah, bol zevkler afiyet olsun. O zaman sen daha tam stokları yenemiş 24 oldu. Bir de bana isim etiketi yaparsan. Torunumuzun ismi ne olsun? Dedemin ismini vereceğim. Ya da babamın ismini vereceğim. Sürekli böyle torunlara böyle şey oluyor ya. İsim veriliyor. Torunuma şimdi. Vereyim lan hadi. Hadi vereyim. Lan gerçekten dedemin adını vereceğim şimdi. Aga be duygulandım şimdi. Gel bakalım. Hayır ama örsten şey yapmadım. Keşke olmayacak oğlum. Keşke nasıl olsun. Manyak adamlar. Sizce benim dedemin adı Keçi olabilir mi? Keçke diye bir isim mi? Oğlum Kepçe de. Kepçe bu arada mantıklıymış. Ama yani torunuma dedemin adını koyacağım. Ya arkadaşlar evime artık izinsiz girmeyin. Şu evin anahtarını nereden buluyorsunuz bilmiyorum ama. Kafayı yiyeceğim artık ya. Bırakın şu işi. Bırakın. Tamam. Şuraya bir şöyle. Güzel. Hadi bakalım. Babam bam baram bam. İyi bari. İyi bari. Buradan yardıralım bakalım. Keçi ke. Güzel be. Bazlama adam. 5. ayında abi seni aşırı seviyorum. Saçları saçlarını yemeğime katmak istiyorum. Böyle uf, ısırasım geliyor. Aşığım sana demiş. Oğlum saçımdan ne istiyorsun lan? Saçım dökülüyor zaten. Aga be. Ben şimdi buradan şöyle çıkayım ya. Neden gitmeye çalışıyorum ki ben de ne cimri adamım ha. Ne cimri adamım. Nerede torunum nerede benim? Torunumu gösterin bana. Sen misin keşke? Hayır. Lanet olsun torunum nerede keşke? Sen misin keşke? Torunumuz nerede? Torunum nerede? Torunum yok arkadaşlar. Torunum nerede? Hayır. Hayır. Torunum. Hayır. Ah burada. Koca adam olacak daha okutacağız seni oğlum. Gel tipe bak. Aynen. Tipe bak. Çok güzel oldu. Çok tatlış oldun lan sen. Ve keçi sakalı var ya böyle. Gerçekten de keçi sakalı yani. Tam bir keçi sakalı. Güzel oldu güzel oldu. Çok sevimli duruyor. Şimdi bu eşek kadar adam olacak. Ya bu eşek kadar öküz gibi. Bunu başka hayvanları kullanınca anlamı olmuyor. Mesela
ejderha çıkıyor karşıma. Öküz gibi ejderha, şuna baksana diyorum ama yani öküzden 5-10 kat daha yani buff aslında. O tarz şeyler. İlginç oldu ya. Yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi bizim totem farmı için birazcık malzeme toplamamız lazım. Malzemeler şurada ufak bir yerde yazıyordu. Ben o malzemeleri bir alayım. Benim deliler gibi bir tane mesela çana ihtiyacım var. İki tane suya. Ondan sonra iki villager'a, trapdoor'lara. Yani benim kısaca deliler gibi odana ihtiyacım var. Bu farmı yapabilmek için. O zaman çok iyi olacak mı bilmiyorum. O yüzden de tane tane alacağız malzemeleri, deneyeceğiz en azından. Hani garanti çalışacak, çalışacak, bugün çalışacak bilmiyorum. Sadece bir şey de çalışacak daha sonradan, onu biliyorum. Ah, hadi bakalım. GlissQ Prime'ı kullanmış. Musti the Fox 4. ayında Kerem KYR Prime'ı kullanmış. Onun dışında Medi Atori Prime'ı kullanmış. Yasois aramıza katılmış. Tasarım Bilgim aramıza katılmış. Hoş gelmiş, teşekkür ederim. Onun dışında okumadığım kimseler yok. Bir kişi var, o da az önce bağış attı. Muz, Çikita Muz demiş. Ben bu Çikita Muz çok cringe olmasına rağmen eskiden bir yerde Çikita Muz böyle ünlü olduğunda Çikita Muz 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 diye etrafta cringe cringe camdan bağırıyorduk. Yani ben aslında böyle bir şey yapmam ama bir tane tanıdığımız biri vardı. Tanıdığımız birinin çocuğu. Ve sürekli her tarafta zıplayıp böyle kafasını dışarı çıkarıp şey yapıyordu. Çikita Muz 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 Çikita Muz Muz böyle yapıyordu. Ben de ona ayak uydurmak için böyle camdan kafayı çıkarıp böyle yapıyordum. Çikita Muz Muz yapıyordum ama ergenlik yani, anlıyor musun? Ergenlik bile değil lan. Ergenliğe bile girmemiş. O kadar velettik zamanı. Anlamı ne? Ama anlamı yok. Lan Ajdar'ın yazdığı bir şeyden anlam bekliyor musunuz? Adamın anlamlı yazdığı bir şey. Aşk şarkısı arkadaşlar. Çikita Muz Çikita Muz. İşte aslında orada. Ah. Şimdi arkadaşlar, Muz diye bir kız var, tamam mı? Çikita da çok güzelsin demek. Orada diyor ki Çikita Muz çok güzelsin, Muz çok güzel. Seni gördüğümde gözlerim dolar, kalbim çarpar. O yüzden de böyle bir şarkı yazmış Ajdar. Demiş ki Çikita Muz Çikita Muz. Ama duygusunu biraz belli etmemek ve üzerine de birazcık da hani birazcık farklı bir ton katabilmek için bir aşk şarkısını duygusal değil de biraz eğlenceli söylemek istemiş ve böyle yapmış. Çikita Muz 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 yapmış ama aslında içi kan ağlıyor arkadaşlar. O yüzden evet, şu an yaptığım şeyde, anlattığım hikayede ne deniyor biliyor musunuz? Götten sıkma sanatı arkadaşlar. Herkes sıkamaz. Benim sıktığım kadar. Sevgiler, saygılar. Ben bir B sınıfından Doğukan Adal şiirimi okuyacağım. Menekşeler mavi yaşasın 23 Nisan. Ben bu arada bir B sınıfındaydım. Böyle gidip şiir de okumuştum. Merhaba arkadaşlar. Çok çekin diyorum böyle. Herkes geliyor, perdeler açılıyor. Ben böyleyim. Herkes bir de ismini okumak zorunda. Almıştım böyle mikrofonu. Mikrofon kafam kadar zaten. 1.26 falanım. Merhaba arkadaşlar. Ben 1B sınıfından Doğukan Yılmaz. Şimdi size şiirimi okuyacağım. Sonra şiiri Kemkümede'de okumuştum. Ve hani birinci sınıfım ya, daha yeni okuma yazma öğrenmişim ya. Herkes de böyle, bütün veliler de kim çıkarsa alkışlıyordu. Bok gibi okumuştum heyecandan. Ama bütün veliler de böyle bu adam bu şaheser be, sen nesin böyle falan olmuşlardı. Ben de ne bileyim, heyecanla hiç gaza gelmemiştim ama. Ya birinci sınıfım nasıl okuyayım, şey mi diyeyim yani? Menekşeler mavi. Ulan bunun kafiyeli bir şeyi de yok ki. Menekşeler mavi, okey. Oldu bu kadar. Mamcık adam aramıza katılmış. Dark Phoenix 22 Prime'ini kullanmış. Cengaver aramıza katılmış. The Cyber 67 Prime'ini kullanmış. Xpro 22-33 aramıza katılmış. Muhammed Murat Bulun aramıza katılmış. Dardenalton 2. ayında. Sen odan adam uzun zaman sonra tekrardan geldim demiş. Hoş geldin kanki. Tamam, bu arada her şeyimiz güzel. Güzel bir gün var, böyle bir dolunay var, tatlı. Bu arada seninle hiç uğraşamayacağım. Benim evim neredeydi? Ben ev aynı buradaydı. O zaman ben bir totem farmına doğru gideyim. Malzemeler neydi? Malzemeler tekrardan bakacağız da. Cama falan ihtiyacım vardı. Son olarak camları alabiliriz.
Son bir de camları alalım. Ama bir dakika, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Şuraya bir alan oluşturayım ki buradan girip şu şuradan girip en azından işimi görebileyim, anlıyor musunuz? Şu bu kadar. Mesela uçuyorum ya, 10 saat tekrar oradan merdiven dolaşmak istemiyorum. Şöyle geleceğim. Şimdi hardcore bitiyor değil mi tekrardan? Çat diye girişiyorum. Sonra buradan gireceksin böyle bu şekil. Bir de artık lanet olsun şunu bırak. Abi sen neden zümrüt tutuyorsun manyak? Ben zümrüt mü? Aa, zümrütlerden birini attım az önce. Sıkıntı. Neyse, kinetik enerji yemeyelim. Kritik enerjiden öldü falan çıkar şimdi. Şurada bir Japon plağımızı bırakalım. Benim alacağım kum. Evet. Kırmızı boyalı cam da olur aslında. Ben şunları... Aa, daha benim camım varmış. Boş ver bunları ya. Yok ya da boş verme. Şunları koyayım da birazcık. En azından stoğum olsun. Camlar ekstradan kalsın. Bir 64 tane cama falan ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Onun için adam oraya bir uçuş pisti. Evet. Mevdey düşüyoruz. Elite Ram kırıldı. İniş izni istiyorum. Tamam. Hayır. Hayır. Bunu yapmamam lazım. Bunu lütfen... Adal adam, daha fazla bunu yapmamalısın. Mayday. Ha, bu oturdu mu oturmadı ama. Arkadaşlar, aynen. Hayır arkadaşlar. Oğlum şu camlar bir şey olana kadar, bu arada benim başımı da etkiliyor deli gibi. İşkence, gerçekten büyük bir işkence bu arada. Şöyle bir bakayım, şöyle bir değiştireyim. Aha da bu. Kule. Kule. Maalesef yakıtımız bitti kule. Kule tamam. Sinyal alınıyor. Okey. Tamam. İniş izni istiyorum. Kule cevap ver. Kule maalesef inmek istiyorum. Şimdi neyse boş ver, daha fazla yapmayacağım. Çok fazla şey yaptınız. Oğlum ya, yapacaktım da kulağınızı kanatmak istemedim bir anda. Çünkü benim de kulağım kanadı. Ben kendi size gelen o cızırtılı bozuk sesi ben de duyuyorum. Bildiğin o ses geliyor. Başım ağrıdığı için kısa kesmek zorunda kaldım. O kadar çirkin bir ses yani. Onun dışında bir de o sırada camlarımız olurken de bir Iron Golem farmımıza bakalım. Ne olacak? Disorion 2. ayında selamlar demiş. Ultora Giri Prime'ini kullanmış. Merhaba. Canım benim. Yan bakalım yan. Güzel, fena değil bu arada ya. Yine arada bir almamıza rağmen buradan demirimiz çıkmaya devam ediyor. Güzel oldu ya. Huh. İyi. Serhali 3. ayında YouTube mu Twitch mi kapansın? Onu neden kapansın? Biri kapanmak zorunda mı? Kapanmasın hiçbiri. Hepsinin olayı farklı. Asil Okar hoş gelmiş, teşekkür ederim. Ayran Golem arkadaşlar, Ayran Golem milli içkimiz zaten. O yüzden de Ayran Golem farmı yaptım. Sırf bu milli içki üretim merkezi olsun diye. O zaman camlardan da 64'e tamamlamış hızdır umarım. Şunları da alayım da şöyle bir. Aynen böyle, mis be mis. Burada da aksolotlarım, canlarım, tiplere bak. Hala etrafta dolaşıyorlar safsalak. Peki camlar 14 tane buradan, 14 tane buradan. Hadi bir 5-6 tane daha alalım. Olsun. İsme Efe YSR Prime kullanmış. Ruki GT 70 aramıza katılmış. Fatih PBP 12 aramıza katılmış. Onun dışında parlaklık azalttı. Onu, abi yok, yapmayalım onu. Sonra 10 saat bulamayacağız. Yani karanlık olmaması lazım ve mağaradan dolayı da bir sıkıntı olayı var galiba ya. Öyle ufak bir olay olabilir sanki. Onun dışında nasıl çekilişe katılabilirim? Abi çekilişe katılmak için sadece abone olsan da yeterli. Onda sıkıntı yok. Onun dışında Muhammed Adal Adam Adalar Survival'da ben bir buçuk ay chat modu yaptım. Sonra birkaç bir şey oldu. Bırakmak zorunda kaldım. Tekrar seçilebilir miyim? Seçilebilirsin kanki. Yani çok büyük bir şey olmadıysa ben bilmiyorum da yani. Sorarım yetkililere. Yani çok böyle... Bütün yetkilerin anasına sövüp falan, ondan sonra bütün yetkilerin anasına buradan falan demediysen sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tüm bunların dışında abone chat'i kapatalım abi de herkes bir yazabilsin. Ah güzel, tamam. Buradan da yeterince almışız. 64 tane cam, tamam. Her şey var. Şimdi totem farmını yaptığımız o yere doğru bir gidelim. Ayrıca chat tekrardan hatırlatmakta fayda var. Şu şekilde söyleyeyim. Aha da bu kulaklıktan kazanmak istiyorsanız çekilişe katılabilirsiniz. İlk ay bedava. 2 tane mouse verilecek. Onlardan da kazanabilirsiniz. 40 tane Minecraft Premium veriliyor. Mis. O kadar. Onun dışında hadi bakalım gidelim. Bunlar neden bu kadar fazla? Deliler gibi fazlalar. Ben bir rokette giderim herhalde. Şu şekilde. Hop.
Şuradan şu araya girersek aha de burası zaten. Pa 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 para pa. Mekula Pax Prime'i kullanmış. Aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Bam ba bam. Mis be mis. Buradan Bad Woman'ı alacağız. Burayı kurmamın sebebi de bu arada farmı. Şöyle bir olay olacak. Biz buradan kötü kehaneti alacağız. Kötü kehaneti aldıktan sonra bu adamlar zaten bolgalar en son. Baksana oğlum öbürü. Ne kadar hızlı gitti lan öyle. Neyse şu an kötü kehaneti almayacağım da. Şuraya bir yere kuracağım. Böyle bir alana kuracağım ki buradan kötü kehanet alıp şuraya kurayım hatta. Tekrar tekrar onları kullanabileyim. Manuel çalışacak birazcık. Otomatik değil. SMP'deki çok zordu. Çok uzundu. Ben daha kolayını yapacağım. Zaten deliler gibi toteme ihtiyacımız yok. Experience farmımızın bu kadar fazla şey olması, iyi olması gerekiyordu. O yeterli gayet. Ama bu ne böyle? Bunlar yok abi Robin Hood gibi atıyor bir de. Deli gibi atıyorlar. Ben buradan bir uzaklaşayım. Ben yatak alsaydım ya. Keşke yatak alsaydım. Ama burada da koyun keler var. Ben bunları bir keseyim mi? Benim demirim var mı? Demirim de yok. Tam kesmeye de gerek yok o zaman. Biraz geceyi atlatacağız. Ay zaten bak ay batacak birazdan. Tekrardan güneş doğacak. Güzel olacak. Sen öl abi. Sen öl. Sen de öl. Şöyle. Güzel. Burada bekleyeceğiz. Bunlar da afiyet bal şeker yiyorlar. Ben de birazcık alanı oluşturmam lazım. Kaça kaç alan oluşturmam lazımdı? Camla şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Sonra şöyle bir alan oluşturuyordum galiba. 3'e 3'lük bir alan oluşturuyorum. Farmı yapabilmek için. Sonra buraya geliyorum. Şu alt kısımları kırıyorum. Ve burası başlangıç noktasından. Energros. Energos'cum sen gel bana gerçekten banka soymuş olabilirsin. Ben güveniyorum sana banka soyduğun şeyinde. Energos korktun mu? Abi başım çatladı. Korkmadım da başım kendini hiç iyi hissetmiyor. Tamam buradan 4, 2, 3, 4. Bunları şöyle yapacağım bu arada. Aa varmış varmış evet almadım sanıyordum. 1, 2, 3, 4. Buraları şöyle kazacağım. Sonra aşağı doğru kazacağım. İkili kazmam lazım hatta. 3, 4. Şöyle geliyorum şu şekilde. Bir kare oyuk açacağız buraya. O şekilde yardıracağız. Burayı da kazacağım. 2 tane 2 aşağı kazmam gerekiyor diye biliyorum. Ondan sonra işte aldığımız odunlarla beraber ilk malzemeleri falan filan yapmamız gerekiyor. O şekilde. Bunları tamamen buradan kaldırıyorum şimdilik. Abi de benim küreğim bir tık daha hızlı kazdığı için biraz düzensiz olabilir bazı yerler. Onları sonra düzeltiriz. Şimdi bunlar çimlendi diye birazcık daha zor kırıyor. Onda sıkıntı yok. Tamam bunları aldık. Şunları açalım. Şunlar zaten kazılabilir. Aynı bu şekilde. Hatta bir tane daha mı kazacağım? Bir yandan videoyu izleyerek yapacağım. Bir adamın tasarımı yani. Demiş ki alın bunu yapın. Benim tasarımım. O tasarımdan şey yapacağım. Çünkü bu adamlar yani farmları yapabilmek için, çalışmasını test edebilmek için Minecraft'ın koduna girip hani böyle bir sürü şey deniyorlar yani. Bu var, şu var, ben bunu nasıl yapabilirim falan derken arada ustalaşıyorlar. Tamam şunları koy. Şuraları bir düzleyelim. Seni bir alalım. Bir de seni alalım. Bu iyi gibi. Buraya bir tane köylü koyacağız. Adamlar da köylüyü yağmalamaya gelecek. Buraya tuzak kapıları koyacağız. Bu adamlar da tuzak kapılarında birazcık salak olduklarından dolayı düşecekler. Yapabilecekleri başka bir şey yok. Yani tek yapmaları gereken düşüp ölebilmek. Tamam bir blok kazıyoruz. Onda sıkıntı yok. Şu an ikinci bloktayız. Bir yer daha kazmam lazım ama. Bir katman daha kazmam lazım sanırım. Onu da şöyle kazalım hızlıca. Pa 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 para pa. İnek ne yapıyor? İnek şantiye izliyor arkadaşlar. Biz yani Türk milli sporu olaraktan nasıl bir kepçe falan izleriz. Onlar da ben de şu an kepçeyim. Manuel böyle elimle kazıyorum olduğu kadarıyla. Milli sporu yapacak arkadaşlar. Gerçekten yapıyoruz bu sporu ya. Şuraları da kapatsak seni de alayım. Ay çok hızlı fazla hızlı bu kürek. Tamam bir tane daha kazıyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kaç blok oldu? 1, 2, 3, 10'da. Tamam sıkıntı yok. Sonra ne yapacağım? Tamam. Anlamadım ama yapabileceğimiz bir şey yok.
ufak bir bölük mü açmam lazımmış? Şöyle bir bölük açmam lazım. Tam şuraya, şu şekilde. Hatta şuraya da kazmam lazım. Bunu yapıyoruz çünkü hani raid falan yediğimizde deliler gibi burada totem alabileceğiz. Bizim en son ben her gün hardcore serisinde ölmeye devam ediyorum ya, totemlerim bitecek. Ölmeme totemlerim belli bir süreden sonra bittikten sonra ben öleceğim, bir daha canlanamayacağım. Öyle bir sıkıntımız var onlardan dolayı. Şimdi bizim meşe kütüklerini artık çevirmemiz gerekiyor. Şöyle bir hepsini çevirebiliyor muyum? Hepsini çeviremiyorum. Şöyle bir tane crafting table şuraya koyayım. Bunlardan çubuk yapmam gerekiyor ama ilk önce ben bir sandık yapayım en azından. Ivır zıvır boktan bir şeyleri koyabilmek için. Onu şöyle koyayım. Şunları, ıvır zıvırları, kitapları en azından buraya koyabilirim. Onun dışında barutları koyalım. Şimdilik sıkıntı yok. Havai fişekler şimdilik kalsın. Meşe tahta tamam. Malzemelerimiz bizim neydi? Malzemeler tekrardan bakıyorum hızlı bir şekilde. 60 tane cama ihtiyacımız var. 28 tane merdivene ihtiyacımız var. Merdiven yapması kolay iş. Hatta şöyle bayağı bir yapayım. Şunları alayım. Buradan 28 tane çıkar mı? 27 oldu. Hadi birazcık daha fazla yapalım. 30 tane. İlk malzemeleri yaptık. Tuzak kapısı lazımmış deliler gibi. Kaç tuzak kapısı lazım? Orada inek bana ne yapıyor şu an ya? İlginç şeyler yapıyor. 21 tuzak kapısı lazım. 18 oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan tekrardan şöyle yapsam 26, tamam, fazla bile yaptık. Bunlarda da sıkıntı yok. 3 tane sign tabela almam lazımmış. 3 tane tabela almam gerekiyor. 3 tane tabelayı da şu şekilde yapabiliyoruz. Tamam, 3 tane tabelamız da var. Onun dışında composters, tamam, köylüler için birazcık da onlara çalışma alanı yapabilmem gerekiyormuş. Onu da şu şekilde yapıyordum, yapamadım. Şöyle bir tane daha yapalım abi. Slap. Tamam, slap'ler nerede? Burada. İki tane miydi? Aynen, iki tane composter lazım. Bir tane daha yapıyorum o yüzden. Şöyle iki tane composter. Bunlar da tamamen gayet güzel. Sıkıntı yok. İki tane köylü getireceğim. Bir tane hopper'a ihtiyacım var. Onu zaten demirlerden yapabiliyorum aslında. Şöyle bir tane fırından yapalım abi. Fırında şuraya koyayım. Demirlerle. Bir tane de huni yapacağız. Bu da loot'u alacak. Totemleri alacak tabii ki. İki tane yatak lazım. Yatağı da alırız. Hatta yatak burada da var. Güzel oldu ya. Tamam, bunları da çevirelim ya. Kaç tane? İki tane lazım. Çok fazla ihtiyacımız olmadığı için abartmayacağım bunları. İki tane yatak. Bir tane sadece köylerden bir tane çalmamız gereken zil var. Zili çok kolay çalarım bu arada. Şurada yakında bir tane köy vardı. Onu bir gideyim, alayım, çalayım, yerine getireceğim. İki tane su kovası, bir tane lav kovası, iki tane sandık, dört tane fence oluyor, tamam. Onun dışında iki tane warp fence gate. Warp fence gate ne işe yarayacak bilmiyorum. Nether'dan almamız gerekiyor bazı şeyleri de. Özelliğine hiçbir fikrim yok. Ama denenir. Köylü getirmek için ray çekmen gerekiyor. Yok, data pack kurduk abi, iple getirebiliyoruz. Dedim chat'e, dedim ki ya bu köylüler çok zor geliyor. Yani bunu yapacağız, siz eğlenmeyeceksiniz. Ray system yayının uzamasına sebep oluyor. İster misiniz iple beraber çekeyim? Herkes okey dedi yani. Zümrüt değil mi diyor? Zümrüt değil de. Zümrüt daha kolay da yani. Ya biz ipi bulduk. Data pay'i bulamadım ben o şekilde. Yani zaten böyle ufak kolaylıklar sağlanmalı. Oyunun bazı kısımları gerçekten rahatsız edici. O yüzden de yapılıyor böyle şeyler. Mesela Hermitcraft'ı düşünün. Hermitcraft çok büyük bir seri. Bayağı ünlü bir seri. Orada mesela bazı adamlar 1 milyon, bazı adamlar 700 bin falan izleniyor. Ve adamlar datapack kullanıyor. Yani 10 tane 20 tane datapack var. Creeper'lar patladığında hasar vermesin. İşte gaslar bir şey attığında patlamasın. Phantom'lar ortaya hani çıkmasın uyumasan bile. Veya işte uyduğunda bir daha bilmem ne zaman gelmesin. Bunların hepsini datapackliyorlar. Ve bu tamamen oyunun zevkinle alakalı. Yine vanilya. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla. Olduğu gibi. Olduğu kadarıyla. Ya gayet worth. Köylüyü bir yerden bir yere getirebilmek işte. Ya zevki bozulmadan yapabiliyorsun. Ya köylüyü ipe bağlayıp çekebilmek. Oyunda bence olmalı. Oyunun bir eksiği bu hatta. O yüzden de öyle. O yüzden ben de yükledim.
Rahatsız olursanız öyle yapmayalım. Yayında ray döşerim, onu da yaparım. Bana sıkıntı yok. Sadece sizin eğlenmeniz önemli olan burada. Onun dışında çanımızı da çaldık. Güzel oldu. Tamam. 4 tane de fence gates lazım. Fence gate'i de hızlı bir şekilde alabilirim. Fobum karşı 90 oynuyorum. 90'a alıştım. Önceden zoom'la oynuyordum da herkes lan yeter artık zoom'la, gözüm bozuldu falan diye diye artık bıraktım o şeyi. Onun dışında şunları da hallettim. Bu fence'ler böyle oluyordu değil mi? Aynen. Bundan 4 tane ihtiyacımız var. Şöyle alırsam 4 tane. Tam 4 tane burada. Şu blaze powder yerine bırakabilirim. Her şey sıkıntılı mı? Tamam. Her şeyimiz var. Sadece bir yerde ward fence'imiz yok. Onlar da sıkıntı. Bu birazcık daha karmaşık olacak ama en çok işimize yarayacak farmlardan bir tanesi. Hani kafayı yersiniz chat. Gerçekten kafayı yersiniz. Biz şimdi ne yaptık tam olarak? Burayı böyle koyduk. Benim bir tane meşe şeyini böyle bırakmam lazım. Bir de şu alanları doldurmam lazım. Bunları açıyorum. Kapıları açıyorum. Buradan galiba tekrardan tuzağa sokacağız adamları. Bu şekilde de adamlar gelecek, düşecek, ölecekler burada. Hızlı bir bakıyorum ama bir tık yanlış yapılmış gibi seziyorum. Aynen. Bir tık daha şuradan koyup şöyle gelsem. Tamam, şu an daha iyi. Buradan iniş yapacağız. Adamlar da yanarak ölecek. Burada köylü olacak ya. Tuzak kapılarını buraya koyacağız. Zaten onda hiçbir sıkıntı yok. Sadece birazcık daha net yapmak için. Adam aynısını yapıyoruz. Neyin aynısını yapıyoruz? Aynı şey değil ki abi. Tam olarak aynı şey değil. Benim o aşağı kısmına 21 blok aşağıda kazmam lazım bu arada. Şu an yaptığım yerden. Yani şuradan bir 21 blok aşağı iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aha da burada. Ölecek miyiz acaba ya? Asla aşağıya kazma. Totem farmı yaparken bir de totemin bittiğinden düşüp ölüp bir daha bir şey yapamıyormuşum. Ağlanmalık olay değil mi? Ağlarım zırlarım bütün hardcore biterse. Gerçekten ağlamalık zırlamalık. Onun dışında şöyle alana bakayım. Şöyle bir alan oluşturayım kendime. Şöyle de aydınlatmam lazım. Burayı yani çok fazla alan oluşturmamıza gerek yok. Burası bizim lootları alacağımız yer. Birazcık da alan açıp kendimize hani mekan yapıyoruz. Bu farmın çok da önemli olan bir yeri değil. İstediğimiz kadar koyabiliriz. Sürekli söylersen gerçekleşir. Ya olduğu kadarıyla abi. Olduğu kadarıyla şimdi. Buraya hopper'ı koyacağım. Ama onun için de birazcık tekrar yukarı mı çıkmam lazım? Yukarı nasıl çıkacağım ben? Benim şu an hiçbir şeyim yok. Dur şunları alayım yine. Şuraya da bir tane çalışma masası yapayım. Ne çalışkan adamız ha? Her yerde. Her daim. Burada da iki tane sandık ihtiyacımız var. Keşke demirleri de önceden alsaydım. Şimdi bu deliğimiz var ya. Tam bu deliğin buraya bir tane huni bağlayacağız ki adamlar buraya düşüp öldüğünde biz öldüreceğiz onları. Ganimetten daha fazla alabileceğiz. O yüzden huni bağlamamız lazım. Bir yerden de toprak merdiven yapacağız ya, arkaya doğru döneceğiz. Burası şimdilik böyle. Ufak da bir şey yapmamız lazım. Mesela adam tam olarak buraya düşecek. Mesela biz buraya kazdık ya. Buraya koyuyorum abi. Ondan sonra meşe tuzak kapısı. Bunu aşağısına koyuyorum. Ondan sonra şuraları kapıyorum. Adam beni göremesin, bana vuramasın diye buraya da bir tuzak kapısı koyuyorum. Bunu bir blok olarak görecek ve burayı bir blok olarak gördüğünden dolayı bana vuramayacak. Adam zaten aşağıda eğilemediğinden dolayı bana saldırmaya çalışsa bile aynı bu şekilde. Bu. Böyle. Onun dışında fişek vardı. Üste çarparak ölebilme ihtimalim de var. Öyle bir durum var. O yüzden yapmıyorum. Yukarı birazdan çıkacağız. Bir oyuk açacağız. Oradan devam edeceğiz. Şimdi buraya da bir tane çan koymamız gerekiyor. Tam da buraya abi. Tam buraya üstüne. Tamamdır. Adam bir şeyler deniyor bu arada. Tam olarak emin değilim. Ne yaptığıyla alakalı. Bu birazcık sıkıntılı olacak. Bu şu an totem farmımız abi. Galiba bir aşağıya bir de üste iki tane köylü getirmemiz gerekecek, onlardan bir tanesi. Totem farmı bunlardan işe yarıyor, ölmeme totemi. Yani elimde olduğu sürece ölmeyeceğim, bir sıkıntı olmayacak. Mesela şimdi şuradan bir yol açayım da. Mesela şöyle bir kazayım. Farmın bambaşka bir yerine çıkacağım. Crossbow'lar aradan vuramayacak abi. Onu nasıl aradan vursun? Tuzak kapısı, adam bir blok sayıyor. Önünde blok olarak görecek, onu vuramayacak. Şimdi şu merdivenleri de alalım da. Böyle koyacağım çıkacağım. Koyacağım çıkacağım. Bu şekilde de devam edeceğim. Sonra bir de buradan. Aynı şekilde devam.
Bu zaten merdivenler tamamen burada arka plana bir çıkış kapısı yapabilmek için de. Buradan ineceğiz. Burada totemleri kasacağız. Ondan sonra tekrar buradan yukarı çıkacağız. Yani farklı bir asansör sistemi de yapabilirdik aslında da. Neyse böyle birazcık amele işi, birazcık kondisyon chat. Birazcık kondisyon. Yani hamlandık, çok hamlandık biliyorum ama. Birazcık daha sıkın. Dişinizi. Lan. O nasıl? Çok korktum. Elite bug'a girdi sanırım. Bazen elite bug'a giriyor böyle. Çat diye yere yapışıp ölüyorsunuz. Elytra mı açıldı büyük ihtimal? İyi ki de öldürmedi. Çok az kalsın ölüyorduk. Neyse son bir tane daha yedek totemim var. Son bir totem. O da giderse büyük ihtimal boku sağlam yedik. Neyse bak biz burayı yapacağız. Buraya köyleri koyacağız ya. Burası bir köy sayılacak. Bad Omen geldiğinde bu adamlar tuzak kapıları buraya koyduğum için buradan gelecek. Buraya düşecek. Şu yaptığımız yoldan en aşağı düşecek. Biz de ona şak 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 kesmeye devam edeceğiz abi. Olay tamamen bundan ibaret. Güzel de olacak aslında. Blackhead aramıza katılmış. Pompalı Makarna aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Sen de şöyle keselim abi. Tamamdır. Güzel. Şimdi yapmam gereken şey büyük ihtimal şuralara şöyle bir sürü ama bir sürü trapdoor koymak olacak. Adam bir şeyler deniyor bu arada. Hiçbir fikrim yok. Ne olduğuyla alakalı. Hiçbir fikrim yok. Adam deniyor. Bu arada ben video izliyorum bir yandan. Hani yani normalde ben bunu YouTube videosu yapsam yine bir yandan da video izleyecektim. Siz de samimi ortamdan yapmaya çalışıyorum. Yani... Hiçbir farm bu arada neredeyse şey değil. Kendi farmınızı çok fazla yapmıyorsunuz. Öyle de bir olay var. Şimdi benim buraya bir tane adam getirmem gerekiyor. Tam olarak yakın bir yeri olması lazım. Şuraya bir tane yatak alanı yapalım. Çünkü iki tane köylü olacak. Bir tanesi en üstte onları tuzağa çeken olacak. Bir tanesi de aşağıda büyük ihtimal köy görevi görmesi için. Hani farklı alanlarda iki tane köylü olunca şey diyecek oyun. Aa burada bir köy var ve ben de buraya işte raid düzenlemeliyim. Mesela benim olduğum yerde köy değil ama baskın düzenleyebiliyorlar. Şimdi bir tane yatak. Bunu buraya koyuyorum. Bir tane de gübre varili koyuyorum. Buraya da bir tane su koyacağız. Suyu buraya koyacağız. Buradan köylüyü aldığımızda tam koordinatı alalım abi mesela. Eksi 171'e 2000... O abi bu çok fazla. Dur bunu bir kenara bir köşeye yazmam lazım. Şuraya bir yazayım. Eksi 171'e 2973. Tamam. Tam bu koordinata geleceğiz. Delik açacağız ve adamı içerisine iteceğiz. En azından aşağı doğru kazıp dolan başlı yollardan falan getirmem. Güzel olacak. Redown 18N 4. ayında. Onun dışında Pompalı Makarna aramıza katılmıştı. Profesör Azman 3. ayında. Zeytin Aga aramıza katılmış. Quexu Prime kullanmış. Swiss Doruk aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. O zaman eksi 171 abi yine mi? Yine mi? Ben yataklardan birinde uyuyayım ya bari. Çünkü bu adamlar hiç rahat vermeyecek bana. Hiç mi hiç rahat vermeyecek? Uy abi şurada. Ha şöyle be. Abi sürekli duyuyorum. Pleb ne demek? Abi plebler yoksul insanlara deniyordu işte. Kas sisteminde falan diye hatırlıyorum. Aynen o şekilde. Ya yanlış hatırlamıyorsam. Atom adam be. 4. ayında be. En sevdiğim abonem be. Teşekkür ederim. Atom adam. Hoş geldin. Neyse şurayı da bulalım da sabah gözüyle. Eksi 171. Tam olarak neresi oluyor bu? Ben şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Ha burası. Eksi 171. Burası okey. 973. Aha da burası. Tamam bu deliği açacağım. Umarım doğru yere gidiyorumdur bu arada. Doğru yere gitmiyorsam boku yedim demek. Suya düşmem lazım. Köylüyü de buradan çekeceğiz. Aynı şekilde. Aynen tamam güzel. Adamı iple alacağız buraya atacağız. Tabi boynundaki ipi çıkarmazsak büyük ihtimal böyle adamı sallayıp sallayıp zıplatıp zıplatıp en sonunda bir havaya bir böyle diye bir fırlatıyorsun. Adam yok oluyor gidiyor ölüyor. Benim zaten fazla köylüm de yok yani. Büyük ihtimal ölürler. Hoşuma gitmiyor o yüzden. Ah. Tamam. Şurada deliğimiz var. Köylüyü buradan getireceğiz. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Onun dışında adam hala bir şeyler yapmaya devam ediyor. Stickman X'ler Prime'i kullanmış. X-Fursey. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Onun dışında adam neyi nasıl yollayabildiğini aşağı gösteriyor. Köylülerimizden mi orada bir tanesini feda etmemiz gerekecek chat. Bir tanesini feda edeceğiz. Ha, ilginç bir şey yapıyor bu arada adam şu an. Tamam. Benim galiba bir Nether'a gidip yeni bir şeyler almam lazım. Çiftleştir.
Çiftleştireceğim ama abi şu an çiftleştirme pek zaman varmış gibi gelmiyor. Okşu acemi var. O abi adamı acemi diye de bak, adamın yolunda yani hayatında çok şey olacak. Adam yani usta olacak. Ondan sonra kendi dükkanını açacak, bir sürü şey yapacak. Okçu adam daha hayata atılamadan hemen hayatını mı söndüreceğiz? Nasıl yani? Şaka gibi be. Başka köyden al. Oğlum o bir köyden alırsam da uzak yani. Burada iki adımlık yer neredeyse. Ondan dolayı diyorum. Ha tabii bu adamlar da bana vuracak da bu adamları da temizlemem lazım. Ey maşallah ben dört tarafı düşman dolu. Günde 4 saat uyku, 4 tarafı pepega dolu. Evet. Biliyorum yoruldun reis ama bu sensiz olmaz. Hop şuradan zıpla ama. Aslında bayağı da yol var ya. Ben buradan köylüyü nasıl getireceğim ki? Baksana. Bizim köylü gerizekalı. Gerizekalı gider yanar şimdi. Ölür. Ben buradan parkur yapa yapa gitmişim. Bu köylü illa düşer. Net düşer. Hani ray sistemi dizmesek de adama en azından düzgün bir yol yapalım ki adam burada salaklanıp ölmesin. Yani çok net bir köylü salaklanacak. Öküz ne olacak? O ne öküzü lan? Ne öküzü ben anlamadım. Öbür öküz mü? Aradaki öküz mü? Az önce tanıştığımız orada duran öküz mü? İnek mi yani? Ama ne keseceğiz, yiyeceğiz, ne olacak lan? İnek mi görmediniz oyunda ilk kez? Sanki dünyanın en nadir şeyi, çünkü ben de anlamıyorum. Bin tane inek kestik şu an. E tamam inek olsun. Ne olacak ineğe? Ha pillager'ların ineği. Lan o inek mi? Manyak adam. İnek mi o? O fil mübarek. O koskocaman bir şey. Bu dünyadan bir şey değil zaten o. Ben de diyorum inek ne ineği oğlum? Ne olabilir? O da düşecek. Zaten kocaman delik açacağız. O adamla löp diye içine doğru gideceğiz. Öküz mü? Ne öküz aynen. Matador tutalım da dünyanın en hormonun en büyük tipleri. Gerçi buradaki arılar da hormonlu ki. Bu arılar da büyük. Minecraft'a hoş geldiniz arkadaşlar. Burası mantığın olmadı. Yani mantığınızı bir kenara bırakın. Öyle oynuyorsunuz. Yapacağınız başka bir durum yok. Birazcık daha köylülere yol yapayım da. Şuradan alan. Tamam buradan geliyorum. Köylüyü de buradan getireceğiz. İple getireceğiz zaten. Sıkıntı yok onda. Botla da getirebilirdik ama bot çok uzun iş. Gerçekten uzun iş. Şunların hepsini koy. Full koy. Aynen böyle. Şuradan da ufak. Hani şimdi bu adamlar yolu falan da şaşırıyor. Burada yanar kesin ya. Bizim köylü kesin burada yanar. Bak ben size diyorum. Şurayı kapatacağım ama en üste çıkıp kapatmayacağım. Net yandı. Şimdiden söylüyorum. Ağacı kesiyor, ağacı düşmüyor abi. O optimizasyondan bir tık. Okey de. Ne bileyim. Birçok şey. Ya birçok modda çünkü yapılıyor arılar falan. Küçücük arı görmüyorum bile. Sokuyor seni. Abi bir şey sokluyordun. O da oyunun etkileşini yapıyor. Ben de kocaman olmaları daha tatlı yapıyor onları. Güzel. Mantık aramayacağım. Burası farklı bir evren zaten. Onun dışında da Legend of Zelda abi Breath of the Wild oynar mıyız yani? Güzel olur mu? Akar mı sizce? Çünkü dün oynamaya başladım, sarıyor ya. Onu bir bilgisayara bağlayıp etrafta uçuşup böyle gitmemiz ama çok çok daha baştayım ya. En baştayım. Çok güzel oyun. Çok sevimli, çok tatlı bir oyun. Şimdi yatağımız vardı. Yatakta sıkıntı yok. Köylü alacaktım ben. İpe ihtiyacım var benim ama iplerimi nereye bıraktığım hakkında gram fikrim yok. Bari örümceklerden bir şey yapabiliyor muyum? Ve onlara da bakayım. Galiba bir tık boku yedik arkadaşlar. Bir tık boku yedik. Hiçbir ipim yok. Özellikle de yani örümcek ipim de yok. Evet o zaman ben bir go örümcek falan kesebilmek için farmın oraya gideyim de birazcık farma bakmamız gerekiyor. Ucundan. Ya zaten bütün her şeyin farmı olmaya başladı. Yani creeper farmı var, mob farmı var. Ya creeper farmı sayılmaz o da yani barut falan alıyoruz. Yeterli oluyor bize. Daha ne olur ki? Sandıkta var mıydı? Oğlum sandıkta olsun bana ne bahanem. Birazcık farmımı görmek istiyorum. Kör adal moment öyle bir andır ki. Ben hiçbir şey görmüyorum. Neyse sandıkta direkt örümcek ipi mi kayış mı var? İp mi var bildiğin hani böyle kocaman kalın olanından. Ya farmı özledik ya. Farma bir bakalım. Yani bu bir işletme gibi. Ben şimdi bu işletmeyi bıraktım ama
çalışıyor mu, ne yapıyor bilmiyoruz, o yüzden şöyle bir geleyim. Baksana ben olmadığım halde neler neler var. Özellikle görüntü ayarında kısalım ki hiçbir şey görmüyorum. Hah, sonunda. Burada bir tık daha fazladan çıksınlar. Şöyle geleyim. Ya tabii ben farmda ne kadar durursam o kadar çalışacak. O da olay böyle. İp mesela 47 tane ip varmış. Bundan deli gibi yaparım. Hani daha ne yap olsun. Zaten burada bayağı bir eşyam da var. Hatta kurayım şuraya hızlı bir şekilde. Şunu atayım. Şuraya kur. Şunları kur. Nerede bu? Kayış. Kaç tane? Kaç tane yapılıyor? Al abi 20 tane kayış. Mis. Onun dışında demirimiz var. Aynen. Huni için demir ihtiyacımız var. Teşekkür ederim chat. Tekrar söylediğiniz için. Onun için de şöyle koyuyorum. Böyle mi yapacaktım? Yok. Nasıl yapacaktım oğlum ben bunu? Huni'yi sürekli unutuyorum. Tamam. Huni. Aslanlık yapacaktım. Doğru. Ben neden az önce öyle bir şey yapmayı denedim ki? Şöyle. Sadece bir tane huni işimize görecek. Şu kırmızı camları da bıraksam. Mesela ne bıraksam? Merdiven lazım olacak. Meşe lazım olacak. Andezit lazım olmayacak. Tamam. Oh, farm yine doldu. Bak dünyanın en iyi farmlarından. Oh. Bak yine barutumuz nerede? Hiçbir barutumuz yoktu. 32 barut oldu tekte. Tekte az önce var mıydı? Yoktu bence. Hepsini almamıştık çünkü. Çok hızlı doluyor. Hatta ben bakmadığımda daha mı hızlı doluyor bunlar? Modifiye gelme. Ben dünkü yayından sonra hiç ellemedim. Dünkü yayındaki aynı farm. Hiçbir şey yok. Tekte imkansız mı? Yok, 5 tane falan çıkıyor. Mesela az önce 5 tane falan creeper şey yaptık, kestik. 4-5 tane de çıkabiliyor. Oradan hani en azından ortalama 4 desen 25 tanesi geliyor. 32 tane yani. Bak mesela bir tane creeper var abi. 32 tane. Ha, buraya doluyor bu arada. Buraya doluyor. Onu şöyle atsak, şu şekilde gelse daha iyi olur. 45 barut var mesela, tamam mı? Kesiyorum abi. 50 barut oldu. Bak 5 barut. Bir tane creeper'dan. Bak yine bir tane. Şu an kaç tane? 50 barut var. Kesiyorum abi. 51 geldi bu sefer. Şanssızlık. Ondan sonra bir tane daha kesiyorum. Bu sefer yine şanssızlık. Oğlum ne oluyor lan? Ben her zaman gösterdiğimde şanssızlık oluyor. İlginç şeyler. İlginç şeyler. Tamamen şansa göre. Mesela bundan ne çıktı? Bundan 2 tane çıktı. Gibi gibi. Değişiyor. Çok değişiyor. Beşer beşer de çıktı oluyor. Bir bir de çıktı oluyor. Mesela bunda 2 tane çıktı yine. Gibi gibi. Mesela ben gösterdiğim sırada yine maşallahı var chat. Yine maşallahı var. Baksana kaç tane eşya aldığımızı. Barut bulamıyorduk böyle. Hani lütfen barut barut. Her yerde barut arıyorduk. Şimdi kolay. Bayağı kolay hem de. Tabii ben şuradan görüntü ayarlarını birazcık daha açayım da önümü göreyim bari. Çok temiz. Çok temiz. Ama olay tamamen şeyde. Görüntü ayarını kısıyoruz ya. Görüntü ayarını kısmadan yapmaya çalışsak kesinlikle işimize görmez. Hiçbir işimize yaramaz abi. Onda olay o. Tüm bunların dışında ufak bir sistem yapacağız. Arada ne kadar kullanabileceğiz onu bilmiyorum ama ben yine mi yanlış yere gidiyorum? Ama ben nasıl hep yanlış yöne gitmeyi başarabilirim? Sürekli yanlış yöne gidebilmeyi başarıyorum. Ha, şuradan gideceğim. Güzel. Şimdi benim su falan almam lazım bu farm için. 2 tane suyu oradan alacağız. Çünkü adamlar ittirmemiz gerekiyor. Bir sürü de tuzak kapısı koyacağız. Dediğim gibi aynı şekilde. Sadece ufak bir tane küçük bir kısmı var. Lav koyacağımız, sistemi yapacağımız, o kadar. Başka hiçbir olayı yok. En kolay farm. Hatta yaptık bile. Yani farm şu an bitmiş bile olabilir. Çok kolay olacak. Videoya bakayım abi videoda. Daha ne kadarı var videonun mesela? Bitmiş abi farmımız. Farmı bitirmişiz. Son hamleleri yapacağız o zaman. Şuradan birazcık daha geleyim. Ha, ben daha uzun sürer diye düşünüyordum. Pam pa pam pa pam. Adam abi gömleğin özelliğini biliyor musun? Abi artı 5 yayıncılık basıyor ha. Helal biraz, çok teşekkür ederim desteğin için. Alıştım, korkmuyorum. Senin için daha böyle jump scare'imsi bir şey mi ayarlasam ben ya? Siz böyle zevk için. Bizim yayınımız chat, bizim. Bu hepimizin yayını. Hep beraber sohbet ede ede. Mis gibi. Kulak sizin gitmesin diye kıstım. Ama benim kulaklar gidiyor. Oh, oh. Sesi kısayım derken ölüyordum. Arabada radyoyla oynayanlar da ölüm tehlikesi geçiriyor ya. Baya baya taklalar atıyor arabalar falan filan. Sıkıntılı. Ben nereden yedim? Afiyet olsun bana ya. Afiyet olsun. Sen nesin Legolas?
Öyle artık be. Şimdi şu köylüyü alıyorum. Bu adam toy. Yani çok şey yok. Bu adam verimlilik 4 veriyor. Bu adamı alamam ya. Bu adamı kesinlikle alamam. Onun dışında burada haritacı var. Haritacı bir işime yaramıyor. Haritacım canım benim. Gelmek ister misin? Aynen öyle. Gel bakalım canım haritacım. Sen de gel bakalım. Sen de gel bakalım. Sizi güzel bir gezintiye götüreceğim. Ama bu da tam bir köle ticari şey gibi. Baksana şuna. Arkadaşlar, köpkelerimi gezdiriyorum. Havlayın. Hav hav. Şaka şaka. Yapma abi. Abi seni serbest bırakmadım manyak adam. Gel tabii ki. Şuradan gideceğiz de. Nasıl da geliyorlar? Ne kadar da tatlılar. Verimlilik olanı köylüyü mü aldım ben? Yani hangi köylüsün sen? Aa, verimliliği almışım. Pardon. Seni almayacaktım lanet. Lanet herif, neden söylemiyorsun? Sen benim en sevdiğim köylülerimdensin. Tamam, geri gel, geri gel manyak adam. Okçuyu aldığımı sandım. Gel bakalım. Öbür adam kaçışını gerçekleştirdi galiba. Neyse, onu bulacağız. Kanka gel buraya tekrardan. Zor kullandırtma beni. Gir şuraya, içeri gir. Gireceğim mi içeri? Girersin, girersin. Sen adamın dibisin. Gir şuraya. Sen adamın dibisin. Daha ne kadar öveyim, girer belki. Adamın dibisin, gel şuraya. Oğlum sayfa falan yenilemen lazım. Kitap yazman lazım. Kürsün lazım. Sana kürsü lazım kanka. Aynen. Yok, küsmedi abi. Birazcık naz yapıyor. Olur öyle şeyler ya. En azından kaçmayacağı bir alan oluşturayım da. Yani en azından kaçmasın be. O zaman okçu abim. Laf arasında yine kaynamış. Seni alacaktık. Sen aynen daha bak yeni teklifler yapmış. Madem işe yaramıyorum yeni teklifler yapayım da cezbedeyim demiş. Ama cezbedilmiyor abi. Artık asılacaksın maalesef. Olur böyle şeyler. Olur. Hayat böyledir. Bazen feda edilmen gerekebilir. Hayat fedakarlıklarla doludur bazen. Şimdi size şöyle bir yol yapayım da siz gelebilin. Geleceğim mi? Aynen böyle. Hah, zıpla abi. Zıpla abicim. Güzel. Ama bu yol bu kadar engebeli miymiş ya? Ben kendim çıkarken sıkıntı yok da bu adamlar gelirken bayağı sıkıntı. Ha şöyle gel bakalım. Gel bakalım. Geleceğim mi birazcık daha? İnşallah geleceksiniz. Ay, burada direkt lav varmış bu arada. Şöyle. Ha sen de gel abi. Ha sen de girdin. Güzel. Ben de birazcık gideyim. Datapack. Tek kurduğumuz datapack bu. Birazcık daha kolaylık sağlasın diye. Yayınlarda çünkü çok tilt edebiliyor bu olaylar. Biz de istemiyoruz o şeyleri. Şimdi bu köylülere saldırılacak falan da onlar abi ya. İstemiyorum ya. Gel gel, koş 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 koş, zıpla. Zıpla gelin abi. Canım abilerim, düşmeyin sakın. Düşmeyin sakın. Gel abi, gel 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 gel. Aynen, oh. Çok güzel, yoldan da koşalım, yoldan koş, yoldan koş. Abi bir yandan bize tükürüyor bu adam. Bir yandan bunları şey yapıyorum. Sanki annelerim böyle korku filmlerinde katil gelmiş var. Ellerinden tutmuşum, koşuyorum. Evlatlarımı kurtarmaya çalışıyorum. Öyle bizde de böyle yani. Yapabileceğim bir şey yok. Gel 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 gel, sakın düşmeyin. Düştünüz öldünüz, düştünüz öldünüz. Çok dikkatli olmanız lazım canım evlatlarım. Canım evlatlarım gelin. Aynen öyle. Hayır hayır canım evlatlarım, ama ya of. Öleceğim öleceğim. Abi canım evlatlarımı bırakayım. Canım evlatlarım belli bir süre gelmeyin. Canım evlatlarım belli bir süre gelmeyin. Canım evlatlarım, ben bunları sizi bırakamıyorum ki. Adamlar da benimle geliyor. Hah. Tamam arkadaşlar, özür dilerim. Özür dilerim birazcık. Sizi yordum. Biliyorum sıkıntılıydı biraz ama neyse. Bu adamların yani baya kondisyonları var. Kondisyonları var. Sıkıntı olacağını sanmıyorum bu adamlara. Şimdi bir de sizi buradan getirmem gerek değil mi? Aa, bir tanesi. Aa, bir ip gitmiş. Yanarak ölmedin değil mi? Bir dakika, yanarak ölmedim de, yanarak ölmedim de. Aa, burada. Şükürler olsun be. Şunları da bir şey yapayım da. Şu adama bulaşmayayım ya. Bir kayış için şimdi uğraşmaya değmez. Tamam. Abi hayır ama ya, hayır. Yine mi gelecek bu adam sürekli olarak? Gel abi. Gel abi, ha şöyle. Sen çıkacak mısın canım evladım? Çıkamıyor ki adam, ölecek ölecek. Çık abi. Abi yürümeyi de öğretiyorum ya bu adamlara. Oğlum yürümeyi de öğretiyorum. Bir de şu adam olacaksın ha. Oku nasıl, yayı nasıl gereceksin sen? Eğitim sıfır. Ha şöyle. Tamam, şuraya da geniş bir alan açayım da düşmesinler artık. Bir daha düşerse büyük ihtimal
Yani olmayacak. Götlerinden ittirmem lazım herhalde tutup da. Ha şöyle. Ha şöyle kondisyon bebeğim. Aynen böyle. Birazcık da şunlardan lazım. Warped mı bilmiyorum. Crimson olur mu? Hiç fikrim yok. Ayrımını çok bilmiyorum. Yani şimdi neyi atabilirim? Yani kırık taşı atabilirim gibi geliyor. O ben hiç mi bunlardan kazmamışım lan hardcore boyunca? Alalım. Sadece birkaç tane fence yapacağız zaten. Bu adamların bir tanesini aşağı, bir tanesini de en üste koyacağım. Onu da zaten taşıyabiliyoruz. Sıkıntı yok. Birazcık daha şunraları kırıp adamları arkaya geçirsem ki geçmişler bile. Okey. Güzel. Aa bir dakika. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Gelmeniz lazım. Arkadaşlar gelin. Koş. Ben yok abi kurtlar sofrasına sürdüm bu adamları. Arkadaşlar şöyle yüzmemiz lazım biraz. Sakin olun, her şey geçecek. Baksana direkt kurtlar sofrası. Arkadaşlar vurulmayın. Vurulmayın arkadaşlar. Lütfen bana ateş et. Evlatlarıma hiç şey yapma. Ama bir daha getirmek istemiyorum bu adamları. Neyse buradan sudan. Kavimler göçü arkadaşlar. Ne zorluklarda göç ediyoruz, şuna bak. Tamam, gelmeye devam. Gelin arkadaşlar. Tamam, az kaldı. Orada da bir uyur, istirahat ederiz. Sonra da totem farmı var abi. Kaçmaya çalışmak yok. Ha bak, bu güzel bir çocuk ya. Bu gerçekten kaçmadı da. Direkt babacığım neredesin? Baktı, bir kalaçan etti. Bunu da başardık be. Yani hardcore serisi tüm hızıyla devam ediyor. Başaramadığımız bir şey yok şu ana kadar. Ama ben tam olarak konum unuttum gibi bir tık ya. Ben tam bir konum unuttum arkadaşlar. Tam olarak konum neredeydi? Ya bu adamları bir yere kapatıp baksam mı? Ah tam gördüm. Doğru yola gidiyormuşuz. Yani gidiyoruz. 700k mı olduk bu arada? Oley be. Oley be. Onun dışında Furkan Hakan Yıldız aramıza katılmış. İsini Prime'i kullanmış. Teşekkür ederim. Okçular bu arada bana vurmaya çalışırken bunlara vuruyor. Artık yeter ama ya. Yeter gerçekten. Şöyle koşayım da. Gelin. Gelmeye devam edin. Buradan yardır. Evet. Bir tık bok yedik abi. Koş. Tamam, en azından. Hayır. Abi biri öldü. Hayır ya. O kadar getir biri öldü. Sizin ağzınıza sıçayım ya. Gerçekten yaratık gibi. Her zaman böyle bir şey olacak. İlla böyle bir şey olacak. Bak, bir şeyi düzgün yapacağımız anda illa biri ölecek. Şaka gibi, tam da getirdiğim anda ya. Ya ben oyuna çok... Ya senin tavuğunu da şeyini de senin ağzına sıçayım. Gel. Sıçtı bunu veledi, gel. Vurayım ağzına iki tane. Abi köylü... Ölmek için her şeyi yapın, tamam mı? Siz gerizekalı köylülerde. Ölmek için her şeyi yapın, tamam mı? Ne imkanınız varsa. Gidin ölün abi. Önemli olan ölmek zaten ya. Önemli olan ölmek zaten abi ya. Gerçekten ölün. Ya. İçim daralıyor. Bu köylüler neden böyle ya? Birkaç creeper geliyor. Patlayacak bir şu... Yani şurada köyde birazcık vardı. Şurada başka köylüler vardı. Ben neden oradan getirdim bilmiyorum ama kendi köylülerim birazcık daha adam akıllı bir iş yapar diye düşündüm. Buradaki köy de uzak aslında. Bir de buradan getireceğim. En azından gündüz vakti bir şey olmaz. Vallahi sınanmalık. Peki burada köylü kaldı mı? Öyle bir olay da var. Köylü kaldı mı burada? Beyefendiler, bu köy tamamen yağmalandı değil mi şimdi? Bir tane bile kalmadı. Arada belki... Arada kalmıştır ya. Çünkü bu köy bayağı darmaduman edildi. Bu köyde adam kalıp kalmadığı hakkında hiç fikrim yok. Üst kata çıkan bir köylü var mıdır? Yoktur. Yani. Başka şeylere bakayım. Hepsi ölmüş. Aynen. Bu köylüler de tamamen yok olmuş. Yani ben kendi köylülerimden mi getireceğim bu farm için? Dayanıklılık olanı falan mı getirmem lazım? Ne yapmam lazım? Yakında köy var mıdır acaba? Yakında başka köy vardır belki. Hadi ya, of. Tam bütün totem farmını bitirdik. Her şey bitti. Son adımı atacağız ve böyle bir tokat gibi geldi ya. Neyse, hadi şurada yakında bir yerde başka bir köy.
Tek istediğim çok uzak olmayan bir köy. Yani hemen hemen bulunur gibi. Birazcık güvenmemiz lazım kendimize. Ucundan. Gerçi bataklıkta da çıkmaz ki. Of, dayanıklılık olanı getireceğim işte. Sürekli uyuyacağım. Gece asla yolculuk yapmayalım bundan sonra. Evdekileri çiftleştirsene. Çiftleştireyim evdekileri ya artık. Gerçekten adamları bir çiftleştireyim. Koca koca. Bundan korktum bir tık. Sesi kısıyorum yine. Beynim akıyor beynim. Beynim akıyor. Başka köy mü bulayım? Oho, onun yolu o kadar uzun ki. Uğraş dur sonra. Sonra uğraş dur. O da ölürse GG. O da ölürse GG bir tık. Ondan sonra tekrar köylü getirme çabası. Şuraya baksana, getirene kadar zaten ne kadar fazla uğraştığımız olayın şeyi de var. Bota falan oturtturacağım bundan sonra ki sıkıntı da çıkmasın. O kadar fazla. Ah ah. Uwepple aramıza katılmış. Evelix Prime kullanmış. Main Temsi aramıza katılmış. X227 ikinci ayında. Yüce Noxus Generali Swain aramıza katılmış. Furkan Hakan Yıldız da aramıza katılmıştı. Chat, siz de ilk ay bedava abone olarak da bu kulaklığa çekilişine katılabilirsiniz. Aynı anda mouse, bir de 40 tane Minecraft Premium'a. O zaman devam mı? Arkadaşlar, çiftleşme zamanı, soyunuzu devam ettireceksiniz yoksa benim sayemde ölüp gideceksiniz. Öyle de bir olay var. O yüzden şöyle gelin arkadaşlar. Size birazcık şöyle çiftleştirme gıdası vereceğim. Ekmek mi buğday mı veriyordum ya size? Ekmek mi buğday mı? Kanka gel şöyle. Şimdi buğday alırsın herhalde ya. Kanka sen geleceksin mi? Şöyle seni alsak mı? Gel şöyle. Yok sen neden geliyorsun? Ay ay! Ay vurdum. Aa! Neyse ben seni zombiye çevirir, gönlünü alırım. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Tamam. Ekmekleri alın arkadaşlar. Çiftleşin. Yatak da lazım ama size. Arkadaşlar bizde yataktan bol şey mi var? Alın. Alın. Alın arkadaşlar ekmek. Sizi bir alana da kapatayım da. Bu adamlar nasıl çiftleşecek şimdi? Geceyin ansızın falan mı çiftleşecekler abi? Yemek al. Al. Ekmek istemiyor musun? Al işte bak, çiftleştirdin, ruhun gıdası. Yani çok daha verimli oluyor. Ekmek önemli. Ha, zombi olduğu için mi? Ya arkadan biz mi de bu zombilere de bir şey yapamayacağım. Zombileri çekeyim şuraya da adamlar rahat rahat çiftleşsin. Ya zombi varken çiftleşemez misin kanka? Bilinci yok. Ha, tabii onlar şimdi sizin öbür arkadaşlarınız. Orada onların yakında falan çiftleşirseniz kendinizi kötü hissedeceksiniz. Anladım abi. Geçici bir süreliğine şöyle bir şey yapayım. Şunlara geçici bir oda yapayım da bu adamlar burada çiftleşebilsin. Yatağın aha da burada abi. Şunları da alıyorum. Hemen gidiyorsunuz ya. Bu adamlar da sıkıntılı. Şunu şöyle koyayım. Bir pembiş yatak daha. Oğlum daha ne istiyorsunuz? Pembiş pembiş yataklarınız bile hazır lan. Pembiş pembiş yataklarınız bile hazır. Gelin şuraya. Ha. Aynen şöyle. Al. Şurada uyuyacaksın. Al. Yemek. Çiftleşin şimdi. Çiftleş kanka, çiftleş. Şunları da kapatayım. Alayım şunları da. Daha ne olsun? Abi hayır. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Oğlum siz geri zekalı mısınız? Siz aptalsınız. Siz ölmek istiyorsunuz. Hayır. Hayır. Nefes alman lazım, nefes. Bu kadar aptal olamazsınız ya. Beni su var abi, su. Su. Ya anlamıyorum. Çiftleşeceksiniz. Neslinizi devam et. Abi siz yani ben sizi köyde bulmadan önce, ben bu adamları köyde bulmadan önce ya bir deliği tutturamıyorlar mıymış? Düz yolda yürüdüklerine şaşıyorum ben bu adamların. Bu adamlar köyü nasıl inşa etmiş? Bu adamlar nasıl tarım yapmış? Bu adamlar nasıl demirci olmuş lan? Daha deli tutturacak burada. Sevişin diyorum, adam gidiyor boğulmaya gidiyor ya. Sevişmeyi bile beceremiyor adam. Yapamıyor.
Ay ne, suda ekstra bir fantazik olacak deyip de öldünüz mü yani? Hayır anlamıyorum, bu adamları çevireceğim şimdi, altın elma falan uğraşacağım 10 saat. Vallahi insan kafayı yer. Ya bir tane köylü lazım, köylü. Bu kadar. Şimdi altın kazacağım, aşağı gideceğim. Birazcık aşağı gidip altın alacağım, sonra da en azından şu adamlar için zayıflık iksiri falandır. Onları alayım da mesela zayıflık iksiri örümceğin gözünden yapılıyordu değil mi? Şuradan birazcık Blaze Powder'la beraber. Şurada zaten enerjileri vardır. Mesela etkisi sıradan iksir. Ben şuradan bir tane iksir yapayım abi. İksir alanı yapayım. Şunları alayım. Şuraya koyayım ben bunları. Şu şekilde. Daha alabiliyor muyum? Seni de al abi. İçeri koy. Aynen şu şekil. Bir tane mayalı örümcek gözü lazım bana. Bu arada bir daha bu adamlara bir şey yapmayacağım. Kafayı yersiniz ya. Gideceğim başka yerdeki adamları çiftleştireceğim. Daha olamaz. Bu kadar şapşallık, bu kadar salaklık olamaz. Tamam, mayalanmış örümcek gözü. Bir tane. Alıyorum. Ondan sonra buraya koyuyorum. Oldu kadar. Sıkıntılı. Dark Lords 33 Prime'i kullanmış. Ben Ahmet Buvak. Yayınlar Adal Adam demiş. Berkay Vastaken aramıza katılmış. Turkish Power 135 aramıza katılmış. Kafka Soit Prime'i kullanmış. Aramıza katılmış. Onun dışında hızlı bir şekilde bağışlara da bakayım. Mainte 5 runa demiş. Bu köylüler kafaymış. Köylüler gerizekalı. 5 IQ. Onun dışında Energos. Ölen köylü vatandaşımıza El Fatih demiş. Bu yine öldüler ki yani Energos. Gerçekten IQ kaybı. Alper Han 3 runa demiş. Selamlar Adal Adam. Emek verip bize eğlendirir için teşekkür ederler, seviyorsun demiş. Teşekkür ederim. Onun dışında Energos tekrardan Premium Minecraft'ta nasıl online sunucu açılıyor? Arkadaşlarım yine oynamak isterdim, beceremedim demiş. Abi onlar birazcık meşakkatli ya. Kendi LAN falan açman lazım. Port açman lazım modeme. O porttan girebiliyorsun o şekilde. Şimdi okey, bir tane de barut nerede? Bizim barutlarımız neredeydi? Ama gerçi deli gibi benim varmış eşyam ya. Şunu alayım da. Ben barutu bir yere koydum az önce ama şu an hatırlamıyorum. Biz barutu aldık değil mi şeyden? Burada bir yerde net barut olması lazım. Net bir şekilde barut olması lazım. Ya Aternos'tan açılır da Aternos çok kötü abi. Aternos'tan açarsanız kendinize pek saygınız olmuyor. Çünkü o kadar fazla kasıyor ki. O kadar fazla donuyor ki. Yani normal bir kişilik dünya bile açsan büyük ihtimal boku yiyorsun. Sandıkta var. Ama ben bu sandıkları bir ben göremiyorum galiba. Gerçekten hani bir ben göremiyorum. Bir ben bakan körüm. Barutlar öbür yerde kaldı değil mi? Neyse. En azından stok yapalım. Farmın orada var. Farmın orada zaten okey. Ahmet Mert 5 ay ne ar oldu onu bile fark etmedim. Adam yayınlar yayınlar demiş, teşekkür ederim. Onun dışında ben bir su almam gerekiyor ya. Ben hızlıca şu farma gideyim, bir su alayım, kendime geleyim. Neredeydi? 2300'deydi değil mi? Aynen, 2300'e 924. Şuradan gidebiliyorum. Taka Yazi abonelik hediye etmiş, teşekkür ederim. Lancastral Prime'i kullanmış, teşekkürler. Evet, farmın yanında çöl köyü var ama bu farmın yanında. Orada çiftleştirebilirim. Aynen orada da çiftleştirebilirim ama kendi köylülerimi şey yapmam daha mantıklı. Burada da köy varmış. Benim buradan ama işte portal falan yapmam lazım. En azından çiftleştirme alanını şimdi buraya mı kursam? Burada da bayağı köy var. Ama işte ben totem farmını buraya yapmam gerekiyordu. O yüzden sıkıntılı. Ya çöldeki köydekinde Nether'dan götürmesi falan filan olayları var ama benim obsidyenim yok şu an. Olay o. Biraz obsidyenim olsaydı olur gibiydi. Ban talepleri bir daha ne zaman gelir? Ban talepleri yakın zamanda geleceğini sanmıyorum. Çünkü şu ana kadar 1000 tane falan ban talebini sildik. Gerekli görüleni yaptık. Çünkü birçok kişi işte bana sövüp ban taleplerinde ismi çıksın diye uğraşıyor. Böyle gerizekalılar var maalesef. Yani tamamen yoksunluk, zeka yoksunluğu. Elytra ile götürebiliyorsun. Abi Elytra ile götürürsem öldürebilirim şimdi. Yani deneyim mi o şekilde? O biraz uzak bir yerde diye biliyorum ama emin değilim. Buradaki barutları da alayım da.
Gelin abi, gelin bakalım. Tekrardan başladık. Tekrardan başladık. Hayırlı olsun. Tamam, onlar boğuk olacak zaten. Sıkıntı yok. Tamam. Barutlar 56 tane. Burada okidoki. Tek yapmamız gereken buydu. O zaman yerini bulacağız abi. Nether'deki konumunu bulacağız. Ondan sonra da deliler gibi oradan iple götüreceğiz. En azından yapalım lan, bir deneyelim. Bak, buradaki çöldeki adamları da alabilirim. Öyle bir olayımız olur gibi. Benim hoşuma gider. Bir denemekte fayda var. Var. Hani değişiklik olsun, uçarak Elytra'ya bağlayacağım adamları. Yok edeceğim. Çekiliş ne zaman? Yarın olacak abi. Onun dışında Karaca Bey 19 Prime yüklenmiş. Deniz 22-32 Prime yüklenmiş. Alonday aramıza katılmış. 8 Lemons Kate 8 aramıza katılmış. Sude Kifuluski aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Ben şimdi buradan gitsem, birazcık da şuradan yardırsam, tamamdır, güzel. Vardık gibi bile hatta. Onun şundan W1 Rev aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Su almaya gidecektim. Su var zaten ya. Su alırız. Onda sıkıntı yok. Su almaya gideceğim. Su içeceğim. Onda sıkıntı yok. Arkadaşlar teşekkür ederim. Su içmeye gideceğim için, böbreklerimi düşündüğünüz için. Şimdi şuradan gel. Şuradan ye. Şuradan uç. Şuradan giriş yap. Nether'a gideceğiz. Nether konumunu öğreneceğiz. Ondan sonra da oraya kadar uçuracağım adamları. Ha tabi birazcık uzun sürebilir. Çünkü 1000 blok falan uçurmam gerekiyor. Ama olduğu kadarıyla. Olduğu kadarıyla. Tamam, buraya geliyorum. Buradan uçuyorum. Bu arada bu 1000 blok falan bile edebilir. 1000 blok edebilir bu. Neyse, 1000 blok o kadar fazla değil, uçuruz ya. Ama bir de adamların havada düşüp öldüğünü düşünün. Şimdi konum burası. 15'e 365. Kaça gidiyor? 2910. Ben tam mekanına götürmek istersem, tam böyle spesifik mekanına götürmek istersem, şöyle bir yer olması lazım. Şuradaki sulara bırakırız. Ya bir daha alırız, onlar sıkıntı değil zaten. Hani mekanımız burası. -153.000 desek olur gibi. Orası da yakın. Tamam. Ben buradan tekrar Nether'dan hızlıca döneceğim. Oraya gideceğim. -3.000 değil mi? Hayır, -3.000 değil. Normal 3.000. Hatta ben şu kalemi alayım. -150'ye 0.3.000 Totem Farmı. Tamam. Totem Farmını da not aldık. Bizim neredeydi? Buradaydı portal. Güzel. Hah. Yener Gülenç. İkinci ayında hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Onun dışında Mr. Mert. Tekrardan 100 bit atmış. Hiçbir şey dememiş. Hoş gelmiş. Yayın GG diyenler. Yayında bir şey yok chat. Büyük ihtimal Opera'da falan VPN kullananlarda bazı sıkıntılar olabiliyor. Onlardan olmuştur. Yani onlar da bir zahmet VPN kullanmasın abi. Yapabileceğim bir şey yok. Ay, yanlışlıkla şeye girdim. Dur abi, seni... Neyse, öldürmeden şöyle gireyim, hiç uğraşamayacağım valla. Ya Opera kullanan bazı kişilerde sorun oluyor. Bilmiyorum neden olduğuyla alakalı. Yani. Tamam. O bu full demir set lan, bu benim setim mi? Oha. Benim de demir setim yok ki öyle. Felansal. Tamam o zaman. Tekrar gideceğiz. Oradaki çöldekileri alacağız. Burada mıydı? Burada bir yerdeydi galiba ya. Oradan yardıracağız. Kaç blok gideceğiz? Benim var değil mi uçuş süreli? 51 roket. 51 roket gidilir gibi. Enchant'ı da var. Adam sağlam bir adamdı zaten. Kötü bir adam değil de. Şöyle yardıralım. Nerede? Şurada bir yer galiba. Ya da tam şurada. Tam gitmemiz lazım. Bayağı da bir blok gideceğiz aslında, şaka maka. Bütün köylüleri alsam. Aynı anda bu köylülere ihtiyacım yok ki. Şeyde de var zaten. Çölde de var. Bu adamları alacağım, uçacağım ondan sonra.
Hadi lütfen. Hadi umarım işe yarar bu arada. Umarım işe yarar. Nerede bu adamlar şimdi? Uyuyor bu adamlar. Ya ben de uyuyayım bari de. Bu adamlarla uğraşmayalım şimdi. Gece gece gerçekten çekilmiyor bu adamlar. Öyle abi. Sen kalk yerinden. Ah, Lyres Prime'i kullanmış. Bora Bobby. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Güzel. Neden 17. gündeyiz? Onu bilmiyorum abi ya. Hiçbir fikrim yok o konuda. Sürekli aynı şey. Büyük ihtimal video kapağı çekerken spectator alıp böyle açı falan ayarlamaya çalıştığım şeylerde oluyor mu? Büyük ihtimal oluyorsa onda oluyordur. Tek düşünebildiğim başka bir şey o. Çünkü arada girdiğimde bana da bir falan oluyor yani. 18. gündeyiz ama hayatta 18. günde değiliz. Biz şu an böyle bir 70 falan olmuş olmamız lazım. Tamam, ipi shift'e mi koy? Nasıl shift'e koyayım abi? Sıkıntılı bir durum. Pa 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 para pa. Ha, time set çekiyor olabilirim, o yüzden olabilir. Kapak çekimi yaparken şey yapıyorum. Alıyorum, belli bir konuma geliyorum, time set çekiyorum. Hani böyle karanlıkta falan yapmıyorum ya. Kapak çekimlerinde onu da yapıyorum, evet. Ondan oluyor olabilir. Sırf ondan. O resetliyor abi. Doğru, ondan resetliyor. Ben dedim acaba başka bir şey falan mı var diye. Çünkü mesela piramit videosunu üstten piramiti çekmem gerekiyordu. Orada şey oluyor. Yani spectator alıp bir de time set çekmem lazım. Böyle Minecraft'ın ışığı yani ne kadar aydınlık olsa da belli yerlerde de oluyor. Ha, data pack yüklediğimizde de oluyormuş. Geçen data pack de yükledik. Ondan da olmuş. Tipe bak. Güzel. Güzel tatlısı. Et vereyim mi? Ama etim yok ki. Etim yok kanka, etim yok. Özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yok. Ah, şimdi sizleri kaçıracağız. Tane tane kaçıracağız. Bütün işlerinden alıkoyacağım. Biri şurada. Köylüleri de görebilirsem güzel olacak. Köylülere halatı koyarken shift'le koy. Neden öyle yapayım abi? Onu anlamadım. Ha, içine girmemek için mi? O mu? O iki şey, saniyelik iş. Bir milisaniyelik iş o. Şimdi bir köylü sesi geliyor. Ses var, görüntü yok. Ben neden köylü göremiyorum? Ha, bir tane sonunda gel. Canım köylücüğüm, gel bakalım. Gel abi. Bu arada her türlü girebiliyorsun içine abi. Her türlü içine giriyorsun. Aa baba, bu velet de olur. Aa, seni taşıyamıyor muyum? Seni taşıyamıyorum. İlla kocaman adam olmanız lazım o zaman. Eşek kadar adam olmanız gerekiyor. Seni de çaldım o zaman kanka. Sen de gel. Başka kimi çalabilirim buradan? Yani pek iş, bu köyde adam yok galiba. Aynen aynen. Ha, sen varsın kanka, seni de alalım. Umarım bu adamlar ölmez bu arada. Ölürlerse boku yedik. Çok az köylümüz kalıyor daha sonrasında. Aa, sen de varsın abi, gel. Olacak mı abi? Olacak mı? Tam koordinatı bulmam lazım abi bir yandan. Abi bu adamlar daha şimdiden iplerinden, kölelikten kurtulduğu için daha şimdiden başladılar kaçmaya. Şimdi abi. Ha! Lütfen sakin arkadaşlar, sakin 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 gidelim. -150'ye dedim mi? -150'ye şöyle. Arkadaşlar sakin olun, sıkıntı yok. Tamamen kontrolüm altında, her şey kontrolüm altında arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında chat. Sıkıntı yapmayın. Kaça gidecektim? 3000'e gidecektim. Şuradan da 3000, nereden 3000'e gidebiliyorum? Böyle gitsem artıyor da. Aynen aynen. Lütfen ip falan kopmasın, lütfen ip falan kopmasın. Lütfen ip falan kopmasın. Şöyle de aynen azaltayım şu yönden de. Arkadaşlar iyi misiniz arkada? Umarım iyisinizdir arkada. Lütfen kopmasın. Hiçbir şey kopmasın. Şu an çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Şöyle de birazcık çaprazlarsam. Roketi fazla kullanmayayım. Koparlar sonra. Düşünsene bence şu an hayatlarının en iyi şeyi. Bak arkadaşlar bunlar benim farmım. Burası benim evim. Hayır. 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 Dur bunlar benim farmım arkadaşlar. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Nerede? Nereye düştünüz lan? Ah tamam. Oradasınız, görebiliyorum sizi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar hayat böyledir ya. Olur bazen böyle şeyler. Neyse neyse, fena değiliz. İyiyiz. İyiyiz, güzel gidiyoruz şu ana kadar. İyi ki fazladan halat yapmışım. Sen de gel kanka.
İyi, iyi getirdik, iyi getirdik. Ölmediler, ölmediler. Şimdi kaça kadar getirdik? 1000 blok falan kalmış aslında bu adamları getirmek için. E ben buradan şeyden de götürürüm ki. Ya roket kullanınca düşüyorlar da yani roket kullanmadan nasıl gideyim abi? Rüzgarı falan arkama alıp nasıl kullanayım yani? Şöyle gidelim. Bunları yine Nether'dan götüreceğim bu arada. Nether'dan götüreceğim, birazcık sıkıntı olabilir o konuda. En azından eve getirdik. Tekrar yani yapsam yok edebilirim adamları yukarıdan götürsem. Çok kara var çünkü. Bu sefer denize değil de karaya pat diye böyle diye bir ses çıkar ve yapışırlar sümük gibi. Kötü olur. Gel abi gel. Gel. Hah tamam buradan gireceğiz ya, sıkıntı yok. Adamlar geliyor mu? Geliyor. Bu adamlar birazcık daha akıllı. Bu adamlar bir tık daha akıllı adamlar. Anlıyorlar neyin ne olduğunu. Gir abi. Gir abi gir. Çok güzel. Bu kadar işte. İş bu kadar. Suya düşürsen daha iyi değil mi? Daha iyi de. Kara burası işte. Karası olduğundan dolayı. Oğlum karaya mı düşsün adam, ölsün mü? Onu mu istiyorsunuz? Adamın ölmemesi için uğraşıyorum. Sen de gel kanka. Lan manzarası güzel değil mi? Sizi turistik tatile çıkardım. Gelin. Gelin. Turist sömerlerim benim. Canlarım. Arkadaşlar burası biraz hasarlı. Arkadaşlar... İki kişiydik. Rehberiniz size eşlik edecek, merak etmeyin. Rehberiniz size eşlik edecek. Hiçbir sıkıntı yok. Yollar hiç tehlikeli değil. Yollarda asla yan kesiciler falan yok arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin, dert etmeyin onlara. Yollar gayet güvenliler. Bunlar ne lan? Bir sürü veledi var bunların. Tiplere bak. Güzeller. Arkadaşlar. Ölmek için yer arıyorsunuz. Neden abi? Neden 15-16 yaşındaki ölme meyilli ergenler gibisiniz? Bütün ergenler 15-16 yaşında ölmeye meyilli böyle takılıyor. Ölmek istiyorum. Hayat artık acımaz. Ölürsen seni öldür. Köylü. Diyorum ki köylüler, sizin bey olmayan beyninizi artık yani ya abi nasıl ya, nasıl hani love var ya, love var, nasıl gidebilirsin? Bak sınanma şeyi bu. Ha kanka bak, seni ittirmiyorum da yol var burada, yol. 3 kişiyi soktuk, 1 kişi şey yapıyor. Köylü IQ'su 0. Daha düşüyor olsaydı daha düşüğünü söylerdim ama eksiye inmiyor IQ işte. Öyle de bir durum. Tek köylü yeter. Hayır, tek köylü farm için yetmez. Bak farmı bitirdik, köylü kaldı. Köylüyü koysak farm bitti. Farmı bitireli. Yarım saat oluyor, hala biz köylü getiriyoruz ya. Adama bak. Nerede bu adam? Kanka nerede lan köylü, söyle bana. Bu adamlardan da gelmedi köylü değil mi? Köylü öbür tarafta kaldı. Şurayı bir temizleyeyim de bu adamlar öldürmesin. Oğlum bir de Bad Woman'ı aldık ya yanlışlıkla. Bir de Bad Woman'ı aldık ya yanlışlıkla. Gel kanka gel. Hah şöyle be. Bak bu da ölürse kafamı duvarlara vuracağım. Kafamı duvarlara vuracağım. Artık öldürmeyin şunu. Tamam kanka. Görüşürüz, gidiyoruz, gel. Gel. Artık hiçbir şey bizi durduramaz. Aynen öyle geliyorsun. Böyle sakin yollardan sakin. Artık içim daralıyor. Arkadaşlar ben daha fazla ölüm görmek istemiyorum. Ben daha fazla ölüm görmek istemiyorum. Köylüler ya, işiniz gelince adam bildiğin şey böyle. Halatımı keseyim. Ya sanki örümcek adam son sahne, 2002 örümcek adam son sahne, Green Goblin'le savaşıyor, ipini koparıyor. Ya ben ipini koparman için o kadar sinirlendim ki şu an. Yani bu adamlar olmasa farm tamamdı. Spoiler vermesen. Kanka yani yaklaşık 20 yıl önce çıkan bir filmin spoilerını vermemek de yani, izlemediysen izlemezsin. Bu şey gibi, Darth Vader ölüyor.
Darth Vader kanka 51 yıl önceki filmde öldü bu arada. 51 yıl oldu Darth Vader'ın ölümüyle alakalı. Ya 51 yıldır yani ne bileyim belki baban doğduğunda falan öldü Darth Vader. Sen hala diyorsun ki Darth Vader'ın öldüğünü bilmiyordum. Oğlum genel kültür ya, Darth Vader'ın öldüğünü, Luke Skywalker'ın elinin kesildiğini herkes biliyor yani. Bilmeyen neredeyse yok. Ya azıcık böyle çizgi roman falan oku ya da ne bileyim böyle azıcık film takılı yani böyle sayfalarda. Net yani Luke'un elinin kesildiğini ben filmi izlemeden biliyordum. Aynı o şekil. Şimdi neyse bunu şey yapalım da, şunları koyalım da, biz bu adamları keseceğiz, tuzağa düşüreceğiz. Ben farmın en azından şu boktan kısımlarını bir halledeyim. Aynı şu şekilde. Şunları bir koyayım ben. Çünkü adamlar buradan tuzak kapısıyla düşecekler. O yüzden de böyle koymam lazım. Tabi birazcık yani malzemeden gidiyor ama olsun. Ha, burada ufak bir değişiklik yapacağım galiba. Aa, bu kadar değil. Buraya koymayacağım sanırım. Şöyle kenarlara koyacağım birazcık daha. Burası olmayacak. Burası adamların düşeceği başka bir alan olduğu için galiba gelmeyeceklerdi. Şöyle koysam olur gibi sanki. Şöyle ekstradan yapayım. Hani fazladan artar, ihtiyacımız olur. Ekstra olarak birazcık da su almamız gerekiyordu. Şöyle yapacağım o zaman. Şöyle geleyim. Şuradan suyu alayım. Bir de yakında köy bulabilir miyim? Ona da bakacağım. Yani umarım yakında köy falan vardır. Bir bakalım ona. Tamam, şuraya su koyacağım. Çünkü adamların ittirilmesi lazım buradan. Yani kocaman dana gibi şey gelecek. Lavda yanması lazım. Onu da ayarlamam gerekiyor. Öyle. Aynen şöyle. Güzel. Mesela şimdi. Yani bir Ladin köyü bulabiliriz. Ladin köyü bulma olasılığımız var. Ha çok uzak olmasın da böyle ufak bir yakınlık. Yani tadında. Mesela burada bile köy olsa emin değilim. Taşınabilir mi? Oğlum iple ne güzel taşıyorduk ama. Çok güzel taşıyorduk. Aa bulduk. Aa çok yakında köy var. Şükürler. Hayır yağma olacak. Süt içmem lazım. Yağma istemiyorum. İlk önce inek bulmam gerekiyor. Bu köylüleri maalesef öldürttüremem. Abi keşke koyunların da sütü olsa. İçsem. Nerede abi? Keçi sütü de olur. Yani bir şeyin sütü olsun yeterli. Yok her şeyin sütü olmaz yok. Her şeyin sütü vazgeçtim. Baba sütü olmaz. Şimdi inek yok galiba abi. Şimdi inek bulamıyoruz değil mi? Aha inek abilerim. Canlarım benim, gelin bakalım. İçelim biraz. Ama bu arada köy çok çok yakın. Bayağı yakın. Ben bu adamları bu arada getiririm iple ya. Çok zorlamasam, iki tanesini getirmeye çalışsam olur gibi. Hatta yukarı platform yaparım. O platformu uçururum en başında. Ondan sonra aşağı doğru indiririz. Olur gibi. Tamam şimdi. Canım arkadaşlarım. Aa kediler de var. Evet kedi de istiyorduk biz. Çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Her şey var burada. İstediğimiz her şey var. Zıbarmalan gel bakalım. Etrafta canavarlar. Hadi öl abi sen. Hah artık yok. Canavarlar var etrafta, uyuyamazsın. Canavar kim? Aynaya bak. Sensin. Gel abi şimdi. Seni alıyorum. El koyuyorum sana. Onun dışında kime el koyabilirim? Burada biri var mı? Yok. Şurada bakalım adam var mı? Uyuyan birileri var mı? Yok. Neyse bu köylüleri en azından sağ salim götüreyim de başka bir şey istemiyorum. Ekstra da bir tane götüreyim, yolda falan ölür. Artık daha fazla hani canımı sıkmak, bu durumdan rahatsız olmak istemediğimden dolayı. Kankacığım canım benim, artık şu ipini koparmasın kimse. Hani ipini koparan geliyor diğerler, bu iplerini koparıyor onlar gelmiyor. Mizahşıyorum birazcık da, mizahşıyor yanım birazcık ağır bastı. Belki bunları çiftleştiririm de. Oraya farklı bir alan da kurabilirim. Güzel olabilir. O zaman arkadaşlar şöyle bir yol yapayım. Sizin gibi gerizekalılar biraz zor çıkıyor da. Aynen yine iki kişi mi kaldık gerçekten? Of!
Köylüler, ömür törpüsüsünüz, ömür yani ömrümden çaldınız, ömrümden. Kankacığım bir daha gel bak, bir daha böyle bak, gözüm gerçekten çocuk bakıcısı gibi hissediyorum. Ya kreş mi yönetiyorum, anaokulunda mıyız yani? Gerçekten biraz adam akıllı gelin şuraya. Adam akıllı gelin. Hem merdiven çıkacaksınız. Aferin, ilk kez öğreniyorsunuz sanki. Aferin. Aferin oğluşlarım, oğluşlarım, canlarım benim. Ya sizin var ya, sizin var ya. Arkadaşlar, galiba gel beni yanlışlıkla 42 kere bıçakla diyorsun ha. Yapılır. Kedi var, kedi alacağız. Kedileri biliyorum. Kedilerde sıkıntı yok. Şimdi biz 3000'e gidecektik. Tamam, 300 blokluk bir alanımız varmış. Ya bu adamları riske atmaya değmez. Allah'ım lütfen bana sabır ver. Özellikle peygamber sabrı lazım bana. Peygamber sabrı lazım ki ben bu adamları A noktasından B noktasına rahat, huzur verici bir şekilde götürebileyim. Lütfen. Tek istediğim bu. Tek istediğim bu. Ha şöyle be. Ha şöyle bak. Engebeli olanlarda nasıl da geliyorlar. Ha desen ama düz yolda yürü, düz yolda ay bacağım bir şey. Bu adamlar engebeli yolu, dağcıymış bunlar. Trekkingçilermiş ama farkında değillermiş. Gelin arkadaşlar, gelin gelin. Lan düşüyoruz diye ağlıyorsunuz. Ağlamayın ağlamayın. Anca beraber kanca beraber arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkacağız. Bu da ne? Bu spor ne? Kondisyon kalmamış ki sizde. Siz tarla ekiyoruz, çalışıyoruz diye birazcık salmışsınız kendinizi. Asıl kondisyon budur arkadaşlar. Merdiven çık, merdiven in. Milli sporcular da böyle yapıyordu zamanında. Aynen öyle. Şimdi şuradan gitsem. Ben nereye gidiyorum? Tamam, tam 3000'e yakınım. Buradan da -150'ye gitsek. Okey. Kondisyon önemli. Şimdi yani bir zombi gelse kaçabilecek misin? Kaçamayacaksın. Zombi filmlerinde göbeğinden koşamayan adamlar gibi yeneceksin. Yani zaten burunları bir 30 kilo ediyor. Yani bu adamlar 30 kiloluk burunlara sahip oldukları için yani ne kadar fit olurlarsa olsun birazcık geri çekecek burunları bu adamları. Ben diyorum ki zayıflasınlar, biraz kondisyon sahibi olsunlar. En azından 30 kiloyu birazcık dengeleyebilsinler. Abi çıktı engebeli arazi. Oğlum düz yolda kopuyor ipiniz. Burada nasıl gerçekten ipiniz kopmuyor? Açıklayın arkadaşlar. Beni sınamak için mi yapıyorsunuz cidden? Ha sonunda. Totem farmına geldik. Sonunda yapıyoruz chat. Sonunda. Hayır. Hayır ha tamam. Gelin abi. Sakince gelin. Sakince gelin. Tamam çok iyi be. Sonunda. Hadi şuradan. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Şöyle gelin. Çok az gelin. Zıplayın. Abi bir ip gitti gibi orada. Bir ip gitti gibi. Neyse 3 kişi biz bize yeteriz arkadaşlar. O adam aile her şeydir dediğimiz halde bizi kaybetti. Ailemizden ayrıldı. Kendi bilir arkadaşlar. Yani onun dışında XX Pros Prime kullanmış, Spot XZ Prime kullanmış, aramıza katılmış. Kerem Öztürk ikinci oyunda, Arda Kay iyi yayınlar, gömlek çok iyiymiş demiş, teşekkür ederim. 300 bit atmış. Onun dışında GX Bo 71 100 bit atmış. Abi sevdiğim kız cevap yazmadı, buralarda sürünüyorum demiş. Abi yani kötü haberi vereyim mi? O sevdiğin kız her zaman böyle uzun yazıyorsa bir yandan da seni def etmeye çalışıyordur. Kendini hızlı hazırla. Hızlıca hazırla. Hep bahane çıkacaktır. Bunu yapalım mı? Yo. Bunu yapalım mı? Yo. Resin, hoş geldin abi. Hoş geldin. Uzun zaman oldu. Ha ya sonunda farma gelen bir adam. Tamam siz burada durun arkadaşlar. Daha fazla zorlamayayım size. Size şöyle bir alan mı açsam? Ama sadece birkaçını atsam ya. Yani sadece şimdi siz hayır. Hepinizi ne yapacağım ki ben? Hepinizi de bırakamam. Ben senden alayım, senden alayım. Sonra kankacığım sen buradan gel. Aynen böyle. Şimdi seni buradan aşağı ilk işine doğru yolluyoruz. Totem farmımız için. Ha tabii burada su da var da suyu ilk önce kapatmam lazım benim. Suyu kapatayım.
canım kankam, gel 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 buraya düş. Sen gerizekalı bir adamsın, düşersin. Hadi ha gayret ya. Kanka ha gayret, düş şuradan işte. Normalde her yerden düşüyorum, buradan düşmeyeceği tuttu. Ha düş. Ha şöyle. Hazırladık sonunda. Şuraya şöyle koysam. Mis mis mis. Tamam, bir de en sonunda şuradan bir adam daha getirmem lazım. Bu da yetek. Hani bir tanesi de yedekte olsun. Yedek adam. Gel kanka sen de. Çık buradan. Güzel. Hayır hayır, sen çıkmayacaksın kardeşim. Kardeşim sen çıkmıyorsun. Sen iniyorsun şöyle. Ya senden zaten farm bir şey yapmayacağım. Al kafana vuracağım. Yani tokat atacağız. Anca öyle anlıyor adam. Şimdi canım dostum, seni de şöyle koymam lazım bir tık. Şöyle geleceksin ucundan. Seni birazcık da egzotik bir şekilde şöyle koysam nasıl olur? Beğenir misin acaba? Kırmızı mırmızı camlar. Havalı olur mu acaba? Abi boğulacak mı o adam? Oğlum o da boğulmasın ya. Kanka boğulmaz herhalde. Bu adamı buraya getirdiğime inanamıyorum, bir dakika. Boğuldun mu bu adam? Boğulmamışsın. İyi ki boğulmamışsın. Sonunda boğulmayan biri. Sonunda boğulmayan biri. Ölmüş mü? Hayır. Ölmemiş. Sonunda. Ya bu köylüler. Hani böyle yanında bir yer var. Boşluk var. Boğuluyorum acaba. Ben nefes alamıyorum demiyor mu yani? Nefes. Yani aslında o kadar oksijen. Kocaman burunları var. 30 metre boyunda yani. Bir zahmet şey yap. Orada bu inek ne yapıyor? Oğlum sen benim köylümü öldürmeye mi çalışıyorsun ittirerek? Herkes bir garip bu şeyde. Herkes garip. Ha şöyle çık abim. Aynen böyle. Bu adam. Bazen hayat beni sınıyor mu? Düşünüyorum. Çok düşünüyorum ya. Ben bu hayata sınanmak için geldim. Evet ama yani fazla mı? Ay. Gel gel buradan çık o zaman. Hani bir yerden çık yeter. Seni öldürürüm. Kafa da sallıyorsun. Öldüreceğimi biliyorsun değil mi? Abicim daha kaç deliğe girebilirsin ya? Yani gireceğim bir sonraki delik beni çok ürkütüyor yani. Her deliğe giriyorsun. Bari ona girme de. Ben de sevineyim baya. Ona da girme. Ha sağ ol, sonunda. Sonunda ve canım abim benim. Ya bir an korktum yani, o deliğe de girersem ben ne yaparım diye. Şöyle. Dostum. Tamam. Yani sen, ben seni zeki bir adam olarak düşünüyorum, tamam mı? Sen zekisin, yaparsın diyorum. Düz yolda yürümeyi beceremiyorsun. Ben senin gerizekalı olduğunu unutmuşum. O yüzden böyle bir yol yapıyorum sana. Hadi buradan da çıkama ve ben de kafanı kırayım artık. Gir lan şuraya artık. Gir şuraya. Allah Allah. Ne şey yaptı ya? Ha şöyle. Tamam, bir tane de gübre varili. Şöyle yanına koyacağım. Al abi. Gübre varili. Bir tane de yatak koyacağım şuraya bir yere. Nerede öbür yatak? Öbür yatağı attık mı biz buradan bir yere? Burada bir yerde yatak olması lazımdı. Neyse yatağını da koyacağız. Olacak mis. Köylülerin yatakları olduğunda da burada raid olduğunu şey olacak. Burada sistem okey. Son olarak bunu kırmam gerekiyor. Adamların tabii ki düşebilmesi işinden dolayı. Şu şekilde ayarlıyorum. Yani aslında bu kolay bir farmda birazcık bu bizim köylü adamlarımız. Ah siyah tavşan. Yok, bütün bu yapay yani. Yapay ama zekası yok arkadaşlar. Bu adamlar böyle. Smoke, abi tek şu pekini paylaşabilir misin? Vanilla TVX kanka, sen de indirebilirsin. Onun dışında Fedora'yı dolum. Adal köylüleri helak olmaktan kurtarmak için gönderildi demiş. 3 lira donate demiş. Hepsi her köylüye bir bağış. Ben banka soymadım chat demiş Energos bu arada. Sen soydun Energos. Net soydun bankayı. Hepimiz de bunu biliyoruz. Tamam şuraları da kırayım da. Son olarak. Son birkaç olayı kaldı. Onun için de Nether. Şu Nether şeylerini biraz çevirmem lazım. Şunlardan çubuk yapmam lazım. Seni şöyle alayım. Şunları tekrardan koyayım. Tamam bunlardan bir iki tane lazımdı. Ay ne yaptım? Sanırım iki tane lazımdı. Şöyle koysam. Aynen böyle. Tamam videoyu tekrar açıyorum bu arada.
hızlı bir şekilde. Son olarak neyi koyuyor adam? Ha bu arada adam bir tık daha fazla geniş yapıyormuş bizim adamın alanını. Onun dışında benim şöyle bir alan yapmam lazım. Şuraya koydum ya, şuraya 3 tane blok koymam lazım. Taş bloğu. Şurayı da birazcık pürüzsüzleştireyim de şu alanı biraz açalım da. Tamam, burayı açtım. Creeper gelecek, sonra patlayacak değil mi? Gel abi, sen patlamadan ben bir patlatayım da sana. Güzel. Şimdi tam burada başka bir şey yok. Şöyle geliyorum. 3 blok değil, 2 blok yüksekliğinde. Sonra 2 tane de fence koyacağım buraya. Aha da bu fence'lerden. Şu şekilde şuraya. Ay, yandan koydum bir tık. Şöyle geleyim, alayım. Bir tane böyle, bir tane böyle. İkisini de şu şekilde açacağım. Bunları açıyorum. Ha bu arada sulardan birini almadım. Doğru. Şurayı da kapatayım ki adam boğulmasın artık. Oraya bir su falan gelmesin. Aynı bu şekilde. Sonra yapacağımız adımlardan bir tanesi tabela koymakmış. Tabelayı Allah koymaktan dolayı, aynen aynen. Yanmamasından dolayı bunları almıştık. Tabelalarımız da burada. Şimdi bir tabelayı şuraya koyacağım. Tamam. Allah. Çık şuradan. Bir tabelayı buraya koyacağım. Bir tanesini de üst kısma koyacağım. Onu da şu şekilde geleyim. Şu şekilde geleyim. Nerede öbür tabela? Nerede lan öbür tabela? Hah, burada. Onu da buraya koyacağım. Ama böyleyken mi koyabilirim? Aynen. Tamam, bunlar lavı tutacak. Buraya da bir tane lav koyacağım ki adamlar burada yanacak aynı şekilde. Güzel. Başka yapabileceğim bir ucundan bir durum var mı? Sanırım yok. Ha bir de üst kısma bir tane tuzak kapısı koyacağım. Bu kadar mı şimdilik? Tuzak kapısını şu şekilde koyuyorum. Aynen bu şekil. Oraya love'ı... Aynen tam love'ı hayır. Aslında şöyle olacak. Tam şu bloğa koyacağım. Buraya da love koyacağız. Love da burada duracak. Onun dışında trapdoorlarımız her yerde var. Her şekilde var. Adam bunu zaten tam blok sanacağından dolayı buraya gelip düşecek. Güzel. Şimdilik bu şekilde. Galiba şu yanlara koymuyorum. Onları test ederiz. Nasıl olacağını bilmiyorum. Aynı bu şekilde. Ama sanki birazcık geniş mi yapmışım ya? Biraz geniş mi yaptım? Adamın suyu falan daha mı şeyde duruyor? Ona emin olamadım. Aa, adamınki bu arada o kadar geniş değilmiş. Ben burayı fazla geniş yapmışım. İki blok daha şuradan kazmam lazım. Aynen aynen. Biz birazcık daha bonkör davranıp bir şeyler yapmışız. Buralardan birazcık kısmamız gerekiyor. Mesela... Ben uğraşamayacağım buna. Direkt yok edeceğim. Şuradan toprağa girerim abi. Aynen. Buradan ne kadar aldıysam aldım artık. Şuraları kapatayım. Şunu aldım buraya koydum. Şunu aldım buraya koydum. Sular tam geliyor mu? Aa, tam gelmiyor. Birazcık daha bir blok daha kıssam şöyle getirsem. Bence oldu gibi ya. Bence oldu gibi. Aynı şu şekilde. Tamam. Hatta birazcık da şuralara da koyalım. Ama daha toprak lazım. Tamam. Ya buraları düzlerim. Düşüp ölmesinler, takılmasınlar da o tarz şeyler yaparım. Çünkü bu salaklar da düşüyor. Onlar da düşecek. Aynı şey devam edecek. Sadece şimdilik birazcık üşendiğimden dolayı asıl malzemeyi toplamayı. Ey maşallah. Kanka. Ey maşallah. Adamlara bak. Her şey var. Bu bizim köylü mü acaba? Bir dakika lan, bizim köylü aşağıda ölmüş olamaz değil mi? Abi öldüyse bu arada kafayı sıyırırım. Onu öldürmeyeceğim özellikle şimdilik. Aşağı iniyorum buradan hızlıca. Bir zombinin aşağı inip onu öldürmesi ve benim oradan ne bileyim tekrar onu görmem mümkün mü? Mümkün mü? Lütfen öldüm deme. Yok artık yani, gerçekten. Yani bu adamların yapay zekası bir bende çalışmıyor. Ya yok daha bir şeyin niki. Ya biz yapıyoruz, adama diyoruz ki adam yürüyeceksin, bak iki blok var buradan yürüyeceksin diyoruz. Adam böyle. Ama geliyor buraya, yok ediyor abi.
Teşekkür ederim ya. Gerçekten teşekkür ederim. Gelebilecek misin sen oradan? Salak. Ha şöyle çık. Şöyle çık gel. Seni bir bota oturtturayım da ben. Şöyle bir bota oturtturayım gel sen. Aynen böyle. Şimdi güneşte yanacak da o da var. Ne tam çıldırmalık bugün. Bu farm bitmiyor. Lanetli bir farm ya. Lanetli bir farm. Bitecek bitmiyor. Her şey tamam. Her şey var. Köylüler sıkıntı. Son dar hani son şey yapacağız. Vuracağız abi her şeyi. O da olmuyor. Neyse ben yol yapayım da şöyle. O adamı oradan düşüttüreceğim. Aşağısında kapatacağım. Zayıflık ekseri bulacağım. Halledeceğim ya. Totem bugün bitecek. Bugün bu arada yayında bitirmediğim sürece hala devam ederim. Yani en başında en zor başarım da şeydi evet. Yunus tilt etmişti. Şimdi köylüler. Sıra sıra sınanıyoruz abi. Minecraft böyle bir oyun. Yani. Diğer köylüyü kullan. O büyük ihtimal çoktan ölmüştür abi. Kaçtığını sanmıyorum. Kaçtığını sanmıyorum. Üstünü de kapatırız girmezler artık. Diğer köylü burada. Aa bir dakika. Aa diğer köylü hala buradaymış. Lan manyak öldün sandım ben hiç şey yapmadım. Tamam bak yedekte köylü bırakmak gerçekten işe yarıyormuş. Yedekte köylü bırakmak dünyanın en iyi işlerinden bir tanesiymiş. Ha şöyle be gel şuraya. İttireceğim götten ittireceğim seni biraz. Aynen ölmedin güzel. Oh be. Şükür. Şükür şükür şükür. Ben de şunları şöyle bir yapayım da. Şurayı bir kapatayım da. Benim haricimde lütfen biri artık buraya gelmesin, girmesin. Birazcık daha ok yersem herhalde akıl sağlığımı yitireceğim. At kanka at. Atmaya devam et. Şimdi bir döneceğim, bir koyacağım. Bir gün işkence odası yapacağım. Cam basacağım bu adamlara, tamam mı? Bir şekilde. Böyle canı nasıl oluyor? Ekstra hasardan mı can doluyor bilmiyorum. Yani hepsini cayır cayır, cayır cayır yakacağım sonra tekrar heal'layacağım. Tekrardan yakacağım, tekrardan heal'layacağım. Ya böyle işkence yapacağım adamlar. O kadar sinir ediyor ki yani adamlar. Kafalarını koparacağım ya. Akıl sağlığı mı gerçekten? O ne abi? Ha şey o akıl sağlığı doğru. Yeniyor mu? Tamam bunları da yaptık. Bu alan bence gayet güzel gibi. Oldu gibi ya. Sadece bir garanti olsun diye son olarak şunları ben bir şuradan kısayım. Aynen. Son olarak bence en iyi, en optimal hali bu. Daha iyisi olamaz. En iyisi bu haliyle. Buraya koyacağım, şunu koyacağım. Buradan neden gitmiyorlar bilmiyorum ama buraya gitmiyorsun şu an. Suyu şöyle bir yaydırmayı denesem. Su gitmemek için çabalıyor, çabalıyor. Neden çabalıyor acaba? Tamam şöyle yapayım. En mantıklısı bu olacak. Oğlum bu neden bug'a girmiş? Merdiven olduğu için mi? Merdiven falan bir şey yok ki orada. Baksana bildiğin su gelmiyor. Abi bu sefer de oyun bug'landı ya. Ben of ben hani hayatımı Minecraft'ta güzel bir farm yapabilecek miyim artık? Hani farmı yaptıkça bir şekilde sıkıntı oluyor yani. Ha şöyle, ha şöyle. Vallahi sınanma devri, sınanma. Hani yayında bu kadar sınandığım başka yayınlar da vardı da. Olmadı olmadı, deneyeceğiz onu da. Abi ilk kez denediğim için de yani normalde çok kolay olacak bir iş. Ben uzun yapıyorum bir tık, ucundan. Tamam oldu gibi. Buradan gidecek, buradan düşecek. Şu yerleri kapatayım. Tamam, buraya love koyacağız. Bir tık love'ımız eksik. Sadece love'ımız eksik değil mi? Bir de raid'imiz eksik. Tamam, benim yünüm falan olması lazımdı buralarda bir yerde. Ya da buradan yün de bulabiliriz direkt. Bir tane de kesin ve net olacak şekilde şu yünlerden alalım. Neredesin abi? Buday mı? At bunları şimdilik. Sonra şu adamları keselim.
Bir tane daha yatak yapalım da köy sayısın. Sonra yandan gideceğiz. Bedouin'i alacağız. Sonra bitecek. Mis. Sonunda bitsin de kurtulalım be. Yani başladığım işi bitirmeden de duramıyorsun. Öyle bir durum da var ya. Ya şimdi sabah hala mı? Tamam şimdi dostum sana bir yatak. Ama senin uyuyabileceğin alan da lazım ya sana. Ben sana uyuyabileceğin alanı nasıl yapacağım? Acep. Şöyle gelsem. Dostum seni bir tık daha şöyle büyütelim alanını ya. Ucundan çok fazla değil. Yani bir tık. Sonra bunlar okey. Yatağını nereye koysak? Hadi bir de yandan büyütsem şöyle. Sakın suya düşme, kafanı kırarım. Ne kadar da şeyim ya. Ne kadar naziyim. Şöyle bir şey yapsak. Oldu gibi. Ha, uyumak zorunda değil. Yatak en azından bulunsun. Olsun. Rahat etsin lan adam. Tamam. Bu suları da bir şekilde genişletiriz. Ya yatağa girip ondan sonra kendini düşürür mü acaba diye düşündüm. O yüzden de bir öyle bir şeyler geldi. Son olarak lav kaldı. En son lav. Bakalım olabilecek mi? Şurada bir tane lav var. Bir tane lav istiyorduk. Huni mi vardı? Huni'yi de deneyeceğiz de. Yani en başında çalışıyor mu? Lazım olan o. Çalışıp çalışmadı. Huni eşyayı alabilmek için zaten. Tamam bakalım bayraktar var mı? Aha da bayraktar. Tek attık abi. Gel abicim. Canım abicim. Sen şöyle bir öl. Şuradan gidelim. Bedouin'i alalım. Gittiğimiz gibi. Umarım olur ya. İki tane yeterli değil mi? İki tane köyüm var bu şekilde. Aynen baskın abi. Şuraya da hızlı bir şekilde koyabilirsem. Tamam oldu gibi. Şimdi ben nerede bekleyeceğim? Önemli sorulardan bir tanesi de bu. Ben ne yapacağım? Burada beklesem yani. Şöyle. Bu adamlar bana şuradan gelebilir aslında. Şöyle geleceğim. Ha ben en aşağıda mı bekleyeceğim? Bu adamlar geliyor evet. Evet. Hala gelmeye devam ediyorlar. Hadi ne kadar işe yarayacak? Tamam geliyor. Çekildi. Aşağı düştü. Sonra yukarı mı çıkacak? Bu adam yukarı çıkıyor mesela. Bu farm ne kadar çalışıyor? Bence de sorunlu olacak. Bu adamları öldürmeden hani nasıl? Ha bu kocaman olan zaten şeyden dolayı. Lav yaksın onu öldürsün diye. Biz bunları da istemiyoruz da. Ucundan ufak bir şeyler oldu sanki. Ama adam aksini yapmıyor bu arada lan. Her şeyin aynısını yapıyor. Ben peki bu adamın yaptığı sistemi nasıl yapamadım? Tamam geliyorlar. Sonra çanda mı çalmam lazım acaba? Yo alakası yok. Çanla alakası yok. Yani. Büyük ihtimal. Ha. Acaba bu adamlar bana geliyor diye öyle bir şey mi var? Ben şimdi şöyle yapsam. Şurayı kapatsam. Adamlar oradan gelemeyecek büyük ihtimal. Ondan sonra oraya bir ekstra su koymam gerekiyor. Burada da köylümüz var. Bu adamlar ben buradayım diye bana saldırmaya gelmiyor mu? Ya gelmesi lazım çünkü. Aşağı inersem. Oğlum adamlar aşağı indiğimde de gelmiyor ki. Alo baskıncılar. Hani şöyle bir çan falan çalsam. Çan da mı olmaz abi? Çanı neden çalamıyorum ha? Şöyle. Adamları da göremiyorum. Yani mükemmel bir olay. Gerçekten mükemmel bir olay. Şu hopper'ı şuraya bu arada bağlayayım da. Tamam buradan gelecek adamlar. Ben de eşyalarını buradan alabileceğim. En azından. Evet su engelliyor. Suyu birazcık daha değiştirmemiz lazım. Adamlar en üstteyken nasıl değiştirebileceğiz onu da bilmiyorum. Oyunun sesini açabilir misin? Oyun sesi neden standart 48? Sürekli 48. Metalli Damage. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Enes bakacağım bu arada birazdan. Çit kapısının önüne blok koy.
Nasıl yani çift kapısının önüne blok koyayım? Aa, orası. Evet evet, doğru. Okidoki. Orayı ben unutmuşum, çıkmaya çalıştığımdan dolayı oldu ya. Tamam tamam. Ya bu adamları da öldüremem ki şimdi. Baksana, kendilerini öldürüyor bu adamlar zaten. Tamam, roketlerim burada bulunsun. Direkt koyacağım, kaçacağım. Koyacağım, kaçacağım. Oradaki bir blok şey yapmışız. Arkadaşlar, bir tane mi bıraksam bunlardan? Bir tane bırakılır gibi. Bir tanesiyle uğraşmak çok daha kolay. Zaten salaklar kendilerini öldürüyorlar. Kanka sen de öl. Ölürsen sevinirim. Öleceğim mi kankacığım? Aynen öyle. Sen de şöyle gel. Tamam, su birazcık daha genişledi en azından. Şöyle koysam. Şöyle koysam. Oldu gibi be. Yani şöyle birazcık daha yapsam. Bence oldu. Daha fazlasına da. Bu adam boğularak ölecek. Ben yine bir aşağı ineyim. Bu adamla alakalı bir durum var. Yani ne olduğunu bilmiyorum bu adamları, ama adamlar algılamak istemiyor farmı şu an. Yani. Oraya da mı su koyacağım? Aa, ben onu atlamışım direkt o zaman. Aşağıya da bir tane su koyacağız. Ben aşağıya su koymayacağımı düşündüm. Başardık sayılır. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ben çünkü hiç bilmeden sıfırdan yayında öğrenerek yaptığım için bu farmı. Hani ilk kez yapıyorum falan. Öyle. Daha samimi ortama sohbet ederiz en azından dedim. Ama bu adam benim sinirimi zorluyor. Canım kankacığım, gel bakalım. Şöyle. Ha şöyle be. Ha şöyle. Oradan da öldü zaten. Lütfen lütfen çalış. Lütfen çalış, tamam. Buraya geliyorum. Buraya giriyorum. Herkes buraya gelecek. Ondan sonra da çatır çutur keseceğim değil mi? Olay bu, lütfen. Artık olsun. Ay, totemim patladı sandım. Selam. Gel. Sen buradan çıksan mı? Seni şuraya bir... Seni bağlasak biz ya. Gel gel. Bağlayalım. Sen benim kölemsin kanka. Kölem. Şöyle. Aynen bu şekil. Ha, ipi de şuradan çıkarabilirsem. Bir tık rahatsız edici. Aynen. Şöyle koysam. Gelecek mi bu adamlar? Sıkıştılar bu sefer de. Bu sefer de sıkıştılar. Hayat bazen çok zor oluyor. Hayat bazen çok zor oluyor. Bak orada hepsi. Arkadaşlar gelseniz mi? Abi sizin koca götlerinden. Koca götlerinden olmuyor. Tuzak kapısı mı koyayım oraya da? Acaba? Olabilir gibi. Girişi bir halledersek olacak. Son olarak son o kısım kaldı. Yine bak. Burada neden düşmüyorlar? Düşemiyorlar çünkü yüzüyorlar abi. Ben anlamadım, bu adamlar neden yüzüyor? Bu adamların yüzmemesi lazım ki. Sudan öyle oluyor. Tam suyu düzeltince de o sefer de gitmiyorlar ki oraya. Suyu eskisi gibi yap. Yapayım abi. Tamam, şöyle geldim, koydum. Bu sefer olacak mı? Yine bir tık zor kayıyorlar gibi. Tamam, suyu tekrar aldım, tekrar koydum. Ha, bu iş görüyor mu şimdi? Ya az önce doğru yaptık ama videodakini şey yaptı. Ben videoda yanlış gözüküyor diye yaptım onu. Hani şeydi. Ben de dedim oradan gelecek, kayacak, ama adam full su kaplamış. Ben de o yüzden herhalde böyledir diye düşündüm. Yani. Bu arada gerçekten buraya bir yarım blok koymam gerekiyormuş abi. Hadi bakalım. Yani hadi. Olduğu kadarıyla. Bunda da hiçbir şekilde gelmezlerse büyük ihtimal artık yapabileceğim tek bir şey kalıyor. O da adamın oraya tuzak kapısı koymak. Ondan sonra gelecekler, düşecekler. Hadi bakalım. Mesela ne zaman geldiklerini, nerede olduklarını da görebiliyorum. Göreyim abi.
Görebilecek miyim? Gelmiyorlar galiba. Değil mi? Çok bozuk bir farm oldu bu. Ya birazcık mantığını anlasak bunu geliştiririm. Son düzenlemeleri yaparım. Şu an farmda hiçbir sıkıntı yok. Ha geliyorlar. Ha yeni yeni geliyor bu adamlar. Tekrar çal abi. Oh kocaman aygır olan da geliyor abi. Suda da çekiliyorlar galiba. Aynen bak suya çekildi galiba o şu an. Pek emin değilim. Aynen bir oh geliyor tamam farmımız. Olur gibi abi. Daha totemi alacağız buradan. Ya hala bozuk değil. Hala bozuk değil. Geliyorlar. Aynen bu şekilde. Ya. Yani bu zaten çok böyle acayip verimli bir şey değil. Bak mesela direkt bir tane yer geldi. 3 tane uğursuz sancak geldi. Arbalet geldi bak bir sürü. Hızlı bir şekilde bak. Deliler ya bu adamların loot'u. Farm bozuk oldu dediğimiz halde bunlar bu arada geliyor. Bak yine arbalet düştü bu arada. Aynı şekilde gelmeye devam edecek bu. Ya. Hatta birazcık da şunu yapalım. Bak yeni baskın geliyor. Ben kendimi öldürtmeden şu şekilde koysam. Şurada çanları çalsam. Aynı bu şekilde. Gibi. Ya bu zaten bir sürü farmı var. Ben yayında birazcık daha kolaylarını seçiyorum. Zaten çok da işime yani deliler gibi zümrüt farmı işime gerek yok. Otomatiğini de yaparız bunun. Otomatiğini de yaparız. Ufak birkaç ayar yapacağım. Geliyor ölüyor. O zaman biz yine Bad Omen'ı alıyoruz. Tekrar geliyoruz. Yine bunlar geliyor. Ana amacımız ki oradaki yaratıkların hani şeylerin totem düşürenlerin olması lazım. Dikit mi? Ne dikiti abi? Anlamadım ben mesela. Ne dikiti? Dikit koy. Ağlayacağım. Dikit mi gerçekten? Düştüğü yere dikit koyayım. Yeri kazıyayım. Daha fazla fall damage alsın. Arkadaşlar ganimet 2'miz var. Ganimet 2 ile kesiyoruz. Yani bu düşerek öldüğünde bu eşyaları alamazdınız. Ben ganimet 2 ile kesiyorum ki bu adamlardan ekstra eşya çıksın. Olay o. Dikit niye koyayım oğlum? Yani ölmelerini istesem birazcık daha aşağı kazarım. Direkt düşer ölürler. Gergedan ne olacak oğlum? Gergedan ne olacak? Eğer var ya zaten. Tilki düştü salak tilki. Neyse. Aynı o şekilde. Bakayım üstte yine kalmış var mı? Aynen etrafta dolaşan bazı gerizekalılar var. Onlar ne yapıyorlar onu anlamıyorum. Bir tık o kısmı weak ya. Bunu ben daha da böyle perfect at yapacağım. Sıkıntı olmayacak. Cadıları kesmem mi lazım yani? Mesela şu an totem farm yaptık ama toteme dair hiçbir şey yok. Cadılar neden gelmiyor? Mesela bu adam da burada. Kanka düş buraya. Uğraşmaya değmez. Öbür adam nerede? Bu çok manuel bir farm ya. Bu çok manuel. Her tarafına su koysam tam emin değilim. Buradan belli bir noktaya getiriyor ya. Bak adam zınk diye içeri gitti. Asıl olay bu adamların buraya gelme şey. Yani cadı var diyor burada mesela. O cadı. Cadı mesela neden gelmiyor? Bir tık yer şekillerini düzleştirmem lazım galiba. Ondan dolayı. Öyle bir olay var. Mesela zombiler de geliyor buraya. Zombiler de düşüyor. Ben bir uçayım şuna bir bakayım ya. Nerede bu? Hani burada bir yerde gösteriyor ama gözükmüyor asla. Acaba o son muydu diyeceğim hala var. Olması lazım. Aynen yakında kule var diye okyanusa yapmadık o yüzden. Okyanustaki otomatik bu arada. Otomatiği çok net yaparız. Bu şu an çok boktan yapılanı. Bir sonraki yayında hadi söz veriyorum size full otomatiğini yapacağız. Full otomatik mis gibi bir şey yapacağız ama ben üste de bir çan koyayım ya. Üste de bir çanımız var gibi. Söz verildi. Otomatik. Ya otomatik daha iyi tabii ki. Otomatikle manuel arasında bu mesela 1,5 saat oldu ya. Otomatik 4 saatte falan yapacağız. Ya onu söylüyorum. Yoksa tabii ki daha kolay.
Tamam, bu peki cadı da mı buraya düşmüş ben giderken? Son kalan iki yağmacı var. Ha, bu da düşmüş. Okey. Abi bu adamlar buraya çoktan gelmiş. Ben de adamları gökte arıyorum be. Oğlum kusursuz bu arada neredeyse. Ufak açıkları var. Yani dünyanın en basit farmına göre bu köylüler bizi zorlamasaydı, yakında yararlı köylüler olsaydı çok net olurdu. Bak abi tekrar geliyor. Kaç tane oldu? Demir baltamız var, eğerimiz var, anında sağlığımız var, kızıl taş tozumuz var, örümcek gözümüz var. Bunların hepsi buluttan çıktı. Gayet iyi. Fiki Bok 34 ikinci ayında Bay Kadı Prime'li kullanmış, Cake Yen Pop Cake versiyon 2 Prime'li kullanmış, aramıza katılmış. Emirhan Sarp 11 aramıza katılmış. Yiğit B 5 Lord of Sky aramıza birini katmış, abonelik hediye etmiş. Mental Damage aramıza katılmış. Xadron aramıza katılmış, hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Merete BNG 7. ayında Seni Sevmek Mucuk 3. ayında. Güzel, bak nasıl düşüyorlar. Üste bu arada kocaman oğlan da var bak. Bakın şimdi abi. Bak kocaman oğlan nasıl yanıyor. Ölecek birazdan o. Hatta eyeri gelecek bize bak. Şu an sırf bir tane yer var değil mi? Bir tane yer var. Bak üstteki ölüyor. Üstteki ölüyor. Birazcık daha kazmaya da şey yapıyorum. Hadi çık. Çık hadi öl. Arada öl. Biraz acı çekecek. Biraz öldü. Eğer gelecek mi? Hiçbir şeye basmıyorum. Yani hilede nasıl yapayım zaten. Galiba arada düşmedi. Aga. Loot'u alamadık bu sefer. Oo sinir bozanlar. Lan ne alaka? Lan bir dakika. Lan. Sinir bozanlar. Hayır. ben burada nasıl kurtulabilirim? Farm bozuk. Farm bir tık bozuk. Nasıl kurtulacağım? Tam olarak nasıl kurtulacağım buradan? Yemek, en yakın slotumdaki yemek çok hızlı yavaş dolduracak. Sinir bozanlar deli gibi hızlı geliyor. Uçarsam kafamı çarpabilirim. Elytra ile uçarsam başka totemim yok. Öyle bir durumu var. Kalkanım olmaz. Totem yok, başka totemim yok. Altımı kassam, suya girsem... Hiç denemek istemiyorum şu an. Hiç denemek istemiyorum. Alt F4 at, kaydetmezse kurtulursun. Emin miyiz? Kaydedecek ki her türlü kaydedecek. Her türlü kaydedecek. Uf. Ben bunu bir daha sakin bir şekilde başka bir zaman videoda kayıtta falan yapmam lazım. Şu an aşırı heyecanlandım. Her olasılığı düşünmem lazım. Sakinleşip riske atmayayım değil mi? Girdiğim gibi ESC basmam lazım ama. Yani F3, F4 arkadaşlar game modu oluyor. Manyak mısınız? Oğlum neden bazı insanlar böyle? Hile kullan. Ya gireyim game moda o zaman. Ha, ben niye korkuyorum ki? Neden hardcore'um bitiyor o zaman? Allah Allah. Aşırı heyecanlı ya. Hardcore gider mi sizce? Zorundasın diyen var. O zaman hardcore biter kanka. Yani hardcore'un olayı bu. Zorundasın. Zorundasın diye bir şey yoktur. Yani... Gidip de F3 F4 atacak diye bir zorunluluk değildir. Bir tık yıkıklıktır bu. Hardcore'un olayı ölünce biter. Hile kullanman anlamına gelmez. Bu arada kaydetmiş yani 22.59. Direkt girsem direkt yine ölür müyüm? Hiç emin değilim.
Ya bitmedi hardcore bence ya. Yapılır. Yapılır. Her şeyi yapmamız lazım. Mesela şu an o durumdan kaçabilmemiz için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Direkt yukarı çıkacağız. Çok hızlı çıkacağız. Kalbim çok azdı. Despawn olurlar mı? Sinir bozanlar çok sıkıntı. Yani. Çok çok zor. Hiç bilmiyorum nasıl yapacağım hakkında. Oyuna girdiğim an ESC bassam. Oha, ekstra kalpler de gitmiş. İyileşme iksiri var. Hala iyileşme var. Hala iyileşme var, var var. Bak iyileşme var. Kalpler yavaş yavaş böyle. Böyle böyle. Aga. Zırhlar yok gösteriyor. Zırhlarım neden yok benim? Zırhlar da gidik gözüküyor. Galiba oyunu tam yenilemediği için. Heyecanlı bir durum. Yok chat. Ben bunu yayın tekrarını izleyerek, kendime böyle birazcık da ortam hazırlayarak sakin bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü bir atımlık hakkımız var. O yüzden tek yapmam gereken yayın tekrarını izleyip birazcık daha şey yapmak, neyin ne olduğunu böyle bir hesap kitap yapıp ondan sonra kaçmak. Oğlum videoda olacak zaten. Video kaydını alırım bunları. Sadece daha sakin kafayla. Çünkü yayında yaptığım şeylerde çok heyecanlanıyorum. Yani. Kurtulunur. Hala bak. Ateş direncimiz var. Bak bakın. Ateş direnci var. Yenilenme var. Kendimi birazcık oyalayabilirsem oradan yenilenme alacağım. Üzerine burada absorption var. Hasarı birazcık azaltacak. Üzerine ateş direncim var. Yani. Şu an bug'dan dolayı zırhım gözükmüyor veya öbür şeyler gözükmüyor. Ben garanti alıyorum şu an. O yüzden her şey var. Yenileneceğim. Sadece roketi düzgün yukarı doğru atabilmem lazım. Tek bile yiyebilirim. Ama yine de denenmeli. Blok koy. Lan blok nasıl koyabilirsin? Adamlar duvarın içinden geçen şeylerden. Yani. O yüzden sıkıntılı. Ben o zaman chat burada bir tane... tavuk ekmeğim diyorum ya, köfte ekmeğim vardı, yayına gireceğim diye yiyememiştim. Bari bunu şey yapayım. %50 %50. %50 %50. Hardcore serisi gidebilir şu an. Kinetik enerjiden de ölebiliriz bir yandan. Bilmiyorum. Ben bir su almaya gideceğim bu arada. Oğlum ölmedik ki şu an. Hala bir şansımız var. Oğlum bu öldük demek değil. Ben sadece bekletiyorum. Her şeyi de düşünüyorum. Hala hile yap. Hack yükle. Regeneration aç diyenler. Arkadaşlar. Manyak mısınız? Gerçekten. Hile kullanınca anlamı ne? Kendi dünyanızda bunu yapsanız. Şunu yiyeyim, deneyeceğiz be. Chat tabii ki size de var lan. Al. Al. Afiyet olsun be. O çok iyi sırdınız. Kocaman bir sırık aldınız.
Arkadaşlar, Hardcore serimiz bitiyor mu yoksa? Onca emek, onca şey. Bugün sonlanacak mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kaydet ve ana menüye dön yapacağım. Kamerayı bir ayarlayayım. Bak, kendi hardcore dünyamla değil. Dünyamı agalara atacağım ve agalar bu şekilde kaçmaya çalışacak. Nasıl fikir? Ama benim dünyam uzun da sürer lan uploadlaması. Agalar deneyecek. Kaçabiliyorlar mı, kaçamıyorlar mı? Teknik. Ben denemeyeceğim. Ben denersem ölürsem biter gibi. Gibi. Ama bir bakayım abi. Hardcore gerçekten bitiyor gibi. Ama üzüldüm mü, köfte ekmek göm ya. Şu an köfte ekmek yiyeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Benim save'im ne kadarmış ki? Benim save'im bayağı olması lazım. Benim save'im 1.5 GB. Ben bunu uploadlayamam. Hile bu da mı? Yo. Arkadaşlarım deniyor. Ben bir şey yapmam ki dünyada. Benim üzerime geçirmiyorlar ki. Adam deneyecek. Kendi yapabiliyor mu gibisinden. Adam diyor F3 F4 at. Game mod 1'e geç diyor. Bu hile değil. Diyor ki arkadaşların oynayamaz. O hile. Arkadaşım oynayıp beni geçirecek mi oradan, manyak adam? Deneyecek. Açacağız ekranı. Deneyeceğiz. Gerçekten hile demiyorum. Denemeye hile diyor. Google Drive'dan yüklersin. Kanka sence yayını upload verirken bir de başka bir yere upload vermek benim internetime şey yapar mı? Yayını kapatıp açmam lazım. Google Drive'ı boş ver. Her boktan atarım. Sıkıntı o şey işte. Evet, Team Viver'dan oynasın kesin. Kopya deneyip yaparsak da iyi olur ki. Öyle bir durum da var. Gerçekten çok garip insanlar var chatte bazen. Diyorum ki kopyalayıp şey yapınca anlamı kalmaz ki diyorum. Adam 2 saattir kopyala diyoruz ya, sana aklın şimdi mi geldi diyor. Kanka ya, her bok benim aklımda şu an. Her şey aklımda, her opsiyon aklımda. Ama hepsi hileye giriyor, tamam mı? F3 F4 atsam, game mod girsem bir şekilde. Ölmedim saysak. Ondan sonra kopyala yapıştır yapsak. Sonra bir sürü kez denesek. Her türlü hardcore bitiyor. Bir atım yapmam lazım. Bir kere girmem lazım. Ondan sonra şey oldu. Ben bunu sakin bir zamanda değil. Yani sakin zamanda, şimdi değil. Yani yayın sonrasında falan. Hani böyle birazcık daha sakin bir kafayla yapmak istiyorum. Şu an çünkü çok gaza getiriyor birçok kişi. Yap işte böyle şöyle, sonra yapınca da ya böyle oldu şöyle oldu diyecek. En azından öleceksem de hardcore'da, yayın dışında ölüp ondan sonra hardcore'u bitirmek istiyorum yani. Biraz kötü oldu ama. Eski hardcore'da mı böyle bitmişti? Sinir bozanlardan mı öldüm? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şeyden. İksir iç. Arkadaşlar sadece refleks olarak 3 saniyemiz var. Her türlü öleceğiz. İksiri nasıl içeyim? İksir içme saniyesinde zaten ben çatıya roketle çıkmış olurum. Yani ben önceden End'de öldüm, öbür hardcore serimde. Direkt End'i yeşillendirirken aşağı düştüm, öldüm direkt. Ya merdiven boşluğu biraz zor ama bak, şey yapmam lazım, roketi atmam lazım, yukarıdan tık diye kapıyı açmam lazım ama onu birazcık da sakin yapmam lazım ya. Çünkü adamlar ilk darbeyi yaptı. Multiverse değil mi? Bir sürü paralel evrende deneyim abi.
Hardcore biterse ne olur? Bir daha yeni bir hardcore'a başlamam. Kulaklığın şarjı bitmiyor bu arada. Bu yanıp sönerken 3 saati var falan demek. Böyle bam 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 yanıp diye sönüyorsa o zaman şarjı biter. En az şu an 3 saati var bu kulaklığın. SMP'ye de başlamam ya. Belli bir süre Minecraft'ta solo bir şey yapmam. Eğer hardcore biterse. Kötü oldu ya. Cidden ucu ucuna. Ne SMP oynarım, ne yeni bir hardcore açarım, ne başka bir şey. Hiçbir şey yapmam. 2B2T başlamam. Hiçbir şey oynamam. Macroach 52 füşeyim var. Abi önemli olan füşe değil. Kafamızı çarpacağımız bir tavan olması. O da bizi öldürebilir. Şu tekniği dener misin? Belki tutar. Bakayım abi tekniğe. Ya ananın amı ya. Of gerçekten bu teknik. Ve teknik verdim diyor ya. Rickrolllandık abi. Şaka gibi. Ama da patates diyorum ve hardcore'um bitecek ve sen bana beni rickrolluyorsun ha. Gerçekten. Ayıp lan. Ayıp lan. OS 1 şu tekniği dener misin? Belki tutabilir. Neler neler oldu. Chat. Olmayacak. Yayın dışı deneyeceğim. Sakince deneyeceğim. Kafamı toparlayıp deneyeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Büyük ihtimal kendimi düşürebilirim. Onun için bugün erken bir şekilde Valorant'a geçelim ya. Yani erken bir şekilde Volo'muz vardır. Merhaba arkadaşlar. Merhaba bir arkadaşlar. Şeyler. Kimsem yok lan. Alo. Ben bir tek ben varım galiba da. Yazarım yani ne şey yaparlar. Buradayım buradayım. Geldim geldim geldim. Valla mı? Valla mı ben? Yusuf demiş Netride zırhını giy diye de. Öyle mi yapsam? Ama hadi lan de, hadi deneme yapalım mı? Hayır. Hardcore ölürse. Yeni bölge mi? Hadi herkes dedi kopyala haritanı öyle bir dene falan gibisinden. Ama ne bir tane denesen çok da sıkıntı olmaz ya. Ama böyle full multiverse gibi denersen. Ha multiverse gibi değil. Olabilir. Bir deneme hakkı falan olursa yani deneyim yapalım. Bu arada senin altındaki blok teklik mi? Ben bayağı onu düşünüyorum acaba onu kırsam ne olur diye. Çok gerildim bu arada ya. Büyük ihtimal hardcore GG. GG. Bir de arkanda şey var değil mi o böceklerden ölmedi o yani. Orada dolanıyor. Demek sonra şöyle. Chat engine'den yavaşlatma açıyormuşum değil mi? Şu an regenerasyonum var. Bunlar zaten yarım kalp kalp vuracak. Benim en son envanter düzenime baksanıza. Sanırım son totemin oydu. Hayır, en son envanter düzenim lazım bana. Zırhımın nerede olduğunu bulmam lazım. O zaman şeyine bakayım. Hızlı bir şekilde giriyorum abi. Yoksa çünkü hardcore bitecek burada. Tam burada. O zaman yine şeyine bakayım. Zırhı giyince bekleyin. Hasar bulduğuna bakalım mı? Full ne bright head kırmaları. Yok yok. Burada yani deniyorum. Koteme dair hiçbir şey yok. Tamam çok yakın. Zorlamasaydı. Gamma efekti şey diyebiliyorum ben. Oo sinir bozanlar. Oğlum sinir boz. Oğlum ben neden yanarak öldüm orada? Şey sinir bozanlar. Lan bir dakika bir dakika bir dakika. Ben orada baya kurtulmuşum da sonra baya vurmuşlar. Baya vurmuşlar. Sol üst köşe bir dakika tekrar bakıyorum. Evet sol üst köşe. Sol üst köşeye gidip direkt giymem lazım abi.
Abi ama şöyle bir şey derse onu giyersen buradan nasıl kaçacaksın? Altını kırıp suya mı düşün? Bir ateş direncim var. İki şey var işte bak. Yenilenmem var. Yenilenme şey. Burada benim ekstra kalbim olması lazım da şey yaptık ya, kalp. Yüklenmiyordur. Yüklenmiyor mudur? Net emin miyiz onda? Şey. Yok emin değilim ama yani silinmemiştir bitmeli. Abi E'ye basacağım. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde şuradan almam gerekiyor. Ama çok heyecanlı ya. Yapayım mı? Gaza getirmeniz lazım. Abi zaten bu diğer map değil mi ya? Boş ver yap ne olacak? Ateş direncim var, regenerim var. İki tane damage aynı anda almamam lazım. Çünkü bir kere de yarım dakika, kaç kalp götürüyorlar. Ulan. Bir buçuk götürüyor direkt. Regenerim hızlı bir şekilde yarım kalp getirse, ondan sonra hızlı bir şekilde ben tak diye yapsam. Olur gibi ama. Yaparsın ya ben benim. Ne kaybedebiliriz ki bilmeyeceğim. Yani. Hayır ama bu yedek mi? Bunda ne kaybedildik? Hayır, herkes dedi ki bir tane deneme hakkı sunuyoruz sana. Bir kere ölürsen okey ama ikincisini ölürsen hardcore'u sil dediler. Ama bilmiyorum yani. Bu da bence hileye girer bir tık. Oğlum yapacağım hile. Ha böyle şey oldu yani. Hileye girecek gibi şey. Tek atışım var gibi. Ölmedik. Ölmememiz lazım. İlim ayağım titriyor şu an. Şey chat yapabilecek de... miyiz? Sadece bir şey kalp var. Altını kırıp havada zırhı giymen yok mu? Ben de onu düşünüyorum. Altını kırıp veya direkt oradan uçsam. Oğlum altımı kırarsam ne, altımda hiçbir şey yok ki. Adamlar duvarını... Lan suya düşmeyeceğim, altımda su yok ki. Altımda tamam, direkt maden var oğlum, maden var. Ha maden var, doğru. Siz ne diyorsunuz? Aşağı mı kır mı bu? Lav yükseliyor mu kanka? Yani o zaman ESC basıp E'ye basıp bile kurtulursun yani. Keşke lav yükseliyor olsun. Aslında bunu yaparım. Çok kolay da. Şimdi bir dakika, bu kadar kolay mıydı bu? Bu kadar kolay mıydı bu? Tamam. Ağzına sıçayım seni sinir bozan. Oh be, tamam kurtulabiliyormuşuz. Biz niye bu kadar stres yapmışız ki? Evet hiç siz... Ya ben çok stres yaptım. Zırhımı giymeyi düşündüm ama. Bak zırhımı giymeyi düşündüm dedim yine ölürüm. Ben çok panik yaptım. Yusuf dedi ki arkadan. Giy lan zırhını. Hani normalde... Sen hiç düşünmedik ya. Hayır ben çünkü çok gerildim. Normalde sinir bozanlar bu kadar vurmuyordu. Ben birden ne olduğunu anlamadım. Hani ben yanarak ölmeye başladım ya. Ben odanın içinde başka bir şey daha olduğunu düşündüm o sırada. Sen neye yandın lan abi? Ha ben neye yandığımı anlamadım. Sorun o. Ucu ucuna şey, seri ucu ucuna kurtuldu ya. Seri ucu ucuna kurtuldu gerçekten. Güzel bir kurtarıştı. Oh, hayır kulaklık kapatmayacağım. Biraz sakinleşeyim, sizle beraber kalayım. Yok, onca yok. Zaman. Ben sana demiştim, aklına koyduğun her şeyi başarsın. Çünkü senin inanılmaz bir sevgin ve bir şeyin de var. Bir dakika. Neyim var abi? Ben neyim var? Senin inanılmaz bir sevgin var. Gücün de var. Yok, kocaman bir. Neyse arkadaşlar, oldu. Oldu. Sağ salim geldik. Sinir bozanların da ağzına sıçabilirsem. Hile de sayılmaz mı? O nasıl hile de sayılmaz? Hiçbir şey yapmadık ki hileye dair. Pff, yani. Bak, nasıl riske girmesin diye teker teker iniyorum ben. Normalde olsa aşağı doğru atlayıp havada vardım. Evet. Havada döner bir şeyler yapardım. Yavaş iniyor merdivenden. Merdivenden ya. Ah totem geldi. Yeni totem. Çok iyi. Sonunda be. Totem ya, totem farmı yaşıyor. Oh! Totem farmı için totemlerimiz gidiyordu, ölüyorduk abi. Daha ne olsun? Ah. Neyse, çok basit bir şey ölüyordun ya. Şeyde bir tane adamın hardcore serisinde olmuştu ya. Aynen. Ondan. Ben de emin olamadım. Ben de ne olur ne olmaz arada kaynarız gider gibi. Abi iki totem harcadık da şimdi farmdan deli gibi gelecek, onu merak etmeyin. Onda sıkıntı yok. Ah. Ha çünkü şey böyle hani
Sıkıntı yok. Sinir bozanlar sana vuramıyor. Yani buraya sinirini bozuyor sadece. Benim orada elitrem takılı olduğu için bana ekstra fazla vuruyorlar. Hani onun da elitranın da koruması falan filan bir şey de yok. Ben ona gerildim. Ben neye yandığımdan abi. Ben buna vurdum ya. Adam bana nasılsa bir şekilde vurabildi. O yüzden ben korktum. Yani aslında şunu yapacağım. Sen şunu yapsam. Sen zaman şey olmuş olabilir mi? O yandığı için sana değmiştir. Sen o yüzden yanmışsındır. Abi bana nasıl değdi ben onu anlamadım. Bak yeni totem sinir mesela tekrardan. Ha sinir bozana vurdum. Sinir bozan yanarak bana vurdu. Tamam okey. Sana değdi aynen sen de yandın ondan. Aynen okey okey ondan dolayı. Ondan arada kaynadı. Neyse farm işe yarıyor. Bak totemimizi şey yaptık. Boku neredeyse yiyeceğimiz totemler geri geldi işte. Oh, sonunda demir baltamız var, demir baltamız var, anında sağlık var, zümrütler de güzel geldi, birazcık da barut geliyor. Fena değil, birazcık daha ölmeme totemi gelsin, işe yarayan bir farm yapmışız. Biraz acı verici bir farm oldu ama en azından eğer falan da alabiliyoruz. Güzel böyle ufak detayları da var. Fena olmadı, güzel oldu, güzel kurtulduk ya, ben kesin öldük sandım. Kesin öldük sandım. Bunu da alayım da anında sağlık. Gerçi içene kadar ölmüş oluruz da çok büyük bir ihtimal. Bir de sinir bozanlar geldiğinden dolayı bunu kazıyayım böyle güzel bir görüş açımız olsun daha kolay. Zümrütler de buradan kolay kasılıyor. Hem zümrüt farmı hem totem farmı. Baksana 26 zümrüt çok kolay bir şeydi. Bak yeni bir totem daha geldi. Al totem koy. Kolay. Kolay. Çok iyi oldu be. Bir de en başında sevmemiştik farmı. Ya o sinir bozanları halletmenin yolu zırh giymek. Ben farmı kullanırken kendim güzel bir şey yapmadım. Zırh giymedim o yüzden ya o hata oldu. Olur böyle şeyler. Ama en azından size kanıtladım. Hani yapılabileceğini. Çünkü yayın dışında ne yapsaydım yapardım. Biri derdi yayın dışında game mod aldım diye. Ben o yüzden şey yaptım hani. Stres olduğum halde yayında yapmak istedim. Gerildiğim halde kanıtlayabilmek için. Otomatik yapacağız diyorduk. Otomatik yapacağız. Oğlum bunu otomatik yapamayız. Otomatik çok farklı. Ya bu tamamen bambaşka. Otomatik yapmak için denizde yapmam lazım bir yandan da. Denize bir şey yapacağız. Etrafta hiçbir şey olmayacak. Spawn olacakları hiçbir şey olmayacak. Böylelikle de ben de hızlı bir şekilde adamlar düşecek. Keseceğim totemlerini alacağım. Bu kadar. Bu kadar kolay olacak. Gerek var şeye ya. Ya bu da işe yarıyor da. Olduğu kadarıyla. Aynen. Aynen onu aynen şey yaptım, yardım. Tamam yukarı bir çıkayım da bu koca olanlardan biri neden böyle? Bir de ben buna böyle merdiven değil de farklı bir farm, hani belli bir çıkış yeri yapmam lazım. Suyla yapmak. Aynen da yani ne bileyim. Ve şu koca olan neden orada bak. Bug'a giriyorlar, sürekli bug'a giriyorlar. Bak adam burada iç üzerine binmiş. Alan orada sıkışık olduğu için direkt düşmüş içine mesela. Mesela burada totem alacağımız adam var. Sinir bozanlarıyla beraber. Mesela al buradan totemini. Gibi gibi. Ben burayı bayağı bir düzleştirmem lazım ya. Bayağı düzleştirmem lazım. Hani burada dümdüz falan olması lazım. Chat öğrenmiş olduk. Eğer siz bu hani bu farmı yapmaya çalışırsanız siz olun. Hiçbir şekilde böyle engebeli bir alana yapmadın. Ah, otomatik şöyle abi. AFK bırakıyorsun, autoclicker'ı açıyorsun. Autoclicker da tane tane sana böyle şey yapıyor. Sürekli olarak düşüyorsun, aşağı yukarı çıkıyorsun, bir daha kesiyorsun. Öyle devam ediyor. Ben bu adamı hasar yemeden nasıl yanıma getirebilirim? Şöyle bu bildiğin ağaca sıkışmış abi. Hani bizim zamanımızda ağacı falan kuruyordum salak. Lan. Tamam sakin. Tamam. Artık sıkıntı olmaz herhalde. Üstten de kırmaz bir şey. Bir düşsün aşağı doğru. Manyak adam beklemiş he. Stay bro, I'm stuck. Bakayım geldi mi? Lütfen yan artık. Hah yanıyor şu an. Farmın tam o noktasında. Tam şu an love'un orada cayır cayır böyle bir öküz dönerimiz yok mu arkadaşlar? Öküz döner var bak. Burada ölmeme totemleri de var. Mis. Hatta buraya ben kendime güzel... Abi yine sinir bozanlar. Gel abi de vurayım bir tane ağzına. Özellikle buraya alanı açacağım ki sinir bozanlar gelirken ağızlarına birkaç tane vurabileyim. Huf. Evet o adam yandı mı bu arada? Hala iki tane kaldı diyor. O var. Onun üstündeki var. Onlar yanacak. O adam hala mı yanmadı? Ne yanmaz adammış ha?
İnşallah bir gün yanacak adam. Çok da zor da yanıyor yani. Hala orada. Bak bak yanıyor. Üstündeki adamın efekti bile var ya. Ha sonunda şöyle. Orada yemek de lazım. Yemeği de yiyelim. Chat'teki zümrüt sayısı. Tamam arkadaşlar. Aldın mı abi gerçekten? Hala düşmedi. Hala düşmedi bu arada. Adamı hala bekliyorum. Hala dönüyorum orada. Mesnevi'den ders alıyorum. Abi bilmiyorum ki adam yok olmuş bu arada. Yer yer onun içine girdi. Konya. Abi yine büyük ihtimal bir yere sıkıştı ya. Of, alanı düzleştirmem lazım. Farm Rift çok güzel çalışıyor. Sadece Minecraft'ın boktan yapay zekası. Tekrar adam doğru bir yol bulamıyor ya. Ne yapacak? Ne edecek? Her şey çok garip. He. Burada herkes ölmüş. Arkadaşlar kim kaldı acaba? Vexler sayılıyor mu? Belki onlardan biri kalmıştır. Abi bir tane de burada totemci abimiz ölmüş. Ben onu da alayım şöyle de. Hiç kimse kalmamış. Aa doğru ben neden şey yapıyorum ki? Şöyle uçayım. Az önce uçmayı denedim bir de. Ha? Bak ağaçların arasına falan sıkışmıştır en fazla. Yani buraya sıkışamaz, buraya da gelemez. Şu araya falan sıkışmış diyeceğim. Orada boğulup gider. E nerede bu gerizekalı? Hep Minecraft'ın yapay zekasından. Farm çok güzel çalışıyor. Bütün bu ağaçları yok edecek bir şey lazım bize. TNT ile bile patlatabilirim. Aa buraya sıkıştı değil mi biri? Lütfen öyle deme. Yok sıkışmamış. Ya da lütfen öyle de çünkü ben bunu birazcık daha bulamazsam kafayı yiyeceğim. Bu var abi. Buradan geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Şurada da bir alanımız vardı belki. Ucundan. Gerçekten çok şakamatik ya. Cidden çok şakamatik. Köylüyü sıkıştırdığım yere mi? Buraya mı? Orada bir şey yok. Bir tekrardan şöyle bir havadan abi izleme. Helikopter şöyle ta 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 ta. Yok abi. Aynen buradasın. Abi ben şimdi bunun ben gerçekten seni uğraşmalı mıyım seninle? Abi bu muydu ya? Bu muydu cidden? Ben burayı da mı kapatmam lazım? Ben bu adamları yapay zekalının boktuğundan nasıl kurtarabilirim? Sadece merak ediyorum bu adamları kendilerinden nasıl kurtarabilirim? Her yere halı koy. Sistem kusursuz aslında da. Seçtiğimiz yer şekli yani gelen yer şekli biraz kötü. Aynen şöyle. Kapat abi kapatabildiğimiz kadar. Şu taşları da alayım. Bir daha da buraya düşmesinler. Yani şu an bir sanki program yazmışım, kodlamışım. Ve bug çıkıyor ve ben de bug fix diyorum. Gerçekten bug fix diyorum. Patch atıyorum şu an. 2.3 yaması geldi arkadaşlar. 1.7 yaması geldi. Bunlar düzeltildi. Pillager'lar artık gerizekalı rolünü üstlenmiyorlar. Abi lütfen villager'ların yapay zekası bok gibi onu düzelttiler. Şimdi pillager'lar... Ama buradan düşerek ölür ya. Buradan düşerek ölür. Daha fazlasına katlanamayacağım. Tamam köyün kahramanını aldık. Son bir kez daha deniyorum abi. Farmın ne kadar işe yaradığını. Ağaçları yakayım. Evet ağaçları yakmak mantıklı. Flint almamız lazım. Demirimiz var. Flint neredeydi? Flint var mı burada bir yerde? Şurada var. Tamam onu alayım ben. Bütün bir ağaçları bütün yakayım. Orman yanabilir ama yani zor. Devam eder. Bütün orman yansın işte ben ormanın yanmasını istiyorum total bir şekilde. Her yer yansın ki bana alan açılsın. Ağaçlara da takılmasın adamlar. Mesela burada da vardır. Nerede arkadaşlar, mesela? Saçma ofansif şakaları yapmayın komik değil. Çok merak ettim hangi ofensif şey, abi. Otel mi dikeceğim desem olur. Hayır otel değil şu an ha, mevcutta tamam. Bulunan Antalya'daki yangınla alakalı bir şeyler söylemeyin. Ha o bebe ya o ofensif. Komik değil komik değil. Ama otel yapacaksan sıkıntı yok. Tamam ben o zaman otel yapacağım izin alındı mı? Yakabilir miyim ağaçları? İzin veriyor musunuz bana? Abi şunu kazıyım da hızlı onu bir şekilde. Başka birilerine sanmıyorum. Tamam abi. Anladım abi.
şuradan gideyim. Şimdi hanginiz, hangisi buranın elebaşı? Şimdi 10 saat bunu bulacağız değil mi? Ya bulmayız aslında. Teknik neydi bizim? Aşağı doğru geliyoruz böyle. İlk önce duruyoruz. Etrafta göremedik. İki adam keseceğiz hızlı bir şekilde. Mesela bu adamı hızlı bir şekilde kesiyoruz. Ondan sonra tekrardan birazcık dolaşacağız. Mesela atladık buradan. Aynen böyle. Birazcık daha dolaşıyoruz. Nerede benim yemeğim? Benim yemeğim de çok az kalmış ki. Son 3 yemek. Sonra tekrar geldiğimizde bir tane lider falan vasfında bir adam illa buraya çıkıyor. Çıkmadı, yine aynısını deniyorsun. Bu sefer çıkıyor. Tamamen despawn olma olaylarıyla alakalı. Ama bu sefer çıkmadı gibi ya. Evet, bu sefer bir tık çıkmadı. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Bunların hiçbirinde mi lider yok? Güzelmiş abi. Anladım abi. Ha, lider sonunda gel. İşte böyle. Bedomunu alacağız. Kör adal, kör adal. Arkadaşlar ben körüm zaten. Biliyorsunuz değil mi? Ben körüm. Olay bu zaten. Oluyor böyle şeyler. Hadi bakalım tekrardan baskınımız başlasın. Pa pa para pa. Tamam, köyün kahramanı da var. İyi. Böyle sürekli köyün kahramanı da alabileceğim kısa yoldan. Bu yol da güzel. Ama benim baya baya yemeğe ihtiyacım var. Şimdi baksana 3 tane yerimiz var. Totemimiz var. Bu totemleri ekstra şöyle koyayım. Bir de sandık yapacaktım kendime ekstradan. Şu şekilde alayım abi. Tamam, bunlar da totemleri stokladığım yer olsun. Hatta bunları alayım. Kaç tane sonradan alacağım belli olsun. Efendim? Zırhı giyeyim evet. Zırh giy, yatsana tabelaya. Hayır, böyle. Her lütfen, lütfen zırhınızı giymeden, korunmadan bunu yapmayınız. Tamam, yine gelsinler. Korunmak önemli arkadaşlar. Zırhınızı siz olun, giyin. Onun dışında yine mi bir yere sıkıştı bu adamlar? Yok abi, cuppala huppala atladı direkt. Seni de bekliyoruz kanka, sen de gel. Ha, o da geldi. Hoppala cuppala, seni de kestik. Güzel, iyi farm bu arada. Önce iş güvenliği. Önce iş güvenliği. Tamam, ölmeme totemlerimiz fazla da var. Bir tanesinde 3 tane totem almışız. Olduğu kadarıyla. 37 tane de zümrütümüz var. Mesela bu adam buradan hani zombi girse falan diye de endişelenmeyin kapı açıkken. Adam zaten yani koruma altında. Hiçbir şey olmayacak, gayet iyi. Ya zümrütlerde değil kasık. Hatta köyün kahramanı da veriyor. Adamlarla öbür köylülerle falan daha hızlı daha kolay alışveriş de yapabileceğim. Abi bir dakika, bu adamla hatta şöyle yapayım, zümrütü alayım abi. Yani neden ben bu adamla şey yapıyorum ki, al yemek, yemeğim az diyorum bir de. Tamam, güzel. Evet, bu buradan devam edeceğim. Hasar yersen bu adamdan alacağım. Bedava değil mi? Bedava değil mi? Al. Tekrar zümrüt geldi mi? Geldi. Bu adam level atladı. Şimdi bal kabağı turtası. 48 tane. Al abi. Hızlıca. Yemek stoğu da yaparız. Aslında bu yemek farmı bir yandan. Yemek farmı, totem farmı, her şey. Her şey aynı anda. Tamam. Güzel. Şu ana kadar totem gelmedi ama. O ileri seviyeye gelmedi daha. Aa, ben şeyleri atmışım. Zümrütlerimi verebilir misin canım benim? Zümrütlerimi... Ha? Tamam, ben altın avucu atayım. Bal kabaklarını atayım. Camlar nerede? Burada. Şuradan hızlıca alıp geri gelsem şöyle. İyi olur gibi. 9 tane. Bakalım başka ne var? Yani... Hadi elma da alsak bir. 36 elma, çok iyi, çok iyi. Çünkü altın elma yaptığımızda yapacağımız zaman da işimize yarayabilir bu durum. Yine geldi. Koca oğlan yine düştü. Bu adam da düşüyor. Çalışıyor bu arada, bayağı çalışıyor. En son ölüyordun, nasıl kurtuldun? Abi şey oldu. Hızlı geldik, buradan zırhımızı değiştik. Ondan sonra kurtulabildik. Ben birazcık da paniklediğim için orada birazcık kötü olmuş, o yüzden sıkıntı yok. Sakince alınabiliyor. Tamam. Düş abi. Oh mis. Ben bu farmı sevdim bu arada. Bir de bunun tam full otomatiğini yaptığımızda o kadar eğleneceğiz ki. O kadar eğleneceğiz ki çok iyi olacak. Ah, bir tanesi bug'a girmiş.
Değil mi? O orada durmaya devam edecek abi. O neye takıldı? Yine bir şeyin yapay zekası böyle olmuş. Kalmış. Yani ben artık gideceğim Mojang'a çalışacağım, diyeceğim ki yapmayın arkadaşlar şu yapay zekayı. Ama bak nasıl yandığını da görün. Bu şekilde yanıyor. Yağmacı fare mi? Havali. Havali. Lan havali diyoruz, farmı patlatıyorsun manyak adam. Sen de şuradan girersen sevinirim. Şöyle gir. Neyse en azından 1.17'nin bug'ı. Ay en geç geldi. Arkadaşlar ya. Oğlum bu hard... Dokamcının niye bu karas? Güzelmiş. Hardcore... Hardcore yani... Eğer istiyorsan tamamen gitmek... Söyle bana. Uğraşmayalım bu kadar. Ya ben altta battım, bir baktım 2.5 tane var. Kalibir patladı 2 tane. Oğlum şuna baksana ya, full yama. Full yama. Eski seride de böyle oluyordu ya. Dota şeylerin bambuların arasından 500 tane creeper çıkıp patlıyor. Evet, sürekli creeper çıkıyor. Creeper'ları sevmemeye başladım. Hep böyle bir ilişkimiz var creeper'larla. O arada bir patlatırlar. Olur böyle şeyler. Arada bir böyle. Ama bu artık rahatsız ediyor. Aa bu ne ya? Şu yamaya bakar mısın? Gerçekten şu yamaya bakar mısın? Her yer. Adeta bir sanat eseri. Adeta bir sanat eseri. Tamam bu arada şöyle yapacağım. Şuraya koyayım da şunu. Şuradan suyu alıp şöyle koyup şöyle yapacağım ya. Hani bir tık su olmadı ya az önce. Bir tık kaldırırsam şuradan. Su bence çok daha mantıklı olacak. Ben şu an çok daha verimli olacak farm. İnanıyorum. Bir yağmacı kaldı. O da aşağıda zaten. Şöyle atlay atlaya. Güzel. Tamam. Onu da öldürelim. Ha, bu sefer çok daha hızlı gelecekler. Belli bir süre bekliyorduk ya. Bence şimdi hızlıca doluşabilirler. Hatta pat pat diye düşecekler gibi geliyor bana. Sadece orada bir blok daha böyle ufaktan şey olsa, suyunu halledebilsek. Çünkü yüzmelerini engellemek de lazım. İşte onu tam ayarlama lazım da ben onu tam ayarlayamamışım. Genişliğini tam ayarladıktan sonra tam anlamıyla güzel olacak. Şimdi. Yakın değiller hala. Tamam. Şu an etrafta dolaşıyorlar. Hala gelmediler. Bunların yapay zekalı neden bu kadar kötü? Tam birlik olamıyorlar asla. Mesela geldiklerinde ne kadar düşecekler? Üstümüze, tam üstümüze girdi. Tamam geldi. Düştü. Hatta ne kadar düşüyorlar? Yani hemen hemen şu an hepsinin girmiş olması lazım. Düştü, düştü. Düşüyor. Bir tık daha verimli abi. Bir tık daha verimli. Aynen. Kesinlikle bir tık daha verimli. Daha hızlı oluşuyor her şey. Hadi o da düşse. Hadi o da düştü. Aynen o da düştü. Al abi buradan hepsini tokatla bundan sonra. Son bir tane. Lütfen bug'a girme. İlk kez bug'a girme. Aynen öyle. Oh be, olay bu işte. Işık tozu var, güzel arbaletler var. Barut eh çıkıyor, zümrüt eh çıkmış birazcık. Olduğu kadarıyla. Olduğu kadarıyla. Bize totem lazım. Totemleri çok efektif alamıyoruz ama. Ha, onun için Eren Ulusal Prime'ini kullanmış. Cross Taps Prime'ini kullanmış Eren Ergen. 3. ayında merhaba da adam IPC'de falan pingimi nasıl düşürebilirim? Abi düşüremezsin gibi bir tık her çok... Uzakta olduğu için sunucu bir tık öyle. Deneyeceksin artık. Adamlar da ve bizim gibi insanlar girsin, pingi düşük olsun falan. Onun dışında Zexos aramıza katılmış. Enes Çolak 5. ayında FeedFee 00 Prime kullanmış. Mr. Han 55 4. ayında her akşam yayını açıp uyuyorum, sesin ninni gibi geliyor demiş. Köpekli Ekmek 5. ayında Suruk aramıza katılmış. Asius Efue aramıza katılmış. Onun dışında 61 Game King 61 Prime'ini kullanmış. 161 bir Rappi abonelik hediye etmiş. Asius Efue aramıza katılmıştı. BH Frio 3. ayında İlon 4LY1 aramıza katmış. Prime'ını kullanmış. Erdem 3344 aramıza katılmış. Furkan 00190 aramıza katılmış. Ali Noli aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Ormanı yakacaktık.
Yakalım abi şunu, son bir testimde. O son testi de yapmış oluyorum şu an. Şimdi totem evresine de geçtik. Bir tane totem daha geldi. 11 tane de zümrütümüz var. Yani. Çevreyi de düzleştirdik mi bu daha hızlı olur yani. Efendim? Otomatiğe uğraşmak bence saçma direkt. Çünkü ya hani otomatik biraz zevk SMP'de, meselesi ya. SMP'de biz çok kişiydik yani. Hepimize totem lazım oluyordu. Neredeyse ya, evet, 10 evet. Kişi oynuyordu, 10 kişi. Sen burada teksin zaten. Bir gelip burada farmladın mı 15 tane totem alıyorum. Artık ya bak zaten şu an yeterli ki bu. 3 tane var. Burada da mesela ölmeme totemim var. O birazcık daha böyle şeydi. Oyunu bug'a sokup sürekli gelip kesiyordum. Çok hızlıydı. Ona mesela 20 tane totemim olacak. Belki 30 tane totemim olduğu için içimi rahat hissedeceğim ve belli bir süre sonra gardımı düşüreceğim ve çat diye düşeceğim, öleceğim belki yani. Totemlerin arasında elimde totem olduğunu bile görmeyeceğim belki. Gibi gibi şeyler değil mi? Erantis Prime'i kullanmış. Ossian 940 aramıza katılmış. Tugdi LL Prime'i kullanmış. Nob 056 aramıza katılmış. Hoş gelmiş. 16-11 Rebi de abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim abi. Abi yine başladık. Mesela ama o otomatik farmda şeydiler böyle. Hepsi saniyesinde düşüyor gibi düşün. Hepsi zınk diye geliyordu. Bunda o kadar zınk gelmiyor abi. Ama bir de onun yapılışı var yani şimdi. Ya bu, bunun çok daha uzun hali ya. Onun hani tikleri falan ayarlamak. Ahmetler onu sunucuda tik ayarları falan daha değişik olduğu için bir haftada falan yapmışlar yani. Düşünsene. Ben bunu bir yayında yaptım. Adamlar her gün girerek bir haftada yapmışlar. Ahmetler bağımlı gibi oynuyordu. Ya bağımlı gibi oynuyorlardı ki sürekli böyle. Ve biz farm yapacağız şimdi, tekrardan bunu yapacağız böyle geliyor adam. Ne yaptın, ne kadar oynadın? Ben 12 saattir sunucudayım falan yapıyor hala. 12 saattir oynuyor adam. Ama her şeyin farmı vardı. Altın farmı bile vardı yani. Ya var tabii ki, olacak o kadar. Oraya yemeklere baksana, güzel yemek elde ediyoruz buradan. O cidden yemek farmı olmuyor zaten. Ay baya baya yemek farmı. Hatta bak şu elmaları da buradan aldım. Ekmekleri zaten buradan aldım. Her şeyle devam ediyor. Aniki çok Banki abonelik hediye etmiş. Yerkenli pijama vay be 8. ay demiş. Abi Ent'te ben rastgele dolaşırken yerkenli pijama abone olmuştu. Demek ki o geçen oynadığımız oyunlarda Ent'te dolaşalı 8 ay olmuş be. O kadar hızlı zaman geçiyor işte. Quadratax 3. ayında. Hoş gelmiş, teşekkür ederim. Abi eski seri değil. O SMP'deydi galiba ya. SMP'de dolaşıyorduk. 8 ay oldu mu SMP ya? Oldu oldu. SMP bayağı oldu. Bu arada riskli olmayacaksa küreğini diğer eline alsana. XP geliyor, tamir olsun, bayağı kırıldı. Yok ya, onu riskli daha farklı şey yapayım. Tabii. Orada iki totem daha geldi. Yok sonra boku yemeyelim abi. Sonra boku yemeyelim. Ne olur ne olmaz. Evet, farm orada düzeldi. Az önce berbat bir başlangıç yapmıştı. Şu an gayet iyi. Kalan yağmacılar da etrafta değildir umarım. Aynen, onlar da biri düşerek öldü zaten. Aa evet. Arkadaşlar sizce ne yapıyor adam? Sizce abi kayığa oturdu değil mi? Kayığa oturdu ve şey yapıyor böyle. Aa güneş ne kadar güzel. Ah Romeo. Kayığa oturduysan gerçekten kayığa oturmuş abi yani. Biz adamı bekledim, adam jacuzzi'de gibi böyle, oh! Kayığın içine de doldurmuş suyu. Mis. Evinde gibi. Aa bu arada Zafer, okey okey. Baksana totem kastık baya. O zaman son bir tane daha yapalım, ondan sonra artık Valorant falan geçeriz. Ah. Köpek kalsın, o benim köpeğim değil zaten. Okey Kuray, teşekkür ederim 4. ayın için abi. Pa 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 para pa. Evet yine zıplamaya çalıştım bununla beraber. Hadi bakalım. Mesela otomatik farmda böyle geri gitmeye falan da gerek yok abi. Otomatik farmda hepsi direkt oluyor. Mesela bu adam bu sefer uğraştırmadı bile. Şöyle alayım şunu aradan. Bedomun alındı. Hop geri git. Bitti bile. Drake, Drakel Selo Prime'ini kullanmış, hoş gelmiş, teşekkür ederim. Neredeydi bizim farm? Buradaydı. Ha, ormanı da yakayım da bu adamlar bir tık daha hızlı gelsin ya. Şu orman da yakılsa şöyle. Şimdi biri gelecek, orman yakma makrosu diyecek abi.
bekliyorum yani. Onun bunun makrosu, orman yakma makrosu, şunun makrosu. Yetti be. Yetti be. Tamam. Artık bu ormanda da takılmazsınız ya. Daha ne yapayım? Orman yangında da ölme gibi olasılıkları da var yani. Ah, hapşuracağım gibi. Hapşur. Ah, hapşurum kaçtı. Hapşurum kaçtı. Tamam. Bu arada bana bile gerek kalmamış ki. Adamlar löp löp iniyor. Şu tipe bak. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ha, ne oldu diyemedi galiba. Hadi bye. Küçük çocuğunu anaokuluna bırakan anne gibi hissediyorum. Gerçi çocukları öğütüceden geçirmiyorlar bu şekilde ama olur böyle şeyler. Son bir tane. O nerede abi? Ha burada, okey. Ah. Para pa 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 para pa. Şüpheli güveç. Bu şüpheli güveçlerden hangisi olduğunu bilemeyeceğim galiba. Sadece denemem gerekiyor. Zümrütüm var. Bir tane deneyebilirim. Hadi kötü bir şey olmasın. Zayıflık veriyor şerefsiz. Onun dışında alttaki ne veriyor abi? Hadi alttaki güzel bir şey versin. Kardeşim yaptığın her şey lanetli. Tamam. En azından güveç almadığımızı anladık. Afiyet olsun abi. Afiyet de. Abi gelmeyin gelmeyin. Farmın çalışacağı tuttu. İki burada trade yapacağız. Farmın çalışacağı tuttu. Abi ah. Şimdi. Tamam o zaman kurabiye bunlar da yeterli ya. Fena değil yani. Çok şey değil. Bir tane zümrüt. Balka bal turtası. Al abi karnını doyur. Ah. Piston sistemi kurarsan boğulup otomatik ölseler. Hayır abi öyle olmuyor ki. Ganimetten alıyoruz bunu bak. Her yayın söylemeye devam ediyorum. Ganimet yoksa biz zümrütü 17 şu an alamazdık. Çıkan zümrüt büyük ihtimal 5 falan olurdu. Ya da bu arbaletlerden bu kadar alamazdık. 1 veya 2 tane gelirdi. Bu baltalardan gelmezdi. Bu ayarlar her zaman düşüyor okey de. Ok falan da mesela arada bir başka canlılar düşüyor. Onlardan da alamazdık. Olay böyle. Ganimetten dolayı bu şekilde yapıyoruz. Premiumlar ne zaman dağıtılıyor? Ay içinde dağıtılıyor ama yarın açıklanıyor. Adem Ebiya ikinci ayında doğum günüm kutlu olsun demiş. Doğum günün kutlu olsun kanki. Baho aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Bu arada güzel ya, ben bunu şey yaparım. Bu adamlar işkence çektirmek benim hoşuma gitti. Çünkü adamlar sürekli olarak sana rahatsızlık sunan adamlar olduğu için normalde. Bu şekilde götlerine iki tane vuruyorsun. Adam böyle ay ay falan oluyor. Totemleri de alıyorsun. Şu eyerlere bak. Bir at çiftliği kuracağım. Bir emekli olacağım. Aa, çok iyi be. Daha ne olsun? Shine of the Light Prime'i kullanmış. Teşekkür ederim. Chat bu arada sizde bu kulaklıktan kazanmak, iki mouse'dan kazanmak. Ya çok diyorum bunları biliyorum ama... En azından belirtmek istiyorum da 40 premiumdan birini kazanmak istiyorsanız. Yani 40 premiumun son günü bugün. Bugün yani hatta 10 dakikaya kadar olmanız gerekiyor. Yayın bitene kadar olmanız gerekiyor. Kulaklıkların daha 4-5 günü var. Onlarda sıkıntı yapmayın. Onu acele etmenize gerek yok. Mouse ne? G103 ve G203. Ahem. Pa 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 para pa. Ah, Wonderlife aramıza katılmış. VSC Brave aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Sağ ol. Güzel. Güzel. Nisaili aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Taylan. Oha ne oluyor lan? Bunu söylemeyi bekliyordunuz. Taylan he. Hoş geldin. Steelhead. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl katılıyorsunuz? Abi abone olmanız yeterli. Abone listesini ben yayın sonunda indiriyorum. Bana bir liste düşüyor. O listeyi ben indirip oradan bota veriyorum. Bot da direkt olarak aradan çekiyor. Aynı o şekil. Tam gayet iyi. Boş cam şişeler iyileştirme iksiri. Hala totem gelmedi bu arada. O sırada ben de biraz şuradan yemek alayım abi. Şunları atayım. Başka ne atabilirim? Ivır zıvır at. Kankacım sen... Elma önemli ya. Elma gerçekten önemli.
Elmaya önem veriyorum. Onun dışında kurabiye, bal, kurabiye turtası, okey. Şunları da yenileyelim. Ya bak, burada adamların gelme süresini bekliyorsun ya. O süreyi değerlendirmek istiyorum. Ya yani kim bilir ne kadar şey yapacağım. Bu arada orman yangının içinde bu adamlar. O yüzden sıkıntılı. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Yani. Okyanus üstü yapman daha mantıklı olabilir. Ama işte o zaman da manuel olduğundan sonra git gel git gel git gel çok uzun olacak. Çok sıkıntılı olacak. Bu bir tık daha manuel böyle. Güzel, fena değil. Kötü bir farm değil bu. Yapabileceğin en basit totem farm. Yani o üzerine de ağlamaya pek de gerek yok böyle. Hani aç çıkmıyor falan filan gibisinden. Onun dışında Tony Soprano. Prime'ini kullanmış. Emir Cengül 2. ayında Abscontor 033 aramıza katılmış. Luberkan aramıza katılmış. Fable Maniac aramıza katılmış. Sika Betty 3. ayında izlersen sevinirim demiş. Kanka bakalım neymiş bu. Yine Rickrollanmayalım da. Ne bu abi? Valorant'la alakalı bir şey ama 3 dislike'ı var. Ne yaptım lan? İzleyeceğim daha sonra. Valorant'a geçtiğimizde belki. Onun dışında Macera Avokadosu yayınlar adalı adam sevdiysin bucuk demiş. Macera Avokadosu adını çok seviyorum lan senin. Havalı bir adım var. Aswar Prime'ını kullanmış. Aramıza katılmış. Fritiz X aramıza katılmış. Kalbas Flame 2. ayında Devrim Prime'ını kullanmış. Hoş gelmiş. Kardeşim abi yüzmeye mi geldin? Keyif çatıyor bir de hala. Ne yapıyor bu adam orada mesela? Bu ne yapıyor şimdi? Biraz mentallerine de inmek istiyorum bu adamların. Mesela bu... Gerçekten orman yangını işe hiç mi yaramadı şimdi? Yani. Yani. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal yine ağacın orada bir yere sıkıştı. Ne olabilir ki? En fazla ne olabilir? Burada bir yerde. Kurt kovalıyor diyeceğim. Kurt neden bunu kovalasın? Domuz da bir şey yapamaz. Hadi buraya bakıyorum. Şurada araya bir yere girebileceği ne var yani düşebildiği? Gerçekten bazen bu oyun seni böyle bir sınıyor ya. O sınaması yok mu? Hayır. Etrafta kimse de yok yani. Hiçbir yerde de olamaz şimdi. Şunları iyice bir yak abi şu ormanları. Abi özür dilerim köpke. Yapabileceğim bir şey yok. Seni yakmaya çalışmadım ama. Evet. Mekansal sıkıntı. Ben bu farmın yerine bir değiştireyim. En azından nasıl yapıldığını biliyoruz chat. Şimdi değiştirmeyeceğim ama daha sonraki bir zamanda kesinlikle değiştirmemiz lazım. Yani böyle asla gitmeyecek. Baksana. Acaba mağara tarzı bir şey vardı oraya mı girdi? Ona pek emin değilim. Çöl olabilir. Çölün yakınında bir yerlerde bir şeyler yapabiliriz ama bu sefer de Nether'dan gidip tekrar bu şeyi almamız gerekiyor. Bu kötü kehaneti almamız gerekiyor. Sıkıntı o. Şimdi ben buraya yaptım farmı. Buraya geliyor. Burada gösteriyor. Biz burada delik falan açtık da biz mi bilmiyoruz? Gerçekten delik açmış olabilir miyiz ve göremiyor olabilir miyiz? Olur gibi abi. En büyük ihtimal öyle bir şey vardır. Yani aslında o da yok. Keşke zili, bir tane daha zil çalabilseydim. Keşke. Daha da mı ilerideydi o? Daha maksimum ne kadar ileride olabilir? Ama en fazla buraya gelmiş ve burada dolaşabilir. Yoksa... Evet. Bu da farmın son denemesiydi. Bugünlük bu farmın... En azından öğrendik. Neleri yanlış yapıyoruz? 1. Farmın yerini kurduğunuz yer açık, dümdüz bir alan olması lazım. Yani. Kürek neden böyle duruyor? Şeyden dolayı abi. Neydi? Texture pack'ten dolayı. Kırıldıkça böyle yavaş yavaş parçalara ayrılıyor. Mesela kazmamla parçalara ayrılacak falan filan. Birazcık havalı. Ooh.
Evet, burayı da bir ışıklandırmam lazım benim. Abi ben git ara her yerde, sen buraya mı düştün? Sen buraya mı düştün? Allah'ım, senden tek istediğim Minecraft'ın yapay zekaları beni artık daha fazla sınamasın. Ha, benim dalga geçiyor ya. Bildiğin dalga geçiyor. Ben o kadar bekleyeyim. Gelme. Gelme. Yukarı çıkayım, geleceği tutsun. Kutluyorum. Yapay zekalar mentalimizi oynamak için tasarlanmış. Çok iyi tasarlanmış. Eğer amaçları buysa. Eğer ki amaçları başka bir şeyse, insanlara haz vermek, oyunla alakalı bir bütünlüğü sağlamaksa, yapay ama zekası yok. Yapay. O kadar. HSN THSN 16 Prime kullanmış. Eren Ali 6. ayında merhaba demiş. Hoş gelmiş. Aha, 2 totem daha aldık. Bu arada tek seferde mi 2 totem aldık biz? Galiba. Havali. Onun dışında Ahbodık aramıza katılmış. Makrotis aramıza katılmış. Kerem Avga aramıza katılmış. Elu Carrier aramıza katılmış. KS Benatse GG aramıza katılmış. Asfor aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Aynen. Tekte çıktı galiba. Güzel bu arada. Ganimet çok iş görüyor. Şunları da şöyle alsak. Bence totem farmı iş görüyor ya. Çok ağlamaya gerek yok. İşimi görüyorsa ben bunlarla mesela bir 10 gün daha idare ederim bu totemlere. Gerçi her yayın 3 kere ölümden döndüğümü düşünecek olursak ne kadar etkili olur bilmiyorum ama olduğu kadarıyla. 10 gün değil, 2 gün dayanır en azından. Benim için öyle. Ben günde 3-4 kere öldüğüm için matematik hesabını yaparsam. Paparapa. Kaseler steklerini yaratıyor. Ama eski alışkanlık, eskiden steklenmiyordu. Ben ta o zamandan beri neredeyse çorba falan yapmıyorum speedrun haricinde. O zamandan beri kaldı. Para mı bitti? Yok, paramız var, zümrütümüz var. Bak hala var burada. Yine ne alalım? Birazcık ekmek alalım. Ekmek parası. Şöyle koyayım ben şunları. Sonra başka ne var? Ne alabilirim? Başka bir şeye de ihtiyacım yok galiba. Altın avuç var mı? Altın avuç satıyor muydu, ben görmedim. Altın avuç varmış. Altın avuç satıyormuş. Ben neden fark etmedim onu? Aa bak, totem. Kaç totem var? Abi. Korktum ya artık. Gerçekten her... Tamam. Sakin. Sakin. Tamam, dışarı çıkıyorum. Abi hayır, daha fazla olmaz. Daha fazla olmaz. Sinir bozanlar. Hayatımı rahat bırakabilir misiniz? Beni rahat bırakabilir misiniz? Ben bu adamlardan bıktım. Ya ben mecbur muyum her seferinde bu adam? Hani bu sefer zırhım olduğu halde neredeyse ölecektim. Gerçekten ya, Microsoft öyle bir hacker olacağım ki Microsoft'u hackleyeceğim. Oyundan sileceğim bunları. Gereklemesinler, üşensinler, kaynak kodlarında falan bir şeylerden sileyim ben bunları da. Bütün böyle yedeklerini de sileyim, internetten de sileyim. Of. Abi hazır elindeymişken Phantom'ları da bir. Ya Phantom'lara zaten boydan ya, ben onlara... hazır elindeymişken onları da bir sileyim. Yok abi, uğraşmaya değmez. Bak nasıl geliyor ya. Abi sürekli kaçıyor ya böyle. Spam atarak alacağım artık. En azından alabiliyorum. Oh. Hani biraz bekledim ya, azıcık beklediğimde hemen atak geliyorlar. Ondan oluyor her şey. Abi hala mı geliyor? Lan adam. Abi ben deli gibi totem alırım bu arada. Şunları bir alayım da şöyle. Deli gibi vuracağım. Şöyle vuracağım. Olduğu kadarıyla artık. Abi ben
Artık daha fazla ölmeyeceğiz de zaten. Ölmemizin imkanı yok artık. Baya baya eşyamız falan var. Ölmeme totemimiz var. Ölmeyiz ama sıkıntı şu. Ben artık rahatsız oldum. Ben cidden ya spawnlanmasın da içim daraldı işim. Yemeğim de ekmek altına mı çalacaktık? Daha ona gelmeden zaman hızlı bir şekilde geldiler, spam oluyor. İsmini gerçekten iyi koymuşlar. Sinir bozucu. Azıcık gideyim de. Şimdi ben senin babanı öldürmedim mi? Ben şimdi senin babanı öldürmedim mi? Gel lan babası. Ha? Ha ne oldu? Babanızı öldürmedim mi lan ben sizin şimdi? Öldürdüm babanızı. Daha fazla gelme. Gelme artık, gelme ya, gelme ya, uff. Tamam, tamam, tamam. Tamam, yani. Abi totem farmı yapıyorum. Totem farmındaki totemler bu adamlar yüzünden gidiyor tekrardan. Bu nasıl bir totem farmı ya? Aa gerçekten. Yok abi. Ha ben sıkıldım ya, içim daraldı artık. Ölmeyeceğim belli. Totem farmı yaparsın. Bu adamlar gelir 5 totem harcatır. E benim karım nerede? Zararını yapıyoruz biz bu işi. Baksana netrite zırhlarımın ağzına sıçmışlar. Şurada da totem var, bari alayım da. Yok abi ben... Ya kafi kafi artık. Bugünlük Minecraft yeter arkadaşlar. Bugünlük aşırı dozumuzu aldık. Daha fazla ben kusmak istemiyorum. Kusacağım çünkü. Ya o zaman bir valomuz var abi. Elinle kesmek zorunda mısın? Oraya böyle tek blokluk bir lav böyle tabelalarla koysan, onlar düştüğü zaman kafası lavın içinde kalıp da lava şey yaparak ölse. Ben ganimetten alıyorum ya, kaç kere dedik kusur lan. Sen de mi Brutus be? Sen de mi Brutus? Ayıp lan. Ayıp. Gelin bu arada. Girdim oyuna ben. Inogoku aramıza katılmış. Coca-Cola Sarp. Üçüncü ayında Platine Staken. Üçüncü ay demiş. Sarıyor. Sardı demiş. Tnori aramıza katılmış. Onun dışında. Umutlu Furit de üçüncü oda demiş. Adal adam. Sinir bozuculardan kurtulmak için tavsiyem, durduğun yeri bir blok yüksel, tabela koy ve lav koy. Duvardan geçerken yanar ölürler. Ama o zaman da ben yanarım. Az önce yanarak öldürttürdüler beni. Vura vura. Beni de yaktı şerefsizler. O zaman daha kötü. Yanarak ölmüyorlar. Bir tık sıkıntılı oldu ya. İlginç. Neyse. Onun dışında 16-11 Rebi tekrardan aramıza birine katmıştı. Nori Sıfır Prime'ı kullanmış. Inogoku aramıza katılmış. Onun dışında F2F ikinci yayında abi pencereye bak demiş. Yok bakmayacağım. Almayayım. Kerem Kevga Prime'ı kullanmıştı. Onun dışında Sıfır Aybo 5. ayında hiçbir şey dememiş. Dünar HG aramıza katılmış. Wolf3889 kolay gelsin demiş. 3. ayında. Teşekkür ederim. O zaman her şey ya, tamamsa. Birini şey yapsan gazeteni gelse olur mu? Reis King'e atayım o zaman. Tam agalardan sayılmıyor. Reis King de sürekli atılıyor be adam. Yani en azından boş zaman varken yayın dışında falan gelirsen daha mantıklı olabilir abi. Tamam şimdi ölüm kalım savaşı bir girelim. Ama oyunda gözüküyor abi şu an. Ben şimdi çıkartıyor ya. Onu kulaklığı niye kullanıyorsun? Gazeteyi kulaklığı niye kullanıyorsun? Ben atayım abi, ölüm kalım savaşı girelim. Ondan sonra tekrardan alırız. Ben yat. Of ben de Gazneli geyirdi sandım ya. Of. Ben yatım uteleyeceğim ya. Karşılaşma. Niyat... Info da vermiyordun. Chatten falan yazıyor. Niyat kaşınıyor bazen. Dur ben de hava pompalayayım mı? Alo. Abi dünkü gibi taramalı gelirsen sıkıntı olabilir. Hayır. Bir gün yanlışlıkla yanlış bir sound pad'e basacak. Bu arada gerçekten yapabiliyorum lan. İçime hava alıyorum ben. Abi taramayı böyle... kalım savaşı. Yok lan. Hava almak o kadar kolay değil bu arada. Belli bir süre alıyorsun sonra giriyorsun. Öyle. Bak. İyice iğrenç bir yere gidiyor. Yapma. Yapmayın oğlum. Çok çirkin oluyor. Chat özür dilerim. Çok iğrenç bir şey olduğunu biliyorum ama.
Argos teşekkür ederim, iyi geceler canım benim. My name is Mustafa Prime kullanmış. Greater Not Toxic Prime'i kullanmış. Sam TV 2. ayında. Teşekkür ederim. Hadi bakalım o zaman bir gerçekten şöyle Minecraft şeylerini bırakayım. Şöyle hazırlayalım kendimizi. Bir bayağı hazır lan, benim aim şeyi nerede? Bilmiyorum. Birazcık da aim'imi hissetmem lazım. Şu an hissedemiyorum. Organım gibi tekrardan. Abi. Organım gibiyim. Abi organım gibi hissetmedim ama organı hissettim galiba. Hangi organ? Oluyor oluyor. Başkalarının organları. Tam neyse, asıl tur başlıyor şimdi. Ben şimdi şansımı bu şekilde kötü verdim ki chat en azından şimdi vurabileyim. Oğlum çok ses var ama hiçbir yerde adam yok. İlginçtir. Abi gene gene vuruyorum. Yok abi. Bugün aim bir tık şey. Gerçi her gün bunu diyorum da sonra... Gel arkadaşlar, ben kötü oynadığıma karar kıldım. Gaza getirici müzik önersenize. Hacker müziği var diye var. Dün 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 dün. Roblox'ta kas yaparken o dinliyordum. Öldü diye bıraktım o. Neyse ben Vandal'ımı oynamıyorum. Canım Vandal'ımı sattım diye oynayamıyorum büyük ihtimalle arkadaşlar. İzleyin görün. Hatta ben bağdaş kurduğum için oynayamıyorum. Ha şöyle bak, izle gör şimdi. Dedim bak, bağdaştan dolayıymış. Kafayı yiyeceğim. Hani vuruşlar o kadar garip vuruşlar ki. Başka yok mu? 3. Aga be. Oluyor böyle şeyler. Yok şeydi lan, Karayip Korsanları müziği değil. Din 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 diri diri din din. O bildiğin hacker müziği oğlum, nasıl beğendi? Anladım ben de. Karayip Korsanları'nda... Abi oğlum, Karayip Korsanları'nda nasıl çalacak böyle? Nasıl çalabilir ki? Düşünsene böyle hacker müziği çalıyor. Dün 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 dörü dörü dörü. Kılıç savaşı yapıyorlar öyle. Eski görüm Black World'ü şey yapıyor. Uçan Hollandalı hackleme seansı başlasın. Dün 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 dörü 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 dün dün dörü. Sonra uçan Hollandalı uçmuyor arkadaşlar. Ha Flake. Bir Hollandalı vardı ya. Ya bizim bir Hollandalı vardı sanki abim, ustam ne oldu ona? Davy Jones. Davy Jones artık mezarında ters döner arkadaşlar. Mezarı var mı ki adamın? Yani o da öyle bir şey ama 16-54 QE ikinci yayında misler gibi demiş, misler gibi. Hoş geldin tekrardan. Ba 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 ba. Her yerden ses duyuyorum ama. Geberdi. Ha bu bu, evet bu. Onu şey yapsanız da şu an botu getirseniz de buraya. Dın 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 dere dere. Ama biz bunu bütün Sabaton'da açtık bunu. Olmaz herhalde yani. Aşağı abi. O müzikle gaza gelmezsek hiçbir şeyin başka anlamı yoktur ya. Her şey o şarkıyla anlamlı. Hayatın anlamı bu şarkı olmadan yok. 3. Aga be. Ay ay neyse. Bam 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 bararara. Ben dozajımı almadım arkadaşlar. Özellikle hacker şarkısı açıldıktan sonra ben başlayacağım. Dur dur dur. Ben de kısık yani. Sesliymiş. Geldi şarkı.
Yok arkadaşlar. Sorun bende. Hacker'ımız zinde değil. Yeterince hayır arkadaşlar. Hacker müziği Kanada'ya yeni karışıyor. Hayır çekil. Hayır mı? Hacker müziğini aç. Hacker müziği olmadan ben bilmişim. Bana hacker müziği... Ama hacker müziğimi kapattın olmadı. Arkadaşlar hacker müziğimi açın ki tam kana yine karışmaya başlıyordu. Daha kanıma karışmadı. Abi tam aldın ne damardan biraz. Kana karışmasının belli bir dozajı var. Ah! Oh! Kana karışıyor şu an. Kana karıştı. Gaza geliyorum bu arada, dur. Kanıma karışıyor arkadaşlar, çok iyi hissediyorum şu an. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu galiba. Hacker müziği çok işe yaramadı galiba. Bir tur daha mı girsek? Sonunda açtık. Hacker müziği beni etkiledi ya. Din 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 dire 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 dire. Arkadaşlar hacker müziğini yanlış kişiye açmışız. Onu anladık. Son bir ısınma daha yapalım. Bu sefer tüm hack işlemleri başlasın. Ya kana daha karışmadı chat. Suyu falan biraz içeyim de sulandırayım kanı birazcık. Belki kanım kansızlık var. Aman karışmasın zaten. Tamam abi. Hacker müziğini tekrardan bir resetleyin abi. Şey zaten bitince bir daha çalacak. Harbi mi? Tamam. Ölümün hemen artık. Ölüm arkadaşlar. Kalım savaşı. Beynim şişti abi, beynim şişti. Bir karar ver ama sen. Ben şarkıya uyum sağladım ya. Arkadaşlar... Ben iç sesimi duyamadığım için galiba bir sıkıntı oldu. İç sesi, hack ya, işlemleri yapıyor. Şimdi bak, hack işlemleri... Aa doğru dur. Alttan çalsın yine de. Önemli olan bu. Tamam şu an iç sesimi duyuyorum. O kadar da yüksek çalmıyor. Şu an iç sesimi duyabiliyorum. Sen niye sonuna kadar açtın ki zaten? Oma %200 aldım lan. Manyak mısın sen? O kulağım acıyordu böyle. Ya yani içimde hissetmek istedim o hacker müziğini. İçimde hissedersem daha iyi oyna. Ama hacker müziği bana ters etki yaptı. Acaba aşırı doz mu aldım ben? Arkadaşlar aşırı doz almış olabilirim. Vuramıyorum çünkü. Evet. Kana çok karışmış arkadaşlar. Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar demişler. Hacker müziğinin de fazlası bir tık zarar olabiliyor. Hani böyle... Ah! Ah be! O merkez ölüyor, bu ne böyle? Hayat çok ölümcül. Abi! Yok etti adam. Neyse, önemli olan ana maçta çok iyi oynayacağız arkadaşlar. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin. O neydi lan? Zımbalandım mı? Yani birazcık daha şey yapmam lazım ya. Sakin oynamam lazım. Oha Kayo ne yapıyor lan? Sakin oynamam lazım. Ben adamı görmeden buraya. Abi bir vuruyorum bir vuramıyorum. Ama bunlar bahane arkadaşlar. Tamam. Size
Hep kötü oynadığımı aşılamak istedim. Şimdi öyle bir iyi oynayacağım ki diyeceksiniz. Oy bu ne? Sen hep böyle miydin? Sen böyle bir canavar mıydın? Aynen arkadaşlar, ben bir canavardım. Maker müziği beni farklı bir adam yaptı. Beni deneylerde kullandılar arkadaşlar. Günde 7-24 bu sesi duydum. Bu ses beni aktifleştiriyor. Bu ses ne zaman açılsa Winter Soldier gibi. Buradan aktifleşiyorum arkadaşlar. Bak bak bak, aktifleşmeye bak. Uf. Hayır. Yok arkadaşlar. Fena değil. Ay bu kötüydü. Ayaklı makine. Kesin kesin. Öyledir. Ay başım şişti. Başım şişti lütfen. Ah. Tamam, kapadım. Kapadım abi sonunda. Başımı hissetmiyorum. Gerçekten bunu Roblox'ta oynarken de böyleydi. Dün 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 dürü dürü dün dün dün. Çok aktif bir şarkı ya böyle hani. Abi. Bu arada gaza getiriyor değil mi? Yani böyle bir şekilde gaza geliyorsun yani. O şeyi var. Olayı var. Yaptı güzel yani. Adam istediğiyle oynar. Sana mı soracak? Abi ben neden bu kadar hızlı ölüyorum yani? Bu arada şarkının orijinali ne acaba? Hacker müziği yazınca YouTube'a çıkıyor ama. Evet, ben hep öyle biliyorum. Hayır, şarkının, müziğin normal adını bilen yok. Hacker müziği. Hacker müziği abi. Dın 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 dır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 
koymuş. Arkadaşlar ben hikaye...